Cesur Yeni Dünya Oldos Huxley 1. Bölüm Sadece 34 katlı yerden bitmek gri bir bina. Ana girişin üstünde şu sözcükler. Londra Merkez Kuluçka ve Şartlandırma Merkezi ve üzeri kaplanmış olan Dünya Devleti'nin sloganı Cemaat, Özdeşlik, İstikrar Zemin kattaki devasa oda kuzeye bakıyordu. Odanın kendisinin büyük tropik ısısına karşın, pervazların ötesinde tüm yaz boyunca soğuk kalan ince, sert bir ışık pencerelerden süzülüp aç gözlerle üzerine kumaş örtülü bir figür, soğuktan titreyen, soluk silüetli bir akademisyen arıyor. Ancak yalnızca bir laboratuvarın cam, nikel ve solukça parıldayan porselenini buluyordu. Kış donukluğuna yine kış donukluğu karşılık veriyordu. Ellerine soluk ceset rengi lastik eldivenler giymiş işçilerin tulumları beyazdı. Işık bir hayaletti, donuk ve ölü. Sadece mikroskopların sarı gövdelerinden belli bir parlak ve canlı töz ödün çalıyordu. Çalışma masaları boyunca cilalı tüplerin arasında uzun bir silsile halinde birbirini izleyen enfes çizgiler tereyağı gibi duruyordu. Burası da, dedi müdür kapıyı açarak. Dölleme odası. Kuluçka ve şartlandırma merkezi müdürü odaya girdiğinde, güçlükle nefes alan sessizlikte, derin konsantrasyondan kaynaklanan dalgın, kendi kendine konuşmaların ıslık ya da uğultusunun ortasında 300 döllendirici, aletlerin üzerine eğilmiş çalışıyordu. Yeni gelmiş çok genç, pembe ve tüyü bitmemiş bir bölük öğrenci, ürkek ve acınacak bir şekilde müdürün ardı sıra yürüyorlardı. Her biri elinde bir defter, yüce adam ne zaman bir söz edecek olsa umutsuzca bir şeyler yazıyorlardı. Asıl kaynağın kendisinden. Nadir rastlanır bir ayrıcalıktı. Londra Merkez KŞM Müdürü yeni öğrencilerine değişik bölümleri bizzat gezdirmeye bilhassa önem verirdi. Sadece size genel bir fikir vermek için diye açıkladı öğrencilere. Çünkü zaten işlerini zekice yapacaklarsa genel bir fikirleri olmak zorundaydı. Ancak toplumun iyi ve mutlu üyeleri olacaklarsa, ne kadar az bilirlerse o kadar iyi olurdu. Çünkü herkesin bildiği gibi tikerler erdem ve mutluluğu getirir. Genellikler ise entelektüel açıdan kaçınılmaz belalardır. Toplumun omurgasını düşünürler değil, oymacılar ve pul koleksiyoncuları oluştururlar. Yarın diye ekledi hafif tehditkar bir cana yakınlıkla Ciddi çalışmaya koyulacaksınız. Genelliklere ayıracak zamanınız olmayacak. Bu arada bu bir ayrıcalıktı. Dost doğru kaynağından deftere. Çocuklar delice yazmayı sürdürdüler. Uzun boylu ve daha ziyade zayıf ama dimdik müdür odaya girdi. Uzun bir çenesi ve iri, belirgin dişleri vardı. Konuşmazken dolgun, biçimli olan dudakları dişlerini zorlukla örtüyordu. Yaşlı, genç mi? Otuzlarında mı? Elli mi? Elli beş mi? Söylemek zordu. Zaten bu istikrar yılında FS 632'de bu soru sorulmazdı. Sormak aklınıza gelmezdi. Başından başlayayım, dedi KŞM müdürü. Ve daha hevesli öğrenciler onun bu niyetini defterlerine not ettiler. Başından başla. Koluyla işaret ederek "Bunlar kuluçka makineleri." dedi. Yalıtılmış bir kapıyı açıp raflar dolusu deney tüpünü gösterdi. "Bu hafta kullanılacak yumurtalar. Kan sıcaklığında bekletiliyorlar. Erkek gametlerse," dedi ve başka bir kapıyı açtı. "37 yerine 35 derecede bekletilmek zorundalar." tam kan sıcaklığı kısırlaştırır. Termojene sarılı koçlar kuzu doğurtmaz. Müdür kuluçka makinelerine yaslanmaya devam ederek modern dölleme işleminin kısa bir tanımını yaparken kalemler aceleyle okunmaz biçimde sayfalarda kaydı. Tabii öncelikle cerrahi başlangıçtan söz etti. Toplumun iyiliği için gönüllü olarak geçirilen bu ameliyat Aynı zamanda altı maaşa varan ikramiyeyi de beraberinde getirir." diyerek alınan yumurtalığın nasıl canlı ve aktif gelişim sürecinde tutulduğunu anlatmaya devam etti. Sonra da en uygun sıcaklık, tuzluluk ve akışmazlığı açıklamaya koyuldu. Buradan da ayrılmış ve olgunlaşmış yumurtaların içinde tutulduğu sıvıya geçti. Çalışma masalarına yönelerek öğrencilere sıvının deney tüplerinden çekilişini ve özel olarak ısıtılmış mikroskop camına damla damla bırakılışını bizzat gösterdi. İçlerindeki yumurtaların nasıl anormallik testine tabi tutulduğunu, nasıl sayılıp sonra da gözenekli bir kaba aktarıldığını açıklayarak bu kabın onları işleme izlemeye götürdü. Santimetre küp başına yüz binlik düşük yoğunlukta serbest yüzen sperm hayvancığının bulunduğu sıcak bir karışıma batırılışını ve 10 dakika sonra kabın sıvıdan çıkarılıp İçindekilerin tekrar incelenişini izlettirdi. Eğer döllenmeyen yumurta kalırsa tekrar ve gerekirse tekrar batırıldığını, döllenen yumurtanın kuluçka makinelerine dönüşünü, alfa ve betaların kesin olarak şişelenene dek nerede tutulduğunu, bu arada gamma, delta ve epsilonların sadece 36 saat sonra Bakanovski işlemine tabi tutulmak üzere tekrar çıkarıldığını anlattı. Bakanovski işlemi, diye tekrarladı müdür. Ve öğrenciler küçük defterlerinde sözcüklerin altını çizdiler. Tek yumurta, tek embriyo, tek yetişkin. Normallik. Ama Bakanovskileştirilmiş bir yumurta tomurcuklanacak, çoğalacak, bölünecektir. 8 ila 96 tomurcuk, her tomurcuk eksiksiz bir embriyoya, her embriyoda tam boy bir yetişkine dönüşecek. Daha önce sadece bir tane yetişirken 96 insan yetiştirmek. İlerleme bu işte. Özünde diye başladı müdür. Bakanovskileştirme bir dizi gelişmeyi önleme işlemini kapsamaktadır. Normal büyümeyi engellediğimizde paradoksal biçimde yumurta tomurcuklanarak tepki gösterir. Kalemler çalışıyordu. İşaret etti. Çok yavaş hareket eden bir bantta bir tepsi dolusu deney tüpü büyük bir metal kutuya giriyor, hemen bir diğeri görünüyordu. Makineler belli belirsiz vınlıyordu. Tüplerin işlemden geçmesi sekiz dakika sürer, dedi. Sekiz dakika, bir yumurtanın dayanabileceği şiddette ilk ışını. Birkaç ölüyordu. Kalanların en az dayanıklıları ikiye bölünüyor, çoğu dört tomurcuk veriyordu. Bazıları ise sekiz, hepsi kuluçka makinelerine tekrar konuyor ve tomurcuklar burada gelişmeye başlıyordu. Sonra iki gün geçtiğinde aniden soğutuluyor, tekrar soğutuluyor ve müdahale ediliyordu. 2, 4, 8 Tomurcukların kendileri de tomurcuk veriyordu. Hemen sonrasında neredeyse ölümüne alkole batırılıyorlardı. Sonuçta tekrar filizlenip tomurcuk üstüne tomurcuk veren tomurcuklar daha fazla müdahale genelde ölümle sonuçlandığından huzur içinde gelişmeye bırakılıyordu. Bu arada ilk yumurta 8 ile 96 arası bir sayıda embriyoya bölünmüş oluyordu. Sizin de hak vereceğiniz gibi bu, doğa üzerinde sağlanmış muazzam bir ilerlemedir. Tek yumurta ikizleri eskiden olduğu gibi canlı anadan Kazara yumurta bölünmesi sonucu doğan kıtırık ikiz ya da üçüzler değil. Aksine düzünelerce, yirmilerce hem de bir batında. Yirmilerce diye tekrarladı müdür ve bahşiş dağıtırcasına kollarını açtı. Yirmilerce. Ama öğrencilerinden biri bunun avantajının nerede olduğunu sormaymazlığında bulundu. Evladım. Müdür Hızla topuklarının üzerinde öğrenciye döndü. Göremiyor musun? Göremiyor musun? Bir elini kaldırıp ciddi bir ifadeyle "Bokanovski işlemi toplumsal istikrarın en önemli araçlarından biridir." Toplumsal istikrarın en önemli araçlarından biri. Tek tip gruplarda standart erkek ve kadınlar Küçük bir fabrikanın tüm çalışanları bakanovskileştirilmiş tek bir yumurtanın ürünleri olabilir. 96 tek tip makinede çalışan 96 tek yumurta ikizi. Sesi coşkudan neredeyse titriyordu. Tarih boyunca ilk kez nerede olduğunu anlayabiliyorsun. Gezegensel slogandan alıntıyla. Cemaat, özdeşlik, istikrar dedi. Muhteşem sözcükler. Sonsuz bir biçimde Bakanovskileştirebilseydik bütün sorun çözülürdü. Standart gamalar, değişmez deltalar, tek tip epsilonlar sorunu çözerdi. Milyonlarca tek yumurta ikizi seri üretim prensibi sonunda biyolojiye uyarlanabilirdi. Fakat eyhat diye müdür kafasını salladı. Sonsuz sayıda Bakanovskileştiremiyoruz. 96 üst sınırdı. 72 ise iyi bir ortalama. Aynı yumurtalık ve aynı erkeğin gametlerinden mümkün olduğunca fazla sayıda tek yumurta ikizi üretmek yapabileceklerinin en iyisi, ikinci en iyi olmakla birlikte buydu. Bu kadarı bile zordu. Çünkü doğada 200 yumurtanın olgunluğa ulaşması 30 yıl sürer. Ama bizim işimiz şu anda nüfusu sabitleştirmektir. Burada, bu anda bir çeyrek yüzyıl zarfında damla damla ikiz üretmek ne gibi bir fayda sağlar ki? Hiçbir faydası olmayacağı açıktı. Fakat postsinap tekniği olgunlaşma sürecini büyük ölçüde hızlandırmıştı. İki yıl içinde en azından 150 olgun yumurtayı garantileyebiliyorlardı. Dölle ve bakanovskileştir. Diğer bir deyişle 72 ile çarp. Bu da ortalama olarak 150 tek yumurta ikizi grubundan yaklaşık 11 bin erkek ya da kız kardeş üretebilmek demekti. Tümü aynı çağda sadece iki yıl içinde gerçekleşiyordu. Bazı istisnai durumlarda tek yumurtalıktan 15 binin üzerinde yetişkin elde ettiğimizde oluyor. O anda oradan geçmekte olan sarışın, kızıl suratlı genç bir adamı işaret ederek. Mr. Foster, dedi. Kızıl suratlı yaklaştı. Tek bir yumurtalık rekorumuz nedir söyler misiniz Mr Foster? Bu merkezde 16012'dir." diyerek hiç tereddütsüz yanıtladı Mr Foster. Çok hızlı konuştu. Canlı mavi gözleri vardı ve rakamlar alıntılamaktan açıkça zevk alıyordu. 189 ikiz grubundan 16012 adet. Ama tabii bazı tropik merkezlerde diye cırcır cır konuşmayı sürdürdü. Çok daha iyisini de başardılar. Singapur birçok kez 16500'ü aşmıştır. Mombasa ise 17000 çizgisine ulaşmıştır. Ama onların adil olmayan avantajları var. Bir zenci yumurtalığının sümüksü sıvıya verdiği tepkiyi görmelisiniz. Müthiş bir şey. Eğer Avrupa malzemeyle çalışmaya alışmışsanız şaşırmadan edemiyorsunuz. Fakat diye gülerek ekledi. Mücadele ışığı Gözlerinde parlıyor, çenesini kaldırışıyla meydan okuyordu. Fakat onları yenmeye kararlıyız. Şu anda harika bir delta-eksi yumurtalı üzerinde çalışıyorum. Daha sadece 18 aylık. Tüpte ya da embriyoda şimdiden 12700 çocuğu oldu bile ve hala üretiyor. Onları yeneceğimiz gün yakındır. İşte böyle olacak, dedi müdür ve Mr. Foster'ın omuzuna dokundu. Bizimle gelin de çocuklar uzman bilgilerinizden faydalansınlar. Mr. Foster alçak gönüllülükle gülümsedi. Zevkle yürüdüler. Şişeleme odasına uyumlu bir telaş ve düzenli bir faaliyet hakimdi. Uygun boyda kesilip hazırlanmış dişi domuzdan alınma taze karın zarı parçaları, küçük asansörlerle yer altındaki organ deposundan hızla yukarıya taşınıyordu. Vız ve sonra tık. Asansör kapıları yanları açılıyordu. Zar yerleştiriciye sadece elini uzatmak ve parçayı almak kalıyordu. Sonra sokup düzeltiyordu ve zarı yerleştirilen şişe sonsuz uzanan bant boyunca uzaklaşamadan yine vız ve tık. Başka bir karın zarı parçası başka bir şişeye yerleştirilmeye hazır, derinlerden yükseliyor, bantın yavaş ve durmak bilmez faaliyeti böylece sürüyordu zar yerleştiricilerin yanında kayıtçılar dikiliyordu. Bant ilerliyordu. Yumurtalar tek tek deney tüplerinden alınıp daha büyük kaplar aktarılıyordu. Karın zarı ustalıkla yarılıyor, morül yerine bırakılıyor, tuzlu çözelti ekleniyordu. Şişe artık ilerlemiş bulunuyordu ve sıra etiketçilere geliyordu. Kalıtım, dölleme tarihi, Bakanovski grubu üyeliği gibi ayrıntılar deney tüpünden şişeye aktarılıyordu. Assızlık sona eriyor, isim ve kimlik bilgileri kazandırılıyordu. Faaliyet yavaş bir biçimde sürüyor, duvardaki bir delikten geçerek sosyal belirleme odasına doğru ilerliyordu. 88 metre küplük kartlı fihris, diyen Mr. Foster'ın ardından içeri girdiler. İlgili tüm bilgiler buradadır, diye ekledi müdür her sabah güncelleştirilir ve her öğleden sonra eş güdümlenir. Hesaplamalar bu bilgilerle yapılır. Şu, şu nitelikte bir sürü birey, dedi Mr. Foster. Bu nitelikler bireylere şu, şu miktarlarda dağıtılır. Her an en yüksek şişeden alım hızı. Beklenmedik kayıplar anında düzeltilir. Anında, diye tekrarladı Mr. Foster. Son Japonya depreminden sonra kaç saat mesai yaptığımı bilseniz," diyerek neşeyle güldü ve kafasını salladı. Sosyal belirlemeciler buldukları rakamları döllendiricilere iletirler. İstedikleri embriyoları döllendiriciler sağlar onlara. Şişeler sosyal belirleme için buraya gelir. Buradan da aşağıya embriyo deposuna gönderilirler. Biz de şimdi oraya gidiyoruz. Bir kapıyı açan Mr. Foster, merdivenlerden zemin kata doğru önden yola koyuldu. Sıcaklar hala tropikti. Gittikçe yoğunlaşan bir alaca karanlığa doğru inmeye devam ettiler. İki kapı ve çift dönüşlü bir geçit ışığın içeri sızmasına izin vermiyordu. Embriyolar fotoğraf filmi gibidirler diye espri yapan Mr. Foster ikinci bir kapıyı itti. Sadece kırmızı ışığa dayanabiliyorlar. Öğrencilerin Mr. Foster'ın peşinden içine daldıkları boğucu ve sıcak, karanlık, gerçekten de yaz öyle sonlarında, kapalı gözlerin arkasındaki türden göze görülebilir ve kızıl bir karanlıktı. Üst üste dizilmiş şişkin şişe dizileri içlerindeki sayısız yakutla parıldıyordu. Yakutların arasında cilt vereminin tüm belirtilerini taşıyan mor gözlü erkek ve kadınların soluk kırmızı hayaletleri dolanıyordu. Makinelerin uğultu ve zırıltısı belli belirsiz havaya karışıyordu. Konuşmaktan yorulan müdür, "Çocuklara birkaç rakam verin, Mr. Foster." dedi. Mr. Foster da zaten rakam vermeye can atıyordu. Uzunluğu 220, eni 200 metre, yüksekliği ise 10. yukarıyı gösterdi. Öğrenciler kafalarını su içen tavuklar gibi yüksek tavana kaldırdılar üst üste konmuş üç dizi raf vardı. Zemin kat seviyesinde, birinci ve ikinci galerilerde. Galerilerin örümcek ağı misale çelik iskeleti, karanlıkta tüm yönlere doğru uzanıyordu. Yakınlarında üç kızıl hayalet, yürüyen bir merdivenden damacanaları indirmekle meşguldü. Sosyal belirleme odasından geliyordu yürüyen merdiven. Her şişe 15 raftan birine yerleştirilebiliyordu. ve görülemiyorsa da her raf saatte 33.3 santimetre hızla ilerleyen taşıyıcı bir banttı. 267 gün boyunca günde 8 metre. Toplam 2136 metre. Zemin katta bir tur, ikinci de yarım tur ve 267 sabah şişeden alım odasına varış. Sözüm ona bağımsız var olur. Ama bu geçen sürede diye başladı Mr. Foster. Onlara birçok şey kazandırırız. Ah, evet, birçok şey. Gülüşünde bilmişlik ve zafer edası vardı. İşte böyle olacak, dedi bir kez daha müdür. Dolaşalım. Onlara her şeyi anlatın Mr. Foster. Mr. Foster hakkıyla anlattı. Onlara karın zarı döşeğinde büyüyen embriyoyu anlattı ve embriyonun beslendiği yapay kanı tattırdı. Niye bu yapay kanı plasenta ve tiroksine zenginleştirmek gerektiğini açıkladı. Korpus luteum ekstresini anlattı. 0 ile 2140 metre arasında her 12 metrede bir bu projesteron endokrinini otomatik olarak zerk eden enjektör memelerini gösterdi. Yolun son 96 metresi boyunca gittikçe artan dozlarda verilen salgıdan söz etti her şişeye 112. metrelerde yerleştirilen yapay ana rahmi dolaşım ünitesini tarif etti. Yapay kanın bulunduğu hazneyi, kanı plasanta üzerinde hareket halinde tutan sentetik akciğere ve kirli kan filtresine taşıyan merkez kaç pompasını gösterdi. Embriyonun sorun çıkaran anemiye yakalanma eğiliminden ve sonuçta bunu gidermek üzere vermek zorunda kaldıkları yüksek dozlarda domuz midesi ekstresinden ve tay cenininden alınma karaciğerden bahsetti. Onlara her 8 metrenin son iki metresi boyunca tüm embriyoları hareket olgusuyla tanıştırmak için aynı anda sarsmaya yarayan basit mekanizmayı gösterdi. Şişeden alım travması denen şeyin önemine değindi ve bu tehlikeli şokun etkisini en aza indirmek için şişelenmiş embriyoyu uygun eğitimden geçirmek yoluyla alınan tedbirleri saydı. 200 metre yakınlarında yapılan cinsiyet testlerini anlattı. Etiketleme sistemini açıkladı. Beyaz zemin üzerine siyah yazıyla erkekler için T, dişiler için daire ve yazgısı kısır olarak belirlenenlere de soru işareti. Çünkü zaten çoğu durumda doğurganlık sadece başa beladır, dedi Mr. Foster. Gerçekte 1200 yumurtalıktan birinin doğurgan olması amaçlarımıza yeter de artar bile. Ama elimize iyi seçenekler olsun isteriz. Şüphesiz işi hep sağlama almak gerekir. O yüzden dişi embriyoların yüzde otuzunun normal gelişimine izin veriyoruz. Diğerlerine yolun kalanında her 24 metrede bir, bir erkek cinsiyet hormonu verilir. Sonuç, şişeden kısır dişiler olarak çıkarılırlar. Yapısal olarak gayet normal, sakalların çıkması eğilimi gibi çok küçük bir istisnayı saymazsak diye kabullenmek zorunda kaldı. Ama kısır. Genellikle kısır. Ki bu da sonunda bizi diye devam etti. Doğanın salt kölece taklidinden uzaklaştırıp insan buluşlarının çok daha ilginç dünyasına taşımaktadır. Ellerini ovuşturdu. Elbette sadece embriyo kuluçkalandırmakla yetinmeyeceklerdi. İnekler bile yapabilirdi bunu. Aynı zamanda yazgılarını belirleyip şartlandırıyoruz. Bebeklerimizi şişeden sosyalleşmiş insanlar olarak çıkarıyoruz. Alfalar ya da epsilonlar olarak geleceğin kanalizasyon işçileri ya da geleceğin geleceğin dünya denetçileri diyecekti ama kendini düzeltip geleceğin kuluçka merkezleri müdürleri olarak dedi. Kahveleme müdürü iltifata gülümseyerek karşılık verdi. 11. rafta 321. metrenin yanından geçiyorlardı. Genç bir beta eksi tamirci, elinde tornavida ve somun anahtarı, geçmekte olan bir şişenin yapay kan pompasıyla uğraşıyordu. Civatayı sıkıştırdıkça makinenin uğultusu gıdım gıdım ton değiştiriyordu. Bir diş, bir diş daha. Son bir kez sıktı. Devir sayacına göz attı, işi tamamdı. Bu çizgide iki adım ilerledi ve sıradaki pompa üzerinde aynı işleme başladı. Dakikadaki devir sayısı düşürüldüğünde yapay kan daha yavaş dolaşır. Akciğerden daha uzun aralıklarla geçer ve sonuçta embriyoya daha az oksijen verir," diye açıkladı Mr. Foster. Bir embriyonun normalin altında kalması için oksijen kısıtlamasından daha iyi bir yöntem yoktur yine ellerini ovuşturdu. Saf bir öğrenci, ''Fakat niye embriyonun geri kalmasını istiyorsunuz?'' diye sordu. Uzun bir sessizliği bölerek, ''Eşek!'' dedi müdür. ''Bir epsilon embriyosuna, epsilon kalıtımı kadar epsilon ortamının da sağlanması gerektiği hiç mi aklına gelmedi?'' Belli ki aklına gelmemişti. Kafası karma karışık oldu ne kadar alt sınıfa aitse o kadar az oksijen verilir, dedi Mr. Foster. İlk etkilenen organ beyin olurdu, sonra da iskelet. Normal oksijenin yüzde yetmişiyle cüceler yaratıyordunuz. Yetmişten azıyla gözsüz canavarlar. Ki hiçbir işe yaramazlar, diye başladı Mr. Foster. Oysa sesine bir heves ve gizlilik gelmişti Yetişkin olma süresini kısaltacak bir teknik geliştirebilseler ne büyük bir zafer kazanılır. Topluma ne büyük faydalar sağlanabilirdi. Atları düşünün. Düşündüler. Atlar altı yaşında olgunlaşıyordu. Fillerse on. Oysa bir erkek on üçünde cinsel olarak olgunlaşmamıştır. Ancak yirmisine vardığında tam olarak gelişmiştir. Tabii bu nedenle geciken gelişmenin meyvesi İnsan zekası çok haklı olarak Mr. Foster ama epsilonlarda insan zekasına ihtiyaç duymayız dedi. Duyulmazdı ve zeki de olmazlardı. Ama epsilon beyni 10 yaşında olgunlaşmakla birlikte bedeni 18 yaşına dek çalışmaya uygun hale gelmiyordu. Boşa giden uzun fuzuli hamlık yılları. Fiziksel gelişme. Örneğin bir ineğin ki kadar hızlandırılabilseydi topluluk için ne kadar büyük bir kazanç olurdu. Öğrenciler "Muazzam!" diye mırıldandılar. Mr. Foster'ın heyecanı bulaşıcıydı. Buradan epey teknik konulara geçti. İnsanların bu kadar yavaş gelişmesine neden olan anormal endokrin koordinasyonundan söz etti. Ve bunu açıklamak için tohumsal bir mutasyon koyutladı. Epsilon embriyosu uygun bir teknikle köpek ve ineklerdeki normalliğe döndürülebilir miydi? İşte sorun buydu. Pilkington Mombasa'da 4 yaşında cinsel açıdan olgunlaşan ve 6,5 yaşında tamamen büyüyen bireyler üretmişti. Bilimsel bir zafer. Ne var ki toplumsal açıdan faydasız. 6 yaşındaki erkek ve kadınlar Epsilon işi bile yapamayacak kadar aptal oluyordu. Bu işlem de ya hep ya hiç türündendi. Değiştirmeyi ya hiç başaramıyor ya da fazlasıyla başarıyordunuz. Hala 20 yaş yetişkini ile 6 yaş yetişkini arasında bir orta noktaya ulaşmaya çalışıyorlardı. Ve o ana kadar başarı sağlanamamıştı. Mr. Foster iç geçirerek başını salladı. Kızıl alaca karanlıktaki gezintileri onları 9. rafın 170. metresinin yakınlarına getirmişti. Bu noktadan itibaren 9. raf muhafaza içine alınıyordu. Şişeler yolculuklarının kalanını arada sırada 2-3 metrelik açıklıkları bulunan bir tür tünelde sürdürüyorlardı. Isı şartlandırması dedi Mr. Foster bir sıcak tünelin ardından bir serin tünel geliyordu. Serinlik, şiddetli ilk sıçınları yoluyla rahatsızlık hissiyle ilişkilendiriliyordu. Şişeden alınma anı geldiğinde embriyolarda soğuk korkusu yaratılmış oluyordu. Yazgıları tropik bölgelere göç edecek madenci, asetatlı ipek dokumacısı ve demir çelik işçisi olacak şekilde belirlenmiş oluyordu. Sonra da beyinleri Bedenlerinin seçimini pekiştirecek şekilde işleniyordu. Onları ısıyla büyümeye şartlandırıyoruz diyerek başladı Mr. Foster. Üst kattaki iş arkadaşlarımız onlara sıcağı sevmeyi öğretecekler. Bu da diye veciz bir ifadeyle ekledi müdür. Mutluluk ve erdemin sırrıdır. Yapmak zorunda olduğun şeyi sevmek. Tüm şartlandırmaların amacı budur. İnsanlara kaçınılmaz toplumsal yazgılarını sevdirmek. İki tünel arasındaki bir açıklıkta bir hemşire, geçmekte olan bir şişenin içindeki jelatinimsi maddeye özenle ince uçlu bir şırıngayı sokuyordu. Öğrenciler ve rehberleri birkaç dakika sessizce hemşireyi izlediler. Sonunda şırıngayı çekip doğrulduğunda Mr. Foster, "Lenina," dedi. Kız irkilerek döndü. Bütün cilt veremine ve mor gözlerine rağmen şaşılacak kadar güzel olduğu görülebiliyordu. Harry! Kızıl bir parıltıyla Mr. Foster'a gülümsedi. Bir dizi mercan diş. Müdür, çok hoş, çok hoş diye mırıldandı ve iki üç kez yumuşakça kızın omzuna dokundu. Karşılığında daha çok saygıdan kaynaklanan bir gülümseme buldu. Mr. Foster sesinin tonunu profesyonelleştirerek ''Embriyolara ne veriyorsunuz?'' diye sordu. Her zamanki tifo ve uyku hastalığı aşılarını. Mr. Foster öğrencilere açıklamayı sürdürdü. 150. metrede tropik işçileri aşılamaya başlarız. Embriyoların hala solungaçları vardır. Balıklara, müstakbel insanın hastalıklarına karşı bağışıklık kazandırırız. Sonra yine Lenina'ya dönerek. Her zamanki gibi öğleden sonra beşe on kala çatıda, dedi. Müdür bir kez daha çok hoş, dedi ve kızın omzunu son bir kez okşayıp diğerlerinin ardından uzaklaştı. Onuncu rafta gelecek neslin kimya işçileri, kurşun, yanmış kireç, katran ve klora dayanıklılık konusunda eğitiliyordu. 225 tane embriyo halindeki füze mühendisi grubunun ilki üçüncü raftaki 1100. metre işaretini henüz geçiyordu. Özel bir mekanizma bulundukları kabı sürekli döndürüyordu. Mr. Foster açıkladı. Denge hislerini geliştirmek için havada duran bir füzenin dışında tamir yapmak öyle her baba yiğidin harcı değildir. Yarı yarıya aç kalsınlar diye dik durduklarında dolaşımlarını yavaşlatıyoruz. Ve baş aşağı kaldıklarında yapay kan akışını iki katına çıkarıyoruz. Böylece baş aşağı kalmanın iyi olmak anlamına geldiğini öğreniyorlar. Aslında sadece başların üzerinde dikilirken mutlu olabiliyorlar. Şimdi de, diye konuşmayı sürdürdü Mr. Foster. Sizlere çok ilginç bir alfa artı entelektüeli şartlandırması göstermek istiyorum. Beşinci rafta büyük bir grup bizi bekliyor. Dedi ve zemin kata inmeye başlamış olan iki çocuğa birinci galeri katında diye seslendi. Dokuz yüzüncü metre civarında bir yerdeler diye açıkladı. Ceninlerin kuyrukları tamamen kaybolana dek işe yarar bir zihinsel şartlandırma yapamazsınız. Beni izleyin. Ama müdür saatine bakmıştı. Üçe on var dedi. Korkarım entelektüel embriyolarına zaman kalmadı. Çocukların ölü uykuları sona ermeden çocuk yuvalarına gitmemiz gerekiyor. Mr. Foster hayal kırıklığına uğradı. Hiç olmazsa şişeden alım odasına bir göz atsaydık, diye yalvardı. Müdür, hoşgörüyle karşılık gülümseyerek. Peki öyleyse, sadece bir göz atalım, dedi. İkinci Bölüm Mr. Foster şişeden alım odasında kaldı. KŞM müdürü ve öğrencileri en yakın asansöre binip beşinci kata çıktılar. Çocuk yuvaları. Bildiri panosunda yeni Pavlov şartlandırma odaları yazıyordu. Müdür bir kapıyı açtı. Büyük, boş bir odaya girdiler. Çok parlak ve güneşli bir odaydı. Çünkü güneye bakan duvarın tamamı tek bir pencereydi. Viskoz keteninden yapılma pantolon ve ceketlerden oluşan bir üniforma giymiş, saçlarını mikroptan korumak üzere beyaz keplerin altına gizlemiş yarım düzüne hemşire, gül dolu vazoları zemin boyunca tek sıra halinde dizmekle meşguldü. Tıka basa çiçek dolu büyük vazolar. Yeni açmış, ipek yumuşaklığında binlerce taç yaprak, binlerce küçük meleğin yapraklarını andırıyordu. Fakat o parlak ışıkta melekler sadece pembe ve ağrı değil, aynı zamanda pırıl pırıl Çinlilerdi ve Meksikalılardı. Aynı zamanda çok fazla göksel sür dinlemekten felçli ve ölü gibi solgun, ölüm sonrası mermer beyazlığı misali soluktular. Müdür girince hemşireler hazır ola geçtiler. Kısaca, kitapları dizin, dedi. Hemşireler sessizce emri yerine getirdiler. Kitaplar gül vazoların arasına düzgünce yerleştirildi. Her birinde parlak renkli bir dört ayaklı hayvan, kuş ya da balık sayfası, davetkar bir şekilde açılmış bir sıra yuva kitapçığı. Şimdi de çocukları içeri alın. Aceleyle odadan çıkıp bir iki dakika içinde döndüler. Her biri dört taraflı telle çevrili, dört raflı, tekerlekli servis masası benzeri şeyleri iterek içeri girdiler. Her rafta tıp atıp birbirine benzeyen belli ki bir Bukanovski grubuydu. Hepsi Delta sınıfından oldukları için haki renkte giydirilmiş sekiz aylık bebekler vardı. Yere indirin. Çocukları indirdiler. Şimdi onları döndürün ki çiçekleri ve kitapları görebilsinler. Döndürülen bebekler önce sessizleştiler. Sonra da parlak renkli öbeklere, beyaz sayfalardaki şenlikli parlak şekillere doğru emeklemeye başladılar. Hedeflerine yaklaşırken güneş, geçici olarak gizlendiği bulutun ardından çıktı. Güller sanki içlerinden yükselen ani bir coşkuyla alevlendiler. Kitapların parlak sayfalarını yeni ve derin bir önem kapladı emekleyen bebek saflarından minik heyecan kıkırtıları ve keyif cıvıltıları yükseldi. Müdür ellerini ovuşturdu. Mükemmel, dedi. Hızlı emekleyenler hedeflerine ulaştılar. Minik eller kararsızca uzanıyor, dokunup kavrayarak taç yaprakları yoluyor, kitapların aydınlanmış sayfalarını buruşturuyordu. Müdür, bebeklerin tamamı eğlenceye katılana dek bekledi, ve sonra ''Dikkatle izleyin'' dedi. Elini kaldırarak işaret verdi. Odanın diğer ucunda dikilmekte olan baş hemşire küçük bir kolu indirdi. Şiddetli bir patlama oldu. Gittikçe tizleşen bir siren ötmeye başladı. Alarm zilleri delirtircesine çalıyordu. Ürken çocuklar çığlıklar atmaya başladılar yüzleri dehşetle şekilden şekile giriyordu. Şimdi de diye bağırdı müdür. Çünkü gürültü sağır Şimdi de dersi hafif bir elektrik şokuyla pekiştirelim. Elini yine salladı ve baş hemşire ikinci bir kolu indirdi. Bebeklerin çığlıklarının tonu aniden değişti. Şimdi çıkardıkları keskin Kasılma haykırışlarında delice bir çaresizlik vardı. Küçük bedenleri titreyip kasılıyor, kol ve bacakları görünmez teller tarafından çekiliyormuşçasına sarsılıyordu. Müdür açıklarcasına: "Zeminin bu bölümünün tamamına elektrik verebiliriz." diye bağırdı. "Ama bu kadarı yeter." dedi ve hemşireye işaret verdi. Patlamalar ve ziller durdu. Sirenlerin ötüşü bir tondan diğerine geçerek kesildi. Gergin şekilde sarsılan bedenler gevşedi ve çıldırmış bebek çığlıkları ve hıçkırık dolu ağlamalar bir kez daha olağan dehşetten kaynaklanan normal inlemelere dönüştü. Çiçekleri ve kitapları tekrar yaklaştırın. Hemşireler emri uydular. Ama bebekler güller yaklaştırıldığında cıvıl cıvıl renkli kedicik öten horoz, meyleyen kara koyun resimlerini görür görmez dehşetle uzaklaşmaya başladılar. Ve çığlıklarının şiddeti aniden yükseldi. Müdür zafer edasıyla. Dikkatle gözlemleyin, dedi. Gözlemleyin. Kitaplar ve şiddetli gürültüler, çiçekler ve elektrik şokları. Az da olsa bu kavramlar bebeklerin zihinlerinde birbiriyle ilişkilendirilmişti. Aynı ya da benzeri dersler 200 kere tekrarlandığında ayrılmaz bir biçimde birleştirilecekti. İnsanın birleştirdiğini ayırmaya doğanın gücü yetmezdi. Kitaplara ve çiçeklere eskiden psikologların içgüdüsel dediği bir nefret besleyerek büyüyecekler. Refleksleri değişmez bir biçimde şartlandırılır hayatları boyunca kitaplardan ve botanikten uzakta güvende olacaklar. Müdür hemşirelere dönüp götürün onları dedi. Hala çığlık atmakta olan haki bebekler tekerlekli servis masalarına yüklendi ve iterek uzaklaştırıldılar. Arkalarında ekşi süt kokusu ve hayli makbule geçen bir sessizlik bıraktılar. Öğrencilerden biri elini kaldırdı. Alt sınıf insanların topluluğun değerli zamanını kitaplarla harcamasına izin verilmemesinin nedenini anlayabiliyordu. Ve tabii ki reflekslerinden birinin şartlandırılmasını bozabilecek bir şey olan okuma riski de her zaman vardı. Ama yine de işte çiçekler konusunu anlayamamıştı. Niye deltaların çiçekleri sevmesini psikolojik olarak imkansızlaştırmakla uğraşılıyordu ki? KŞM müdürü sabırla açıkladı. Eğer çocuklara bir gül görünce çığlık attırılıyorsa nedeni yüksek ekonomi politikasıydı. Kısa süre önceydi. Bir yüzyıl ya var ya yoktu. Gamalar, deltalar ve hatta epsilonlar çiçekleri sevmeye şartlandırılmışlardı. Özelde çiçeği, genelde ise vahşi doğayı. Amaç her fırsatta kırlara koşma isteği yaratmak ve böylece ulaşım tüketimine zorlamaktı. Ulaşım tüketmediler mi peki diye sordu öğrenci. Hem de çok diye yanıtladı müdür. Ama başka hiçbir şey tüketmediler. Kır çiçekleri ve manzara seyretmenin önemli bir kusuru var. Bedavalar diye açıkladı. Doğa sevgisiyle fabrikalar çalışmaz. En azından alt sınıflarda doğa sevgisini kaldırmaya karar verildi. Ancak ulaşım tüketimi eğilimi kalacaktı. Çünkü elbette nefret etseler de kırlara gitmeye devam etmeleri önemliydi. Sorun ulaşım tüketimi için kır çiçekleri ve manzara seyretmekten ekonomik olarak daha sağlam bir neden bulmaktı. Gerektiği şekilde bulundu. Müdür: Kitleleri kırlardan nefret etmeye şartlandırıyoruz diye başladı. Aynı zamanda onları doğa sporlarını sevmeye şartlandırıyoruz. Bunu yaparken de tüm doğa sporlarının gelişmiş aletlerle yapılmasını sağlıyoruz. Böylece hem endüstriyel ürünler hem de ulaşım tüketiyorlar. İşte buradan da elektrik şokuna geliyoruz. Şimdi anladım diyen öğrenci hayran kalmış bir halde sustu. Sessizlik oldu. Sonra müdür boğazını temizleyerek başladı. Bir zamanlar Fordumuz henüz yeryüzündeyken Ruben Rabinovich adında bir çocuk vardı. Ruben lehçe konuşan ebeveynlerin çocuğuydu. Müdür kendi konuşmasını bölerek "Lehçe nedir biliyorsunuzdur sanırım." dedi. Ölü bir dil. Öğrendikleriyle gösteriş yapmayı seven başka bir öğrenci işgüzarca, Fransızca ve Almanca gibi dedi. Peki ya ebeveyn?" diye sordu müdür. Rahatsız edici bir sessizlik oldu. Çocukların birkaçı kızardı. Müstehcenlikle saf bilim arasındaki önemli fakat bir o kadar da ince ayrımı yapmayı henüz öğrenmemişlerdi. Sonunda içlerinden biri elini kaldırma cesaretini buldu. Eskiden insanlar duraksadı. Kan yüzüne sıçradı şey canlı yavru olarak doğarlardı. Doğru diye müdür başını sallayarak onayladı. Ve bebekler şişeden çıkarıldığında doğrulduğunda diye düzeltildi. İşte o zaman ebeveyn olurlardı. Yani bebekler değil tabii diğerleri. Zavallı çocuk iyiden iyiye mahcup olmuştu. Kısacası ebeveynler anne ve babaydı diye özetledi müdür. Aslında bilim olan müstehcenlik çocukların sessiz göz kaçırışlarının ortasına bam güm düşmüştü. Anne! diye yüksek sesle tekrarladı. Şimdi de bilim taslamaya başlamıştı. Ve sandalyesinde geri yaslanarak ciddi bir tonda ''Bunlar hoş olmayan gerçekler, biliyorum. Ama zaten tarihi gerçeklerin çoğu can sıkıcıdır.'' Küçük Ruben'a döndü, bir akşam anne babası Bamgüm, dikkatsizlik keseri Ruben'ın odasındaki odayı açık unutmuşlar. Fakat şunu unutmamalısınız ki, o barbarca bebek doğurarak çoğalma günlerinde çocuklar, devlet şartlandırma merkezlerinde değil, ebeveynleri tarafından yetiştirilirdi. Çocuk uykudayken Londra kaynaklı bir program yayınlanmaya başlamış. Ertesi sabah çocuğun Bamgüm'ü şaşkına dönmüşler. Çocukların gözü pek olanları birbirlerine sırıtma cesareti gösterdiler. Çünkü küçük Rub'un uyandığında o tuhaf ihtiyar yazarın, eserlerinin bize ulaşmasına izin verilen çok az sayıda yazardan biri olan George Bernard Shaw'un uzun bir konuşmasını kelimesi kelimesine tekrarlamış ki, Shaw konuşmasında doğruluğu kesinlikle kanıtlanmış bir geleneğe uygun olarak kendi dehasından bahsediyormuş. Tabii ki küçük Ruben'ın göz kırpıştırmasıyla bıyık altından gülüşü bu konuşmayı kesinlikle anlamamışlar. Ve çocuklarının çıldırdığını düşünerek doktor çağırmışlar. Şansları varmış ki doktor İngilizce biliyormuş. Ve Söylev'in bir gece önce şovun yayınlamış olduğu konuşma olduğunu anlamış. Olayın önemini anlayan doktor konuyu bir mektupla tıp basınına iletmiş. Böylece uykuda öğretme yöntemi ya da hipnopedya keşfedilmiş oldu diyen KŞM müdürü uzunca bir süre sessiz kaldı. Yöntem keşfedilmişti ama yararlı bir şekilde uygulanması için uzun yıllar geçmesi gerekti. Küçük Ruben vakası Ford'umuzun ilk T modelinin piyasaya çıkışından sadece 23 yıl sonra yaşanmıştır. Burada müdür karnının üzerine bir T işareti yaptı ve bütün öğrenciler huşu içinde taklit ettiler. Fakat öğrenciler coşkuyla not ettiler. Hipnopedia resmen ilk kez FS 214 yılında kullanıldı. Niye daha önce değil? İki nedeni var. A. İlk deneyi yapanlar, dedi müdür, yanlış yoldaydılar. Hipnopedyanın zihinsel eğitim aracı olarak kullanılabileceğini düşünüyorlardı sağına yatmış küçük bir çocuk sağ kolu dışarıda ve eli yatağın kenarından sarkmış. Bir kutunun yan tarafındaki daire şeklinde bir hoparlörden gelen yumuşak bir ses anlatmaktadır. Nil, Afrika'nın en uzun, dünyanın da ikinci en uzun nehridir. Mississippi Missouri nehrinden daha kısa olmakla birlikte nehir havzası uzunluğu açısından bütün nehirlerin başında gelir. 35 derece enlemden başlayarak. Ertesi sabah kahvaltıda biri Tommy der. Afrika'nın en uzun nehri hangisidir biliyor musun? Çocuk kafasını sağlar. Ama Nil Afrika'nın en uzun diye başlayan bir şey hatırlamıyor musun? Nil Afrika'nın en uzun dünyanın da ikinci en uzun nehridir. Sözcükler bir solukta çıkar. Mississippi Missouri nehrinden daha kısa. Pekala, Afrika'nın en uzun nehri hangisidir? Boş gözlerle bakar. Bilmem. Ama Nil Tommy, Nil Afrika'nın en uzun, dünyanın da... Öyleyse en uzun nehir hangisi Tommy? Tommy gözyaşlarına boğulur. Bilmiyorum diye haykırır. O haykırış ilk araştırmacıların cesaretini kırdı, diye açıkladı müdür. Deneylerden vazgeçildi. Bir daha çocuklara uykularında Nil'in uzunluğunu öğretmeye kalkışmadılar. İyi de oldu. Konusunu bilmeden bir bilimi öğrenemezsin. Oysa keşke ahlak eğitimiyle başlamış olsalardı, diyen müdür kapıya yöneldi. Öğrenciler peşine takılıp yürürken ve asansörde yukarı çıkarken aceleyle notlar almaya devam ettiler. Şartlar ne olursa olsun ahlak eğitimi asla ussal olmamalıdır. 14. katta asansörden indiklerinde bir hapörler. Sessizlik, sessizlik diye fısıldıyordu. Hapörler ağızlar yorulmaz bir biçimde aynı uyarıyı her koridor boyunca belli aralıklarla tekrarladılar. Öğrenciler ve hatta müdür bile kendiliklerinden ayak uçlarında yürümeye başladılar. Hepsi alfaydılar. Şüphesiz. Ama alfalar bile iyi şartlandırılmışlardı. Sessizlik, sessizlik. On dördüncü katın havasına bu kesin emrin ıslığı egemendi. Elli metre kadar ayak uçlarına basarak yürüdükten sonra müdürün temkinlice açtığı bir kapıya ulaştılar. Eşikten atlayarak kepenkli bir yatakhanenin alacak karanlığına daldılar. Seksen tane bebek yatağı duvar boyunca tek sıra halinde dizilmişti. Uzaklardan fısıldanan, belli belirsiz sesleri andıran hafif, düzenli nefes alma sesleri ve kesintisiz bir mırıltı duyuluyordu. İçeri girdiklerinde ayaklanan bir hemşire, müdürü görünce hazır ola geçti. Bu öğleden sonraki ders nedir? Diye sordu. İlk 40 dakikada cinselliğe giriş yaptık. yanıtını verdi. Fakat şu anda sınıf bilincine giriş dersine geçmiş durumdayız. Müdür bebek yatakları boyunca yavaşça yürüdü. Uykuda gevşemiş 80 tane gül pembesi erkek ve kız çocuğu yataklarında hafif bir şekilde nefes alıp veriyordu. Her yastığın altında bir fısıltı vardı. KŞM müdürü durup küçük yataklardan birinin üzerine eğilerek dikkatle dinledi. Sınıf bilincine giriş mi dediniz? Hoparlörlere biraz daha yüksek sesle tekrarlattıralım. Odanın diğer ucunda duvarda bir hoparlör çıkıntı oluşturuyordu. Müdür hoparlöre yürüdü ve bir düğmeye bastı. Hepsi yeşil giyerler diye cümle ortasından başlayan yumuşak ama net bir ses konuşmaya devam etti. Ve delta çocukları haki giyerler. Yo, hayır, ben delta çocuklarıyla oyun oynamak istemiyorum. Epsilonlar daha da kötüler. Okuyup yazamayacak kadar aptallar. Üstelik siyah giyerler. Ki siyah canavarca bir renktir. Bet olduğum için öyle mutluyum ki... Bir sessizlik oldu. Sonra ses yine başladı. Alfa çocukları gri giyerler. Bizden çok daha sıkı çalışırlar. Çünkü korkulacak kadar zekidirler. Gerçekten de beta olduğum için öyle mutluyum ki çünkü o kadar çok çalışmıyorum. Üstelik biz gamalar ve deltalardan çok daha iyiyiz. Gamalar aptaldırlar. Hepsi yeşil giyerler. Delta çocuklar da haki giyerler. Yo, hayır. Delta çocuklarıyla oyun oynamak istemiyorum. Epsilonlar daha da kötüler okuyup yazamayacak kadar Müdür düğmeye tekrar bastı. Ses kesildi. Sadece sesin kısık hayaleti 80 yatağın altından mırıldanmayı sürdürdü. Uyanmadan önce bu 40 ya da 50 kez tekrarlanmış olacak. Sonra perşembe tekrar ve cumartesi bir daha olacak. 30 ay süresince 120 kez haftada üç kere. Sonra da daha ileri bir derse geçerler. Güller ve elektrik şokları. Deltaların hakisi ve bir nefes şeytan tersi. Çocuk daha konuşmaya bile başlamadan bir daha ayrılmaz biçimde birleştirilir. Ama sözsüz şartlandırma kaba ve toptancıdır. Daha ince ayrıntıları sağlayamaz. Daha karmaşık davranış biçimlerini benimsetemez. Bunun için sözlere ihtiyaç vardır. Ama mantıksız sözlere Kısacası hipnopediyaya Tüm zamanların en yüce ahlaklandırıcı ve sosyalleştirici gücü. Öğrenciler küçük defterlerine not ettiler. Kaynağın bizzat kendisinden. Müdür bir kez daha düğmeye dokundu. Kurnazca sokulan, yumuşak, yorulmak bilmez ses. Korkulacak kadar akıllılar diyordu gerçekten de beta olduğum için öyle mutluyum ki. Pek de öyle su damlaları gibi değil, gerçi doğrudur. Su en sert granitte oyuklar açabilir. Hipnopedia daha çok sıvı balmumu damlalarına benzer. Yapışan, kabuk bağlayan, üzerine düştüğü şeye derinlemesine işleyen balmumu damlalarına. Sonunda çocuğun zihni bu öğretilere dönüşene dek ve bu öğretilerin toplamı çocuğun zihnini oluşturana dek sadece çocuğun zihnini değil yetişkinin zihnini de tüm yaşamı süresince yargılayan, arzulayan ve karar veren zihin bu öğretilerden oluşacak. Ama bütün bu öğretiler bizim öğretilerimizdir. Müdür neredeyse zaferle haykırıyordu. Devletin öğretileri. En yakın masaya yumruğunu indirdi onun içinde bir gürültü duyup arkasına döndü. Başka bir tonla aman Ford'um dedi. Kendimi kaybedip çocukları uyandırdım. Üçüncü bölüm Dışarıda bahçede oyun saati gelmişti. Sıcak haziran güneşinde 6-700 tane çıplak erkek ve kız çocuğu tiz seslerle avazları çıktığı kadar bağırıyor, top oyunları oynuyor ya da çiçeklenmekte olan çalılıkların arasında ikili üçlü gruplar halinde çömelmiş oturuyorlardı. Güller çiçek açmıştı. Ağaçların arasında iki bülbül kendi başlarına ötüyor, ıhlamur ağaçlarındaki bir guguk kuşu ahengi kaçmakta olan bir sesle gugukluyordu. Hava, arı ve helikopterlerin vızıltısıyla baygınlaşmıştı. Müdür ve öğrencileri bir süre dikilip merkezkaçlı zıplayan kukla oyununu izlediler. Yirmi çocuk kromla çelik karışımı bir kulenin etrafında daire şeklinde toplanmıştı. Yukarıya kulenin tepesindeki bir platforma atılan bir top kulenin içine yuvarlanıyor, hızla dönen bir diskin üzerine düşüyor ve silindirik gövdede açılmış birçok deliğin birinden hızla fırlatılıyordu ve çocuklar bu topu yakalamaya çalışıyordu. Grubuyla uzaklaşırken müdür tuhaf dedi. Ford'umuzun zamanında bile çoğu oyunun sadece bir iki top, birkaç sopa ve belki de bir parça fileyle oynandığını düşünmek tuhaf. İnsanların tüketim arttırmaya hiçbir katkısı olmayan karmaşık oyunları oynamasına izin vermenin ne kadar ahmakça olduğunu bir düşünsenize. Delilikten başka bir şey değil. Bugünlerde yöneticiler en azından mevcut oyunlar denli karmaşık aletler gerektirdiği kanıtlanamayan hiçbir oyuna izin vermezler. Kendi sözünü böldü. Eliyle işaret ederek, sevimli bir grup, dedi. Uzun Akdeniz fundalıklarının arasındaki çimenli bir açıklıkta, yedi yaşlarında bir erkek çocuğuyla bir yaş büyük görünen bir kız çocuğu, keşif çalışması yapan bilim adamları misali bir ciddiyet ve yoğunlaşma içinde Çocuklara has bir seks oyunu oynuyordu. Müdür duygulu bir şekilde "Çok hoş. Çok hoş." diye tekrarladı. Çocuklar da nazikçe onaylayarak "Çok hoş." dediler. Ama gülümseyişlerinde daha çok bir hor görme vardı. Benzer çocukça eğlencelerden şimdi biraz olsun nefret duymadan izleyemeyecek kadar kısa süre önce kurtulmuşlardı. "Çok hoş mu?" Sadece iki çocuk aptalca oyunlar oynuyordu. Hepsi bu. Müdür aynı aşırı duygusal tonda hep düşünüyorum diye devam ediyordu ki sözü yüksek sesi bir ağlamayla kesildi. Yakındaki bir çalılıktan yürüdükçe ağlayan bir erkek çocuğunu elinden tutup peşi sıra götüren bir hemşire çıktı. Hemen peşinden de endişeli görünen küçük bir kız geliyordu. Sorun nedir? dedi müdür. Hemşire omuzlarını silkerek, "Önemli bir şey değil," dedi. Sadece bu küçük oğlan her zamanki erotik oyuna katılma konusunda biraz isteksiz. Daha önce de birkaç kez dikkatimi çekmişti. Bugün yine fark ettim. Bağırmaya da yeni başladı. Endişeli görünen küçük kız, "Doğru söylüyorum," diye söze karıştı. Onu incitmek istemedim. Gerçekten Hemşire hak verir bir ifadeyle elbette istemedin tatlım dedi. Onun içinde diyerek tekrar müdüre döndü. Onu yardımcı psikoloji müfettişine götürüyorum. Anormal bir şey var mı öğrenmek için diye açıkladı. Doğrusunu yapıyorsunuz dedi müdür. Hemşire hala bağıran çocuklu uzaklaşırken kıza dönüp sen burada kal küçük kız diye ekledi. Adın ne senin? Poli Troçki. Adın pek güzelmiş, dedi müdür. Hadi, şimdi koşup bak bakalım. Oynayabileceğin bir oğlan bulabilecek misin? Kız neşe içinde koşup çalılıkların arasında gözden kayboldu. Kızın arkasından bakan müdür, enfes bir ufaklık, dedi. Sonra öğrencilerine dönerek, Şimdi size anlatacaklarım inanılmaz gelebilir. Ama tarih konusuyla haşır neşir olmamışsanız Geçmişle ilgili birçok gerçek inanılmaz görünecektir diye devam etti. Bakla ağzından çıkardı. Fordumuzun yaşadığı dönemde önce ve hatta nesiller sonra bile çocuklar arasındaki erotik oyunlara anormal gözüyle bakılmıştır. Ortalık kahkaya boğuldu. Sadece anormal değil ahlak dışı sayılmıştır. Olamaz. O yüzden de şiddetle bastırılmıştır. Dinleyicilerinin yüzünde şaşkına dönmüş bir inanmazlık belirdi. Eğlenmelerine izin verilmeyen zavallı küçük çocuklar inanamıyorlardı. Erişkinler bile diyordu müdür. Sizler gibi erişkinler bile. Olamaz. Bir parça gizli kendi kendine erotizm ve eşcinsellik haricinde hiçbir şeye kesinlikle izin verilmezdi. Hiçbir şeye mi? Çoğu durumda evet. Ta ki yirmili yaşlarına dek. Yirmi mi? Öğrencilerin sesi, yüksek sesi bir inanmazlar korusu gibiydi. Yirmi! Diye tekrarladı müdür. İnanılmaz bulacağınızı söylemiştim. Sonra ne oldu? Diye sordular. Sonuçları ne oldu? Sonuçlar korkunçtu. Diyerek çınlayan derin bir ses, irkiltici bir şekilde diyaloğa katıldı. Etraflarına baktılar küçük grubun kıyısında bir yabancı dikiliyordu. Orta boylu, siyah saçlı, karga burunluydu ve delici, karanlık bakışları vardı. Korkunçtu, diye tekrarladı. O anda KŞM müdürü uygun bir şekilde bahçenin her yerine konulmuş olan çelik ve plastik banklardan birine oturmuştu. Ama yabancıyı fark edince ellerini uzatıp 32 dişiyle birden coşku içinde sırıtarak ayağa kalkıp ileriye fırladı Denetçi ne kadar beklenmedik bir zevk Çocuklar ne düşünüyorsunuz Denetçimiz Mustafa Mond Fort Hazretleri Merkezin 4000 odasında 4000 saat aynı anda dördü vurdu Bedensiz sesler hoparlör ağızlardan seslendiler Ana gündüz vardiyası görevi bıraksın İkinci gündüz vardiyası görev yerlerine. Ana gündüz vardiyası görevi bıraksın. Asansörde soyunma odalarına çıkmakta olan Henry Foster ve sosyal belirleme müdür yardımcısı sırtlarını kasıtlı bir şekilde psikoloji bürosundan Bernard Marx'a çevirmişlerdi. Kendilerini o kötü şöhretten sakınıyorlardı. Embriyo deposunda makinelerin uğultu ve zırıltısı kızıl havaya karışmaya devam ediyordu. Vardiyalar gelip gidiyor, cilt veremli bir yüz yerini bir başkasına devrediyor, taşıyıcı bantlar sonsuza dek ihtişamla geleceğin kadın ve erkeklerini taşıyarak ilerliyordu. Lenina Crown, çevik adımlarla kapıya doğru yürüdü. Fort Hazretleri Mustafa Mond, selam duran öğrencilerin gözleri neredeyse yuvalarından fırlayacaktı. Mustafa Mond, Batı Avrupa Bölge Denetçisi on dünya denetçisinden biri, onundan biri ve KŞM müdürüyle birlikte banka oturdu. Ve kalıp, evet yanlarında kalıp gerçekten de onlarla konuşacaktı. Doğrudan kaynağından, hem de Ford'un kendisinin ağzından. İki karides kahverengisi çocuk yakındaki bir çalılıktan çıkıp iri, şaşırmış gözlerle onlara baktı ve yine yaprakların arasındaki eğlencelerine döndüler. Yönetici güçlü, derin sesiyle ''Hepiniz hatırlarsınız'' dedi. ''Sanırım hepiniz Ford'umuzun o güzel vahiy edilmiş değişini hatırlarsınız. Tarih saçmalıktır. Tarih'' yavaşça tekrarladı. ''Saçmalıktır.'' Elini savurdu ve sanki tüy gibi bir dokunuşla bir parça tozu silkelemiş gibiydi. Bu toz da Harappa uygarlığıydı. Keldani şehri Urdu. Örümcek ağlarıydı. Tebdi ve Babil'di. Nosos'tu ve Mikendi. Silkele, silkele. Hani Odysseus nerede kaldı? Eyüp nerede? Ya Jüpiter ve Gotama nerede? İsa'ya ne oldu? Silkele. Ya o Atina ve Roma denen Kudüs ve Orta Krallık denen antik pislik zerreleri. Hepsi yok oldular. Silkele. İtalya'nın bulunduğu yer boşaldı. Silkele. Katedralleri silkele. Kral Lear ve Pascal'ın düşüncelerini silkele. Silkele. Tutkuyu silkele. Rakium'u silkele. Senfoniyi silkele. Silkele sosyal belirleme müdür yardımcısı sordu. Henry, bu akşam duysal filme gidiyor musun? Duyduğuma göre Elhamra'daki yeni gösteri birinci sınıfmış. Ayı postu üzerinde bir aşk sahnesi varmış. Muhteşem diyorlar. Ayının kılları tek tek kopyalanmış. Görebileceğin en muhteşem okşama efektleri. İşte bu yüzden size tarih öğretilmiyor, diyordu denetçi. Ama artık zamanı geldi. KŞM müdürü endişe içinde denetçiye baktı. Denetçinin çalışma odasındaki kasasında gizlediği eski yasak kitaplarla ilgili tuhaf söylentiler dolanıyordu. İndiler, şiir kitapları, Fort bilir daha neler vardı. Mustafa Mont, müdürün endişeli bakışlarını yakaladı ve kırmızı dudaklarının köşeleri ironik bir biçimde seyirdi. Hafif alaylı bir tonla, merak etmeyin müdür, dedi. Öğrencilerinizi yoldan çıkarmam. KŞM müdürü şaşkınlık içinde kaldı. Küçümsenen kişilerin küçümser görünmeleri kendi yararına olur. Bernard Marx'ın yüzündeki gülümseme küçümseyiş doluydu. Gerçekten de ayının her kılı kopyalanmıştı. Gitme konusunun üzerinde bilhassa durayım, dedi Henry Foster. Mustafa Mont ileri eğilerek bir parmağını öğrencilere doğru salladı. Gözünüzün önüne getirmeye çalışın, dedi. Ve öğrencilerin diyaframları bu sesin yarattığı heyecanla titredi. Sizi doğuran bir anayla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Yine o müstehcen sözcük. Ama bu kez hiçbiri gülümsemeyi aklından bile geçirmedi. Ailenizle yaşamanın ne gibi bir şey olduğunu hayal etmeye çalışın. Uğraştılar. Ama belli ki başaramıyorlardı. Ya bir evin ne olduğunu biliyor musunuz? Kafalarını salladılar. Lenin Akron, Loş, Kızıl Mahzeninden 14 kat yukarıya çıktı. Asansörden çıkınca sağa dönüp uzun bir koridoru geçerek üzerinde kızların soyunma odası yazan bir kapıyı açtı ve kollar, göğüsler ve iç çamaşırlarının yarattığı sağır edici kaosa daldı. Sıcak su, yüz banyoya sel gibi şakırdayarak doluyor ve likırdayarak boşalıyordu. 80 tane titreşimli vakumlu masaj makinesi kah gürleyerek, kah tıslayarak türünün muhteşem örneği 80 dişinin bedenini ovup emiyordu. Herkes avazı çıktığı kadar yüksek sesle konuşuyordu. Sentetik müzik makinesinde bir süper korne solosu çalıyordu. Lenina, dolabı ve askılığı bitişikte olan genç kadına, "Merhaba Fanny," dedi. Fanny şişeleme odasında çalışıyordu ve onun da soyadı Crowndı. Ama gezegenin 2 milyar sakini sadece 10 bin soyadı paylaştığı için bu rastlantı o kadar şaşırtıcı değildi. Lenina fermuarını indirmeye başladı ceket fermuarını tek elle, pantolonundaki iki taneyi iki eliyle ve iç çamaşırının fermuarını yine tek eliyle indirdi. Üzerinde sadece çorapları ve ayakkabıları varken dışarıya çıkıp banyolara doğru yürüdü. Ev ev, boğucu bir yaşam, bir erkek, düzenli olarak doğuran bir kadın, her yaştaki erkek ve kız çocuklarından oluşan bir güruhun, balık istifi yaşadığı birkaç küçük oda. Hava alamazsın, Boş yer bulamazsın. Mikrop'tan arındırılmamış bir hapishane, karanlık, salgın hastalıklar ve kötü kokular. Denetçinin tasviri öylesine canlıydı ki, diğerlerinden daha hassas olan bir çocuk sırf bu tasvirden sarardı. Neredeyse kusmak üzereydi. Lenina banyodan çıktı. Havluyla kurulandı. Duvara tutturulmuş uzun esnek bir tüpü aldı tüpün üflecini intihar edecekmiş gibi göğsüne doğru tutarak düğmesine bastı. Ani bir sıcak hava akımı tenini en kaliteli talk pudrasıyla pudraladı. Sekiz değişik kokuda parfüm lavabonun üzerindeki musluklardan alınabiliyordu. Sekiz değişik parfüm ve kolonya küçük musluklarla lavabonun üzerinde duruyordu. Soldun üçüncü musluğu açtı. Ellerini parfüme tutup süründü ve ayakkabılarıyla çoraplarını elinde taşıyarak çıkıp titreşim vakumlu makinelerden boşalan var mı diye bakmaya gitti. Ev fiziksel açıdan olduğu kadar ruhsal olarak da perişan durumdaydı. Ruhsal açıdan bir tavşan deliğiydi. Balık istifi bir yaşantının getirdiği sürtüşmeler yüzünden kavrulmuş, duygusallıktan kokuşmuş bir mezbelelik. Aile üyeleri arasındaki boğucu samimiyetler delice müsteşen ilişkiler. Anne manyak bir şekilde çocuklarının üzerine titrerdi. Kendi çocuklarının, bir kedinin, yavrularının üzerine titrediği gibi. Ama konuşabilen ve tekrar tekrar ''Bebeğim benim'' diyen bir kedi. ''Bebeğim, ah sütümü emiyor, minicik eller, açlık.'' Ve o ağza alınmaz, ızdırap verici zevk ta ki sonunda bebeğim uyuyana dek. Sonunda bebeğim ağzının köşesinde beyaz bir süt baloncuğuyla uyuyana dek. Minik bebeğim uyuyana. Başını sallayarak, evet, dedi Mustafa Mond. Titrediğinize hiç şaşmadım. Titreşimli vakumdan içten aydınlatılmış birinci gibi pes pembe parıldayarak dönen Lenina, ''Bu gece kiminle çıkıyorsun?'' diye sordu. Hiç kimseyle. Lenina şaşkınlıkla kaşlarını yukarı kaldırdı. Bu aralar keyifsizim dedi Fanny. Doktor Wells yapay hamilelik denememi önerdi. Ama hayatım, sen daha 19 yaşındasın. İlk yapay hamilelik 21 yaşına kadar zorunlu değildir. Biliyorum hayatım. Ama bazı insanlar erken başlarsa iyi oluyor. Doktor Wells bana benim gibi leğen kemiği geniş esmerlerin ilk yapay hamileliklerini 17'sinde yaşamalarının iyi olacağını söyledi. Yani aslında iki yıl erken değil, iki yıl geç kalmış durumdayım. Dolabının kapağını açıp üst raftaki bir sıra kutu ve etiketli küçük şişeyi gösterdi. Korpus lüteum şurubu. Lenina yüksek sesle etiketleri okudu. Ovarin, tazeliği garantilidir. 1 Ağustos FS 632'den sonra kullanmayınız. Göğüs salgı ekstresi Günde üç kez yemeklerden önce biraz suyla alınmalıdır. Plasenta 3 günde bir damardan şırınga edilmelidir. Iyyy diye ürperdi Lenina. Damardan alınan ilaçtan nasıl da nefret ederim. Ya sen? Evet ama bir faydası olunca Fani hakikaten mantıklı bir kızdı. Ford'umuz ya da Freyodumuz ki sırrına erişemediğimiz bir nedenle her ne zaman psikolojik konulardan söz etse kendine Freud derdi. Aile hayatının korkunç tehlikelerini ilk ortaya koyan kişi olmuştur. Dünya babalarla doluydu. O yüzden de mutsuzlukla doluydu. Dünya annelerle doluydu. Yani sadizmden namusa kadar uzanan binbir türlü sapıklıkla doluydu erkek ve kız kardeşlerle, amcalarla ve halalarla doluydu. Yani delilik ve intiharla doluydu. Oysa yeni yine açıklarındaki bazı adalarda yaşayan Samoa yerlileri arasında, tropik güneş, ebe gümeci çiçeklerinin arasında, cinsel sınırsızlıkla yuvarlanan çocukların bedenlerini ılık bal misali ısıtıyordu. Yuvaları, damları, palmiye yapraklarından oluşan, yirmi evden, herhangi biri olabilirdi. Trobriyan adalarında hamilelik atalarının ruhlarının işiydi. Kimse baba nedir bilmezdi. Karşı cinsler, dedi yönetici. Karşı cinsler birleşirler. Birleşmek için yaratılmış olmak gibi güzel bir nedenden ötürü birleşirler. Doktor Wells, şimdi yaşayacağım üç aylık bir yapay hamileliğin gelecek 3-4 yıl içinde sağlığıma büyük faydası olacağını söylüyor. Neyse, umarım haklıdır, dedi Lenina. Ama Fanny, yani böylece önümüzdeki 3 ay boyunca hiç mi cinsel? Elbette hayır tatlım. Sadece bir iki hafta, o kadar. Akşamı kulüpte müzikli bir iç oynayarak geçireceğim. Sen çıkıyorsun herhalde. Lenina başıyla onayladı. Kiminle? Harry Foster'la. Yine mi? Fanny'nin sevecen, ay parçası yüzü, acılı ve onaylamaz bir şaşkınlıkla dolu uyumsuz bir ifadeye büründü. Yani hala Henry Foster'la mı çıkıyorsun? Anneler ve babalar, erkek ve kız kardeşler, aynı zamanda kocalar, karılar ve aşıklar da vardı. Tek eşlilik ve romantizm de tabii. Ancak Herhalde siz bunların ne anlama geldiğini bilmiyorsunuzdur, dedi Mustafa Mond. Kafalarını salladılar. Aile, tek eşlilik, romantizm. Her yerde bir özel hayat, her yerde bir ilgi odaklanması, itki ve enerjinin dar bir kanala yönlendirilişi. Hipnopedik atasözüne sözüne değinerek. Ama herkes, herkese aittir, diye başladı. Öğrenciler kafalarını sallayarak kesinlikle hemfikir olduklarını gösterdiler. Nasıl olmasınlardı? Karanlıkta 62 binden fazla kez tekrarlanan bu cümle kendilerine salt doğru diye değil de kendi kendini kanıtlayan aksiyomatik su götürmez bir gerçek olarak kabul ettirilmişti. Şunu şurasında diye itiraz etti Nina. Her ile çıkmaya başlayalı sadece dört ay olmuş. ''Sadece dört ay mı? Bunu çok sevdim. Üstelik de...'' diye bir parmağıyla suçlayarak devam etti Fanny. ''Bütün bu sürede her dışında başka kimse olmadı değil mi?'' Lenina kıpkırmızı oldu. Ama gözleri ve sesinin tonu meydan okumayı sürdürdü. ''Hayır, başka kimse olmadı.'' diye haşin bir şekilde yanıtladı. ''Niye olması gerekiyor anlamıyorum da zaten.'' sanki Lenina'nın sol omzunun gerisindeki görünmez bir dinleyiciye söylüyormuş gibi. Ah, niye olması gerekir anlamıyormuş, diye tekrarladı Fanny. Sonra aniden ses tonunu değiştirerek, ama cidden, dedi. Gerçekten dikkatli olmalısın diye düşünüyorum. Böyle sürekli bir tek adamla takılmak korkunç berbat bir tarz. 40-50 yaşındayken olsa fena olmayabilir. Ama senin yaşında Lenina. Hayır, gerçekten yakışmıyor. Üstelik KŞM müdürü uzun ve yoğun ilişkilere ne kadar karşı biliyorsun. Başka bir erkek olmadan dört ay Henry Foster'la. Eh, bilse küplere binerdi. Bir borudan geçen basınç altındaki suyu düşünün. Düşündüler. Bir kez deliyorum, dedi denetçi. Ne taz yıkama. Yirmi kez deldi. Yirmi tane küçük, sidik gibi şırıldayan fıskiye oluştu. Bebeğim, bebeğim, anne, delilik bulaşıcıdır. Aşkım, bir tanem, canım, canım benim. Anne, tek eşlilik, romantizm. Fıskiye yükseğe fışkırtırsa vahşi ve köpüklü olur taziyi. Dürtünün tek çıkış yeri var. Aşkım, bebeğim o zavallı modernlik öncesi insanların çıldırmış, kötü ve sefil durumda oluşlarına şaşırmamak gerek. Dünyaları rahat yaşamalarına, akıllı, erdemli ve mutlu olmalarına izin vermiyordu. Anneler ve aşıklar, uymak üzere şartlandırılmadıkları yasaklamalar, baştan çıkaran ihtiraslar ve yalnız pişmanlıklar, salgın hastalıklar ve sonsuz yalnızlaştıran acılar belirsizlikler, yoksulluk. İşte bütün bunlar onları güçlü hislere zorluyordu. Böyle güçlü hislere, güçlü ama tek başına, mutsuz, bireysel bir yalnızlık içinde. Nasıl istikrarlı olabilirlerdi? Tabii ondan vazgeçmen gerekmiyor. Ara ara, ara sıra başka biri de olsun o kadar. O başka kızlarla görüşüyor değil mi? Lenina kabullendi. Elbette görüşür. Mükemmel bir centilmen olarak Henry Foster'a güvenmek her zaman doğru olur. Sonra bir de müdür var tabii. Ne kadar titizdir bilirsin. Başıyla onayladı. Bu öğleden sonra sırtımı sıvazladı, dedi Lenina. İşte gördün mü? Fanny zafer kazanmış gibiydi. İşte bu neyi temsil ettiğini gösteriyor. Kurallara en sıkı şekilde bağlılık. İstikrar, dedi denetçi. İstikrar, toplumsal istikrar olmadan uygarlık olmaz. Bireysel istikrar olmadan da toplumsal istikrar olmaz. Sesi hoparlörden geliyor gibiydi. Dinlerken kendilerini daha iri, daha sıcak hissediyorlardı. Ağlayanlar, bebeğim, anneciğim, canım, canım. Bir tanem, sızlananlar, benim günahım, berbat tanrım. Acı içinde haykıranlar, ateş içinde mırıldananlar, inleyerek, yaşlılık ve yoksulluktan sızlananlar, çarkları nasıl döndürebilirler? Ve çarkları döndüremezlerse bin çarpı bin çarpı bin tane erkek ve kadın cesedini gömmek ya da yakmak epey zor olurdu. Üstelik de Fanny'nin ses sonu ayartıcıydı. Harry'den başka bir erkekle daha birlikte olmanın herhangi bir sancılı ya da sakıncalı yönü yok ki. Bunu da anlayınca demek ki biraz daha hafif meşrep takılman gerekiyor. İstikrar diye ısrarla vurguladı yönetici. İstikrar. İlk ve mutlak gereksinim istikrar. İşte o nedenle bütün bunlar. Eliyle işaret ederek bahçeleri, şartlandırma merkezinin devasa binasını, otun böceğin arasında görünmeyen ya da çimenliklerde koşuşturan çıplak çocukları gösterdi. Lenina başını salladı. Düşüncelere dalarak, her nasılsa son günlerde canım pek oynaşmak istemiyor, dedi. İnsanın böyle zamanları da olabiliyor. Senin de başına gelmedi mi Fani? Fanny anlayışla başını sallayarak onayladı. Ama çaba göstermek zorundayız, dedi hüküm verircesine. Oyun oynamak zorundayız. Zaten herkes herkese aittir. Evet, herkes herkese aittir, diye yavaşça tekrarlayan Lenina, iş geçirerek bir süre sessiz kaldı. Sonra Fanny'nin elini tutarak hafifçe sıkıp, ''Her zamanki gibi çok haklısın Fani, dedi çaba göstereceğim. Baskılanan dürtü taşar ve oluşan sel duygulardır. İhtiras selidir ve bu sel deliliğe dahi dönüşür. Akıntının gücüne, setin yüksekliğine ve karşı koyma gücüne bağlıdır. Önüne set çekilmeyen akıntı belirlenmiş kanallardan geçerek sakin ve keyifli bir varoluşa akar. Embriyo açtır. Gece gündüz yapay kan pompası dakikada 800 çevrimlik devrini sürdürür. Şişeden alınan bebek çığlık atar. Hemen bir hemşire görünür. Elinde harici verilen bir salgı şişesi vardır. İşte bu zaman aralığında duygular arzu ile arzunun tatmini arasına gizlenir. Bu aralığı kısaltırsan bütün o eski gereksiz setleri yıkmış olursun şanslı çocuklarsınız, dedi denetçi. Sizleri duygusal açıdan rahatlatabilmek için, mümkün olduğunca duygulardan esirgeyebilmek için hiçbir zahmetten kaçınmadık. Ford'umuz direksiyonun başında, diye mırıldandı müdür. Dünyada işler tıkırında. Pantolonunun fermuarını çekerken, sosyal belirleme yardımcısının sorusunu yanıtlamak için, Lenina Crow, dedi Henry Foster. Ah, Muhteşem bir kız. Harika etine dolgun. Daha önce onunla birlikte olmadığına şaşırdım. Nasıl oldu da onu gözden kaçırdım ben de anlayamıyorum, dedi sosyal belirleme müdür yardımcısı. Kesinlikle ilk fırsatta onunla olayım. Soyunma odası koridorunun karşı tarafında bulunduğu yerden konuşulanları duyan Bernard Marks'ın benzi sarardı. Gerçeği söylemek gerekirse, dedi Lenina. Her gün herden başka bir şey yaşamamaktan bir parça sıkılmaya başlıyorum. Sol çorabını yukarı çekti. Sıradanlığı zoraki olarak abartılmış bir tonla Bernard Marx'ı tanıyor musun? diye sordu. Fanny ilkilmiş gibiydi. Yoksa şu... Neden olmasın? Bernard bir alfa artı. Üstelik bana birlikte vahşi ayrı bölgelerinden birine gitmeyi teklif etti. Hep bir vahşi ayrı bölgesi görmeyi istemişimdir. Peki ya kötü şöhreti? Bana ne şöhretinden? Engelli golften hoşlanmıyormuş diyorlar. Diyorlar, diyorlar diye dalga geçti Lenina. Zamanının çoğunu da yalnız geçiriyormuş tek başına. Faninin sesinde dehşet vardı. E, eh, benimleyken tek başına olmayacak. Hem zaten insanlar ona niye bu kadar canavarca davranıyorlar ki? Bence çok tatlı biri. Kendi kendine gülümsedi. Bernard'ın ne kadar komik bir şekilde utangaç davrandığını hatırladı. Neredeyse korkmuştu. Sanki kendisi bir dünya denetçisi, Bernard da makinelerden sorumlu bir gama eksisiymişçesine. Kendi yaşamlarınızı düşünün, dedi Mustafa Mond herhangi biriniz aşılmaz bir engelle karşılaştınız mı? Soru olumsuzlayan bir sessizlikle yanıtlandı. Herhangi biriniz bir arzuyu fark etmekle onun tatmini arasında uzunca bir bekleyiş yaşamak zorunda kaldınız mı? Şey diye başladı çocuklardan biri ve tereddüt etti. Sesini duyalım dedi müdür. Ford hazretlerini bekletme. Bir keresinde istediğim bir kızı elde edene kadar neredeyse dört hafta beklemek zorunda kalmıştım. Sonuçta da güçlü bir duygu hissetmiştin değil mi? Korkunç bir duygu. Korkunç, kesinlikle, dedi denetçi. Atalarımız o kadar salak ve dar görüşlüydüler ki ilk reformcular gelip de kendilerini bu korkunç duygulardan kurtarmaya önerdiklerinde hiç ilgilenmediler. Lenina'dan bir et parçasıymış gibi bahsediyorlar. Bernard dişlerini gıcırdattı. Burada onunla birlikte ol, orada onunla birlikte ol. Koyun eti misali. İyice koyun etine indirgiyorlar onu. Bir düşüneyim demişti. Bu hafta bir cevap veririm demişti. Oh Ford'um, Ford'um, Ford'um. Yanlarına gidip suratlarına bir tokat patlatmak istiyordu. Sert bir biçimde. Bu arada Henry, evet gerçekten Lenina'yı bir denemeni öneririm, diyordu. Harici doğumu ele alın. Fisner ve Kawaguchi bu tekniği bir bütün olarak mükemmelen geliştirmişlerdi. Ama devletler dikkate alır mıydı? Hayır. Hristiyanlık denen bir şey vardı. Kadınlar doğurganlığa devam etmeye zorlandılar. Bernard o kadar çirkin ki, dedi Fanny. Ama bakışları çok hoşuma gidiyor. Ve öylesine ufak tefek ki... Fani suratını buruşturdu. Ufak tefeklik korkunç bir biçimde düşük sınıflara özgü bir özellikti. Bence bu tatlı bir özellik, dedi Lenina. İnsanın tutup mıncıklayası geliyor. Kedi gibi yani. Fani şok olmuştu. Bernard şişedeyken birisi hata yapmış diyorlar. Bir gam olduğunu düşünüp yapay kanına alkol katmış. Onun için böyle bodur kalmış. Ne saçmalık! Lenina kızmıştı. Uykuda öğretme İngiltere'de yasaklanmıştı. Liberalizm denen bir şey vardı. Parlamento, eğer anlamını biliyorsanız, aleyhte bir karar verdi. Kayıtlar elimizde. Öznenin özgürlüğü üzerine konuşmalar. Verimsiz ve sefil kalma özgürlüğü. Yanlış görevde yanlış adam olma özgürlüğü. Yapma dostum, keyfine bak, gerçekten, kesinlikle sakıncası yok. Henry Foster, sosyal belirleme müdür yardımcısının sırtına dokundu. Şunu şurasında herkes herkese ait değil mi? Hipnopedia konusunda uzman alan Bernard Marx, dört yıl boyunca haftada üç gece yüz tekrar diye düşündü. 62400 tekrar. Bir tek gerçek yaratıyor. Geri zekalılar. Ya da kas sistemi sürekli olarak önerilip sürekli reddediliyordu. Demokrasi denen bir şey vardı. İnsanlar fiziko-kimyasal özelliklerinin dışında da eşitlermiş gibi. E, eh, tek söyleyebileceğim şu ki Bernard'ın davetini kabul edeceğim. Bernard Onlardan tiksindi, tiksindi. Ama iki kişiydiler, iriydiler ve güçlüydüler. Dokuz yıl savaşları FS 141 yılında başladı. Yapay kanındaki alkol konusu doğru olsa bile vazgeçmezdim. Fosken, kloropikrin, etil iyodo asetat, bifenil anarsin, triklormetil kloroformat, dikloretil sülfit hidrosiyanik asitten söz etmeme gerek yok tabi. Ki doğru olduğuna da kesinlikle inanmıyorum diye başladı Lenina. Hücum emriyle ilerleyen 14 bin uçağın gürültüsü ama Grifford ve İngiliz bölgesindeki şarbon bombalarının patlamaları ancak bir kese kağıdı patlaması kadar ses çıkarmaktaydı. Çünkü bir vahşi ayrı bölgesi görmeyi bende istiyorum. CH3C6H2-NO2-3-HG-CNO2 Evet nedir? Toprakta dev bir çukur, bir duvar yığını, et ve balgam parçaları, havada uçan ve flop diye sardunyaların üzerine, kırmızı sardunyaların üzerine inen, çizmesi hala üzerinde bir ayak. Ne muhteşem bir gösteriydi o yaz. Umutsuz bir vakasın sen Lenina. Senden el çekiyorum. Rusların su kaynaklarını zehirleme tekniği özellikle dikkate değer bir buluştu. Fanny ve Lenina sırtları birbirine dönük, sessizce üstlerini değiştirmeyi sürdürdüler. Dokuz yıl savaşları, büyük ekonomik çöküş. Dünya kontrolü ile yıkım arasında bir seçim söz konusuydu. İstikrar ile Fanny Crown da hoş bir kız, dedi sosyal belirleme yardımcısı. Çocuk yuvalarında sınıf bilincine giriş dersi bitmiş, sesler, gelecekte oluşacak talebi, geleceğin sanayi arzına uyduruyordu. Uçmaya bayılıyorum, diye fısıldıyorlardı. Uçmaya bayılıyorum. Yeni elbiseler edinmeye bayılıyorum. Yeni. Tabii, liberalizm şarbondan ölmüştü. Ama yine de işler zor kullanarak yürümüyordu. Lenina kadar dolgun sayılmaz. Ah, evet sayılmaz. Yorulmak bilmez fısıltı. Fakat eski elbiseler korkunçtur diye devam ediyordu. Eski elbiseleri daima çöpe atarız. Atıp kurtulmak onarmaktan iyidir. Atıp kurtulmak onarmaktan iyidir. Kurtulmak. Hükümet oturma işidir. Vurma değil. Beynin ve kıçınla yönetirsin. Yumrukla asla. Örneğin tüketim seferberliği işi var. İşte oldu. Hazırım, dedi Lenina. Ama Fanny konuşmadan arkası dönük oturmaya devam etti. Fanny, Fanny hayatım, hadi barışalım. Her erkek, kadın ve çocuk bir yıl içinde belli bir miktarda tüketime zorlanacaktı. Sanayinin çıkarları adına tek sonucu atıp kurtulmak onarmaktan iyidir. Yama artarsa refah düşer. Yama artarsa Üzgün bir vurguyla Bir gün başın belaya girecek dedi Fani. Dev ölçekte vicdani bir reddediş. Hiçbir şey tüketilmeyecekti. Doğaya geri dönüş. Uçmaya bayılıyorum. Uçmaya bayılıyorum. Kültüre geri dönüş. Evet, aslında kültüre. Oturup kitap okursanız fazla bir şey tüketemezsiniz. İyi görünüyor muyum?" diye sordu Lenina. Ceketi şişe yeşili asetatlı kumaştan yapılmıştı ve kolları ile yakasında yeşil viskoz kürkü vardı. Golders Green'de 800 tane basit yaşam savunucusu makineli tüfeklerle biçilmişti. Atıp kurtulmak onarmaktan iyidir. Atıp kurtulmak onarmaktan iyidir. Yeşil pamuklu kadife şort ve diz altında kırılmış viskoz yünü çoraplar. Sonra da ünlü Britanya Müzesi katliamı yaşandı. 200 bin kültür hayranı dikloretil sülfit gazıyla zehirlenerek öldürüldü. Yeşil beyaz bir jockey kepinin gölgesi Lenina'nın gözlerinin üzerine düşüyordu. Ayakkabıları parlak yeşildi ve iyice cilalanmıştı. Sonunda, dedi Mustafa Mon. Denetçiler güç kullanmanın işe yaramadığını anladılar. Daha yavaş ama daha kesin olan harici doğum, yeni Pavlovcu şartlandırma ve hipnopedya yöntemleri. Beline de gümüş kakmalı, yeşil maroken taklidi bir fişeklik palaskası takmıştı. Fişeklik, Lenina kısır bir kadın olmadığı için yönetmeliğe uygun gebelik önleyiciler yüzünden şişkin duruyordu. Fisner ve Kabaguchi'nin buluşları sonunda kullanılabiliyordu. Canlı anadan doğumla üremeye karşı yoğun bir propaganda. Mükemmel! diye heyecanla çığlık attı Fanny. Lenina'nın cazibesine asla uzun süre karşı koyamıyordu. Ne kadar dayanılmaz tatlı bir Maltus kemeri. Bunların yanında bir de geçmişe karşı bir kampanya başlatıldı. Müzeler kapatıldı. Tarihi anıtlar havaya uçuruldu. Şansımıza çoğu zaten 9 yıl savaşlarında yerle bir edilmişti. Ve FS 150 yılından önce yayınlanmış tüm kitaplar yasaklandı. Kesinlikle ben de böyle bir kemer edinmeliyim, dedi Fani. Örneğin piramitler denen şeyler vardı. Benim eski siyah rugan bir kayışım. Bir de Shakespeare adında bir adam vardı. Siz bunları hiç duymamışsınızdır tabii. Şu benim kayışım var ya, gerçekten rezil bir şey. İşte bunlar gerçekten bilimsel bir eğitimin sağladığı avantajlar. Ne kadar çok yama olursa, o kadar az refah olur. Ne kadar çok yama olursa, ne kadar çok yama. Ford'umuzun ilk T modelinin piyasaya sürülüşü. Neredeyse 3 aydır kullanıyorum. Yeni çağın başlangıç tarihi olarak seçildi. Atıp kurtulmak onarmaktan iyidir. Kurtulmak onarmaktan. Daha önce de söylediğim gibi Hristiyanlık denen bir şey vardı. Atıp kurtulmak onarmaktan iyidir. Yetersiz tüketimin etiği ve felsefesi Yeni elbiselere bayılıyorum. Yeni elbiselere bayılıyorum. Yeni Üretimin yetersiz olduğu günlerde çok önemliydi. Ancak nitrojenin kontrol edilebildiği bir makineler çağında az tüketim kesinlikle topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Henry Foster verdi. Bütün haçların üstleri kesildi ve T'ye dönüştüler. Bir de Tanrı diye bir şey vardı. Gerçek Maroken taklidi. Şimdi dünya devletimiz var. Ford günü bayramlarımız, cemaat ilahileri ve dayanışma ayinlerimiz var. Fordum, nasıl da nefret ediyorum bu adamlardan diye düşünüyordu Bernard Marx. Cennet denen bir şey vardı. Ama yine de büyük miktarlarda alkol tüketirlerdi. Et muamelesi yapıyorlar. Et muamelesi. Ruh dedikleri bir şey vardı. Bir de ölümsüzlük denen bir şey. Her sorsana nereden almış. Fakat morfin ve kokain kullanırlardı. Daha da kötüsü Lenin'a da kendisini bir et parçası olarak görüyor. FS 178 yılında 2000 tane eczacı ve biyokimyager maaşa bağlandı. Bernard Marx'ı göstererek, gerçekten de suratı asık görünüyor, dedi sosyal belirleme yardımcısı. 6 yıl sonra ticari üretime geçildi. Mükemmel uyuşturucu üretiliyordu. Bernard'a sataşalım. Gevşeticiydi, uyuşturuyordu ve keyifli halüsinasyonlar sağlıyordu. Somurt Marx, somurt. Omzuna inen tokatla irkilip yukarı baktı. Henry Foster ayısının ta kendisiydi. Sana bir gram soma lazım. Hristiyanlık ve alkolün bütün avantajlarına sahipti. Ama yan etkilerini taşımıyordu. Ford adına nasıl da gebertmek isterdim onu. Ama tek yaptığı, hayır, teşekkürler demek ve sunulan hap tüpünü geri çevirmek oldu. İstediğin zaman gerçeklikten uzaklaşıp tatile çıkıyorsun. Geri döndüğünde ne başın ağrıyor ne de anlatacak mitolojin oluyor. Alsana diye ısrar etti Henry. Al hadi. Pratikte istikrar sağlanmıştı. Sosyal belirleme yardımcısı basit bir hipnopetik değişten alıntı yaparak bin santimetre küpü bin musibet savuşturur dedi. Geriye bir tek yaşlılığı yenmek kalıyordu. Defolun, defolun diye bağırdı Bernard Marx. Huysuz seni. Eşeyli hormonları, genç kan nakli, magnezyum tuzları. Sakın unutma, bir gramı lanet okumaktan iyidir deyip gülerek çıktılar. Yaşlılığın tüm fizyolojik izleri silinmiş oluyordu. Tabii bunlarla birlikte ''Sakın Henry'e o maltus kemerini sormayı unutma.'' dedi Fanny. Tabii bunlarla birlikte yaşlılara özgü zihinsel tuhaflıklar da halledilmiş oluyordu. Kişilikler tüm bir yaşam süresince sabit kalıyordu. ''Karanlık çökmeden engelli golfte iki tur geçmem gerekiyor. Acele etmeliyim.'' ''İş, oyun gücümüz ve zevklerimiz 17 yaşımızda neyse.'' 60 yaşımızda da o oluyor. Eski, berbat günlerde yaşlılar hayattan elini eteğini çeker, emekli olur, kendini dine verir, zamanlarını okumaya ve düşünmeye ayırırlardı. Düşünmeye. Koridorda asansöre doğru yürüyen Bernard Marx, gerizekalılar, pislikler diye söyleniyordu. Şimdilerde gelişme işte budur. Yaşlı insanlar çalışıyor, çiftleşiyor, keyiften başlarını kaldıracak zamanları yok. Oturup düşünecek tek bir saniyeleri bile yok. Ya da olur da elle tutulur meşgalelerinin ortasında küçük bir zaman boşluğu açılırsa o zaman da Soma yardıma koşar. Şahane Soma Yarım gramı yarım tatil. Bir gramı bir hafta sonu. İki gramı muhteşem doğuya bir yolculuk. Üç gramı ayda karanlık bir ebediyettir. Dönünce kendilerini boşluğun diğer tarafında bulurlar. Günlük çalışma ve meşgalelerin sağlam zeminine güvenle basar ayakları. Bir oynaşmadan diğerine koştururlar. Taş gibi kızın birinden diğerine, bir elektromanyetik golf sahasından diğerine. Git buradan küçük kız diye öfkeyle bağırdı KŞM müdürü. Uzaklaş buradan küçük oğlan. Görmüyor musunuz? Fort hazretleri meşgul. Gidip başka bir yerde oynayın erotik oyununuzu. Zavallı çocuklar, dedi denetçi. Makinelerin hafif uğultusunun ortasında taşıyıcı bantlar yavaş ama ihtişamla saatte 33 santimetre ilerliyordu. Kızıl karanlıkta sayısız yakut parıldıyordu. Dördüncü bölüm 1. Asansör Alfa soyunma odalarından gelen erkeklerle doluydu. Lenina'nın girişine dostça kafalarını sallayarak ya da gülümseyerek karşılık verdiler. Lenina popüler bir kızdı ve öyle ya da böyle asansördeki erkeklerin çoğuyla bir gece geçirmişti. Selamlarına karşılık verirken tatlı çocuklardı diye düşündü. Sevimli çocuklar. Yine de Keşke George Edsel'in kulakları o kadar büyük olmasaydı diye düşündü. Belki de 328. metrede kendisine birazcık fazla paratiroid ormanı verilmişti. Benito Hoover'a bakınca soyunduğunda gerçekten aşırı kıllı olduğunu anımsamadan edemedi. Benito'nun kıvırcık esmerliğini anımsamaktan hüzünlenmiş gözlerini çevirdiğinde bir köşede Bernard Marx'ın çelimsiz vücudunu, melankolik yüzünü gördü. Bernard diyerek ona yaklaştı. Ben de seni arıyordum. Sesi tırmanmakta olan asansörün uğultusunu bastırarak çınladı. Diğerleri merakla etraflarına bakındılar. Seninle New Mexico planımız hakkında konuşmak istiyordum. Gözünün ucundan Benito'nun şaşkınlıktan ağzı açık baka kaldığını görebiliyordu. Ağzının açıklığından rahatsız olmuştu. Kendisiyle tekrar çıkmak için yalvarmayışıma şaşırıyordur dedi kendine. Sonra da yüksek sesle, her zamankinden daha samimi bir tarzda. Temmuz'da seninle bir haftalığına gezmek harika olur, diye devam etti. Neyse, böylece Henry'e sadakatsizliğini herkesin ortasında kanıtlamış oluyordu. Bernard'la da olsa Fanny bu işe sevinecekti. Yani, dedi Lenina, ona en güzel anlamlı gülümseyişini sunarak, Hala bana sahip olmak istiyorsan. Bernard'ın solgun yüzü kızardı. Niye böyle kızarıyor ki diye şaşkınlıkla karışık merak eden Lenina, aynı zamanda kendi gücünün garip bir doğrulanışı anlamına gelen bu tepkiden duygulanmıştı. Bu konuyu başka bir yerde konuşsak daha iyi olmaz mı? diye kekeleyen Bernard fazlasıyla rahatsız olmuşa benziyordu. Sanki şok edici bir şey söylemişim gibi diye düşündü Lenina. Açık saçık şaka yapmış olsam, annesinin adını ya da benzer bir şey sormuş olsam bu kadar rahatsız olmazdı. Yani bu kadar insanın ortasında. Utançtan boğulmak üzereydi. Lenina'nın kahkası içtendi ve kesinlikle kötü niyetli değildi. Ne kadar komiksin dedi. Gerçekten de onu komik buluyordu. Bana en az bir hafta önceden haber verirsin değil mi? diye başka bir tonda devam etti. Sanırım mavi pasifik roketiyle gideriz. Çering T kulesinden mi kalkıyordu yoksa Hampstead'den mi? Bernard cevap veremeden asansör durdu. Çatlak bir ses, çatı dedi. Asansörcü ufak tefek maymun gibi bir yaratıktı. Üzerinde epsilon eksi yarım oronlara özgü Siyah bir tunik vardı. Çatı. Asansörün kapılarını sert bir şekilde açtı. Öğleden sonra güneşinin sıcak ihtişamıyla irkildi ve gözlerini kırpıştırdı. Ah, çatı diye heyecanla tekrarladı. Karanlık, yok edici bir sersemlikten neşe içinde aniden uyanmış gibiydi. Çatı. Köpeklere özgü beklentili bir hayranlıkla Yolcuların yüzlerine bakarak gülümsedi. Asansörden birlikte konuşup gülerek gün ışığına çıktılar. Asansörcü arkalarından bakmaya devam etti. Bir kez daha sorarcasına. Çatı, dedi. Sonra bir zil çaldı ve asansörün tavanındaki bir hoparlör yavaşça ama yine de emir veren bir tonda direktiflerini saymaya başladı. Aşağı in, dedi. Aşağı in. On sekizinci kata. Aşağı in. Aşağı in. On sekizinci kata. Aşağı in. Aşağı in. Asansörcü kapıları çarparak bir düğmeye bastı ve anında kuyunun vızıldayan alaca karanlığına alışkın olduğu sersemliğinin kuyusuna döndü. Çatı sıcak ve aydınlıktı. Yaz öğleden sonrası geçen helikopterlerin uğultusuyla birleşince insanın uykusunu getiriyordu. Parlak gökyüzünde acele içinde görünmez bir şekilde 5-6 mil yukarıdan geçen jetlerin daha derin vızıltısı yumuşak havaya okşuyor gibiydi. Bernard Marx derin bir nefes aldı. Gökyüzüne masmavi ufka ve sonunda bakışlarını indirerek Lenina'nın yüzüne baktı. Harika değil mi? Bernard'ın sesi bir parça titriyordu. Sımsıcak, Anlayış dolu bir bakışla Burner'da gülümsedi Lenina. Engelli golf için tek kelimeyle kusursuz diye heyecanla yanıtladı. Şimdi de uçmam gerekiyor Bernard. Henry kendisini bekletirsem bozuluyor. Tarihini çok çok önceden bildir. Elini sallayarak geniş düz çatı boyunca hangarlara doğru koşarak uzaklaştı. Bernard durup beyaz çorapların uzaklaşan pırıltısını güneşte yanmış dizlerin canlı bir şekilde tekrar tekrar birleşip ayrılışını ve şişe yeşili ceketin gerisinde daha yumuşak hareketlerle çalkalayan iyi oturmuş pamuklu kadife şortu izledi. Yüzü yine acılı bir ifadeye büründü. Tam arkasından yüksek ve neşeli bir sesle ''Söylemem gerekir ki Lenina çok hoştu.'' dedi. Bernard irkilip etrafına bakındı. Benito Hoover'ın tombul suratı tepesinden ışıltıyla kendisine bakıyor, apaçık bir iştenlikle ışıldıyordu. Benito'nun güler yüzlülüğü dillere destandı. İnsanlar Benito'nun Soma'ya elini dahi sürmeden hayatını sürdürebileceğini söylüyorlardı. Başkalarının tatile çıkarak kaçtıkları kin, nefret ve sinir ona hiç dokunmazdı. Benito için gerçeklik daima güneşliydi. Vücudu da dolgun hem de o biçim. Sonra ses tonunu değiştirerek ama bence sen çok somurtkansın sana bir gram soma lazım dedi. Pantolonunun sağ cebine elini daldırıp küçük bir şişe çıkardı. Bir santimetre küpü ama bence. Bernard aniden dönüp hızlı uzaklaştı. Benito arkasından baka kaldı. Bu adamın derdi ne acaba diye merak etti ve kafasını sallayarak zavallı adamın yapay kanına konan alkol hikayesinin doğru olması gerektiğine karar verdi. Herhalde beynine vurmuş. Soma şişesini cebine yerleştirip bir paket seks hormonlu sakız çıkardı. Ağzına bir parçasını atıp geviş getirerek hangarlara doğru yavaş adımlarla yürüdü. Henry Foster helikopterini kilitli tutulduğu yerden çıkartırmıştı ve Lenina geldiğinde pilot kabinine oturmuş bekliyordu. Lenina yanında yerini alırken tek söylediği ''Dört dakika geciktin'' oldu. Motorları çalıştırdı ve pervaneleri vitese geçirdi. Helikopter dik olarak havalandı. Henry hızlandı. Pervanenin uğultusu bal arısından eşek arısına, eşek arısından sivrisineğe ton değiştirdi hız göstergesi dakikada iki kilometre yükseldiklerini gösteriyordu. Londra altlarında küçülüyordu. Birkaç saniye içinde düz çatılı dev binalar, park ve bahçelerin yeşilinin ortasında biten geometrik mantarlara dönüştüler. Binaların ortasında daha uzunca, ince saplı, daha narin bir mantar, Charing Kulesi. Parlak betondan bir disk misali gökyüzüne uzanıyordu. Büyük, etli bulutlar, başlarının üzerindeki mavi havada muhteşem atletlerin hayal meyal gövdeleri misali tembel bir şekilde dolanıyordu. Bulutların birinden aniden kızıl renkli bir böcek vızıldayarak düştü. ''Kırmızı roket bu.'' dedi Henry. ''New York'tan şimdi geliyor.'' Saatine baktı. ''Yedi dakika rötarlı.'' diye ekledi ve kafasını salladı. Bu Atlantik uçuşlarının rötarları skandal boyutlara ulaşmış. Ayağını gaz pedalından çekti. Yukarıdaki pervanelerin uğultusu eşek arısından bal arısına, bal arısından yaban arısına, yaban arısından mayıs böceğine ve geyik böceğine değişerek bir buçuk oktav düştü. Makinenin yukarı doğru hızlanışı yavaşladı. Bir an sonra da hareketsiz havada asılı duruyorlardı. Henry bir kolu itti tık diye bir ses duyuldu. Önlerindeki pervane önce yavaş, sonra gittikçe hızlanan bir şekilde, gözlerinin önünde yuvarlak bir sis oluşturana kadar dönmeye başladı. Yatay hızın oluşturduğu rüzgar, flaplarda daha tiz bir ses çıkarıyordu. Henry gözlerini devir sayacından ayırmadı. Gösterge 1200'e dayandığında pervaneleri vitesten çıkardı. Makinenin ileri ivmesi kanatlarıyla uçmasına yetiyordu. Lenina ayakların arasındaki zemin penceresinden aşağıya baktı. Londra merkezini ilk uydu Banlio şeridinden ayıran 6 kilometrelik park mıntıkasının üzerinde uçuyorlardı. Yeşillik, kurtlar yiyip bitirmiş gibi kısa zamanda gözden kayboldu. Ağaçların arasında merkez kaşlı zıplayan kukla kuleleri zayıf bir şekilde parıldıyordu. Shepherd's Bush yakınlarında 2000 beta eksi karışık çift Rayman yüzey oynuyordu. Escalator 5 skortları iki sıra halinde Notting Hill'den Wilson'a giden ana yol boyunca dizilmişti. Ealing Stadyumunda bir delta jimnastik gösterisi ve cemaat ilahileri çalışması vardı. Lenina sınıfının uykuda öğrenilmiş önyargılarını seslendirerek ''Ne kadar iğrenç bir renk haki'' dedi. Hanslow Duysal Film Stüdyosu'nun binaları buçuk dönümlük bir araziye yayılmıştı. Yakındaki siyah haki bir emekçiler ordusu Great West yolunun yüzeyini yeniden camla kaplamakla uğraşıyordu. Üzerlerinden geçerlerken hareketli, dev eritme konteynerlarından birini delip eriyik camı akıtmaya çalışıyorlardı. Erimiş cam, göz kamaştıran akkor bir dere halinde yolun üzerine yayıldı asbest silindirleri bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Yalıtılmış bir sulama aracının arkasından beyaz buhar bulutları yükseliyordu. Brentford'daki televizyon şirketi fabrikası küçük bir kasaba yandırıyordu. Vardiya değiştiriyor olmalılar, dedi Lenina. Yaprak yeşili gama kızları ve siyah yarı moronlar, yaprak bitleri ve karıncalar misali girişlerde toplaşıyor, tek raylı tramvaylara binmek için kuyruklarda dikiliyorlardı. Dut rengi beta eksiler kah kalabalığa karışıyor, kah ayrılıyorlardı. Ana binanın çatısı helikopterlerin iniş kalkışı yüzünden kıvıl kıvıldı. Vay canına, dedi Lenina. İyi ki gama değilim. On dakika sonra Stockbox'a ulaşıp engelli golfte ilk turlarına başlamışlardı. 2. Garnett çoğunlukla önüne bakarak, bir hemcinsi gözüne takıldığında hemen kaçamak bir şekilde kafasını başka bir tarafa çevirerek aceleyle çatıda yürüdü. Takip edilen bir adam gibiydi. Düşmanları düşündüğünden daha düşmanca davranmadıkça ya da kendisi daha suçlu ve daha da iflah olmaz bir biçimde yalnız hissetmek zorunda bırakılmadıkça görmek istemeyeceği düşmanlar tarafından kovalanan bir adam gibiydi. Şu korkunç Benito Hoover. Oysa adam oldukça iyi niyetli davranmıştı. Kaldı ki bu durumu bir bakıma daha da kötüleştiriyordu. İyi niyetli olanlar kötü niyetlilerle aynı tarzda davranıyorlardı. Lenina bile kendisine acı çektiriyordu. Ona teklifte bulunmayı isteyip cesaret bulamadı, sonra da umutsuzluğa kapılıp çekingen bir kararsızlık içinde geçirdiği haftaları düşündü küçük gören bir red yanıtıyla aşağılanmayı göze almış mıydı? Ama ya evet derse? Ne büyük mutluluk olacaktı. Eh, şimdi evet demişti. Ama yine de kendisini berbat hissediyordu. Berbattı. Çünkü öğleden sonrayı engelli golf için mükemmel bulmuştu. Çünkü Henry Foster'la buluşmak için hemen sıvışmıştı. Berbattı. Çünkü çok özel konularını Herkesin ortasında konuşmak istemeyişini komik bulmuştu. Tek kelimeyle berbattı. Çünkü başka anormal sıra dışı bir tarzda değil de her sağlıklı ve erdemli İngiliz kızının davranması gerektiği gibi davranmıştı. Kendi kilitli bölmesinin kapısını açtı ve hiçbir şey yapmadan ayak ayak dolaşan birkaç delta-eksi görevliye seslenip makinesini iterek çatıya çıkarmalarını söyledi. Hangarlarda çalışan personel tek bir Bokonovski grubundandı ve adamlar ikizdi. Ufak tefek, esmer ve çirkin ikizler. Bernard emirlerini, kendilerini üstün konumlarında pek güvende hissetmeyenlere özgü bir tarzda, sert, oldukça kibirli ve hatta saldırgan bir tonda verdi. Bernard için alt sınıftan insanlarla iş yapmak daima çok stresli bir deneyim olmuştu. Nedeni her ne olursa olsun ve yapay kanındaki alkol ile ilgili son zamanlardaki söylenti kazaların önüne geçilemeyeceğinden pekala gerçekte olabileceği için Burnard'ın fiziği ortalama gamaların fiziğinden pek farklı değildi. Boyu standart alfa boyundan 8 cm kısaydı ve daha narin yapılıydı. Alt sınıfların üyeleriyle kurduğu ilişkiler üzücü bir biçimde ona hep bu fiziksel yetersizliğini hatırlatıyordu. Ben benim ve keşke ben olmasaydım. Utangaçlığı had safhadaydı ve ızdırap vericiydi. Ne zaman kendini bir delta'nın suratına yukarıdan değil de aynı hizadan bakarken bulsa aşağılanmış hissediyordu. Bu yaratık acaba kendisine sınıfının hak ettiği saygıyı gösterir miydi? İşte bu soru hiç yakasını bırakmıyordu. Mantıksız da sayılmazdı. Çünkü gamalar, deltalar ve epsilonlar bir dereceye kadar bedensel kütle ile sosyal üstünlük arasında bağlantı kurabilecek şekilde şartlandırılmışlardı. Aslında boyutla ilgili hafif bir hipnopetik önyargı evrenseldi. İşte teklifte bulunduğu kadınların kahkahaları, erkekler arasındayken eşitlerinin yaptığı muzipçe şakalar bundan kaynaklanıyordu. Alay edildiğinde kendini dışlanmış hissediyordu dışlanmış hissedince de öyle davranıyordu ki bu da kendisine karşı ön yargıyı besliyor ve fiziksel kusurlarının yol açtığı kin ve saldırganlığı büyütüyordu. Böylece yabancılık duygusu ve yalnızlığı büyüyordu. Sürekli bir önemsenmeme korkusu, eşitlerinden kaçmasına, asları söz konusu olunca da rütbesi konusunda tedirgin olmasına yol açıyordu. Harry Foster ve Benita Hoover gibilerine öyle imreniyordu ki asla bir epsilon emirlerini yerine getirsin diye bağırmak zorunda kalmayan erkeklere, konumlarını olduğu gibi benimseyen erkeklere, kas sisteminde bir balığın suda hareket ettiği gibi dolanabilen erkeklere, kendilerini öyle rahat hissediyorlardı ki ne kendilerinin ne de içinde var oldukları lütufkar rahatlığın farkındadırlar. Ona öyle görünüyordu ki ikiz görevliler uçağını iterek çatıya çıkarma konusunda isteksiz ve hatta laçka davranıyorlardı. Bernard sert bir şekilde ''Acele edin!'' diye bağırdı. İkizlerden biri şöyle bir baktı. O boş gri gözlerde sezdiği ahmakça bir alay olabilir miydi? Daha yüksek sesle ''Acele edin!'' diye haykırdı. Sesinde çirkin bir hırıltı vardı uçağa bindi, bir dakika sonra güneye, nehre doğru uçuyordu. Çeşitli propaganda büroları ve Duygu Mühendisi Üniversitesi, Fleet Caddesi'nde 60 katlık tek bir binada toplanmıştı. Zemin ve daha alt katlarda ve üç büyük Londra gazetesinin bir üst sınıf gazetesi olan Saat Başı Radyosu, Soluk Yeşil Gama gazetesi ve Haki Kağıt üzerine tamamen tekeceli sözcüklerden oluşan Delta Günlüğü'nün matbaaları ve ofisleri bulunuyordu. Sonra da sırasıyla televizyonla, duyusal görüntülerle, sentetik ses ve müzikle propaganda büroları geliyordu. Ve bunlar 22 katı işgal ediyordu. Yukarıda ses bantı yazarlarıyla sentetik bestecilerin hassas işlerini yürüttükleri araştırma laboratuvarları ve yalıtılmış odalar vardı. En üstteki 18 katta ise Duygu Mühendisliği Üniversitesi yer alıyordu. Bernard propaganda binasının çatısına iniş yaptı ve dışarı çıktı. Gama artı kapıcıya aşağıdan Mr. Helmholtz vasfını arayıp Bernard Max'ın çatıda kendisini beklediğini söyleyin emrini verdi. Oturup bir sigara yaktı. Hem Halsvast'ın mesajı aldığında yazı yazıyordu. Hemen geleceğimi söyleyin diyerek ahizeyi yerine koydu. Sonra sekreterine dönerek aynı resmi ve kişiliksiz ses tonuyla. Masamı toparlama işini size bırakıyorum, dedi ve sekreterinin ışıl ışıl gülümseyişini görmezden gelerek kalkıp çevik adımlarla kapıya yöneldi. Sağlam yapılı bir adamdı. Geniş göğüslü, geniş omuzlu ve iri yapılıydı. Hareketleri çabuk, yay gibi atikti. Boynunun yuvarlak, güçlü kaidesi üzerinde harikulade biçimli bir kafa taşıyordu. Saçları koyu renkli ve kıvırcık, yüz hatları keskindi etkileyici ve göze çarpan bir biçimde yakışıklıydı. Ve sekreterinin bıkıp usanmadan tekrarladığı gibi her haliyle bir alfa artı yandırıyordu. Mesleği Duygu Mühendisi Üniversitesi'nde yazı bölümünde hocalıktı ve eğitim çalışmalarından arta kalan zamanında duygu mühendisi olarak çalışıyordu. Düzenli olarak saat başı radyosuna yazıyor, duysal film senaryoları yaratıyor, ve hünerini asıl slogan ve hipnopedik tekerlemeler konusunda konuşturmaya bayılıyordu. Üstlerinin kendisi hakkındaki yargısı yetkindi. Belki de burada kafalarını sallayıp seslerini bariz bir şekilde alçaltarak biraz fazla yetkin diyorlardı. Evet, biraz fazla yetkindi, doğru. Zihinsel bir aşırılık hem Hoss Watson'da fiziksel kusurların Bernard Marx'ta yarattığı etkilere benzer etkiler yaratmıştı. Kemik ve kas eksikliği Bernard'ı hem cinslerinden uzaklaştırmıştı ve geçerli standartlara göre zihinsel bir eksiklik anlamına gelen bu ayrı olma hissi daha büyük bir ayrıma yol açıyordu. Hem Holtsun bu kadar kendini tanımasının ve yalnız kalmasının nedeni ise aşırı yetenekti. İki adamın ortak yönü birey olduklarının farkında olmalarıydı. Bernard tüm hayatı boyunca ayrı olmanın bilincinde olmaktan acı çekmişti. Oysa zihinsel aşırılığının farkına varan Helmholtz, çevresindeki insanlardan farkını daha yeni anlamaya başlamıştı. Bu hareketli zemin duvar tenisi şampiyonu, bu yorulmak bilmez aşık, 4 yıldan daha az bir sürede 640 kadına birlikte olduğu söyleniyordu. Bu hayranlık uyandıran komite adamı ve duygu teknisyeni, spor, kadınlar ve toplumsal eylemlerin kendisi için ikinci dönemde olduğunu oldukça ani bir biçimde anlamıştı. Aslında derinde başka bir şeylere ilgi duyuyordu. Ama neye? Neye? Burner’ın kendisiyle konuşmaya geldiği sorun işte buydu. Ya da daha çok konuşan arkadaşını dinlemeye. Çünkü konuşan hep hem Helmholtz olurdu. Asansörden çıkarken sentetik sesle propaganda bürosundan üç çekici kız yolunu kestiler. Helmholtz tatlım bizimle Exmoor'da pikniğe gelsene diye yalvarırcasına etrafını sardılar. Kafasını sallayıp aralarından hızla sıyrıldı. Hayır, olmaz. Başka erkek çağırmıyoruz. Bu keyifli teklif bile Helmholtz'u saramamıştı. Hayır, diye tekrarladı. Meşgulüm. Kararlı bir şekilde yoluna devam etti. Kızlar peşine takıldılar. Bernard'ın uçağına binip kapıyı çarpana dek peşinden koşmaktan vazgeçmediler. Tabii kızlar küfrü bastılar. Bu kadınlar, dedi makine havalanırken. Bu kadınlar. Kafasını sallayıp kaşlarını çattı. Bernard iki yüzü bir biçimde destekledi. Berbatlar, dedi. Ama söylerken bir yandan da keşke hem House kadar çok kızla çıkabilseydim, hem de hiç sorun yaşamadan diye düşündü. Birden ani bir böbürlenme ihtiyacı duydu. Olabildiği kadar sıradan bir tonla. Lenin Akron'la New Mexico'ya gidiyoruz, dedi. Hiç ilgilenmeyen Helmholtz, öyle mi, dedi. Kısa bir sessizliğin ardından, şu son bir iki haftada, diye devam etti. Bütün komite toplantılarını ve kızları bıraktım. Üniversitede çıkardıkları yaygarayı hayal bile edemezsin. Yine de değdi sanıyorum. Etkileri teyit etti. Çok tuhaf. Gerçekten tuhaf. Fiziksel bir eksiklik zihinsel bir aşırılık yaratabilirdi. Sanki süreç tersine de işleyebiliyordu. Zihinsel aşırılık kendi amaçları doğrultusunda kasti bir yalnızlığın, gönüllü körlük ve sağırlığını, yapay bir zevklerden el çekme iktidarsızlığını doğurabiliyordu. Kısa uçuşun geri kalanı sessizlik içinde geçti. Bernard'ın odasına ulaşıp puflu kanepelerine uzandıklarında Helmholtz yine konuşmaya başladı. Yavaşça konuşarak, hiç içinde dışarı çıkmak için bir şans verilmesini bekleyen bir şey varmış gibi hissettin mi kendini? diye sordu. Kullanmadığın ek bir güç gibi, hani türbinlerden geçmek yerine şelaleden çağlayan su misali soran gözlerle Burner'da baktı. Her şey farklı olsaydı insanın hissedebileceği şeylerden mi söz ediyorsun? Hem Holtz başını salladı. Pek sayılmaz. Bazen kapıldığım tuhaf birisi düşünüyorum da. Söyleyebileceğim önemli bir şey ve bunu söyleyebilme gücüm varmış hissi. Sadece ne olduğunu bilemiyorum. Ve bu gücü herhangi bir şekilde kullanamıyorum. Yazmanın farklı bir biçimi olsaydı, ya da yazılacak başka bir şeyler olsaydı. Sessiz kaldı ve sonra biliyorsun diyerek devam etti. Sözcükler bulmada oldukça ustayım. İnsanı bir iğnenin üstüne oturturmuşçasına zıplatan sözcükler. Çok yeni ve heyecan verici geliyorlar. Ama aslında hipnopedik açıdan bilinen şeyler. Ancak bu yeterli görünmüyor. Sözcüklerin iyi olması yetmiyor onları iyi bir amaç uğruna kullanmak gerekiyor. Ama senin buldukların gayet iyi Helmholtz. Sonuçları denli iyiler. Helmholtz omuzlarını silkti. Ama sonuçları o kadar cılız ki bir şekilde yeterince önemli değiller. Çok daha önemli bir şeyler yapabileceğimi hissediyorum. Evet, çok daha derin ve çok daha şiddetli. Ama ne? Söylenecek daha önemli ne olabilir? İnsan yazması beklenen bir konuda nasıl daha şiddetli olabilir? Eğer doğru kullanırsan sözcükler ilk sıçınlarına dönüşebilirler. Her şeyi delip geçerler. Okursun ve delinirsin. Öğrencilerime öğretmeye çalıştığım şeylerden biri de bu. Delici biçimde yazmak. Fakat cemaat ilahileri ya da kokulu orklardaki en son gelişmeler üzerine bir makalenin delici olması ne fayda sağlar ki? Üstelik böylesi bir konuda yazarken sözcükleri en yoğun x ışınları denli delici kılabilir misin? Hiçbir şey konusunda bir şeyler söyleyebilir misin? Sonunda iş gelip buraya dayanıyor. Uğraşıyorum, uğraşıyorum. Bernard aniden, şşt dedi ve bir parmağını uyarırcasına kaldırdı. Kulak kesildiler. Sanırım kapıda biri var diye fısıldadı. Hem kalkıp odayı parmak uçlarının üzerinde geçti ve ani sert bir hareketle kapıyı ardına kadar açtı. Tabii ki kimse yoktu. Özür dilerim dedi Bernard. Kendini sersem gibi hissediyor ve öyle görünüyordu. Sanırım sinirlerim biraz gergin. İnsanlar senden şüphelenince sen de onlardan şüphe duymaya başlıyorsun. Eliyle gözlerini ovuşturup iç geçirdi. Sesi hızlanan bir tona büründü. Kendini haklı çıkarmaya çalışıyordu. Son günlerde katlanmak zorunda kaldığım şeyleri bir bilsen derken neredeyse ağlayacaktı. Kabaran kendini acıma duygusu aniden açılan bir fıskiye gibiydi. Bir bilsen. Helmholtz Watson dinlerken bir tür rahatsızlık hissine kapıldı. Zavallı Bernard dedi kendi kendine. Ama aynı zamanda biraz da utandı arkadaşından. Keşke Bernard biraz daha gururlu olsaydı diye düşündü. Beşinci Bölüm 1. Saat sekiz olduğunda hava kararıyordu. Stockbox kulüp binasının kulesindeki hoparlörler insan tenorundan daha kalın bir sesle golf sahalarının kapanışını duyurmaya başladı. Lenina ve Henry oyunlarını bırakıp kulüp binasına doğru yürümeye başladılar. İç ve dış salgılar tros tesislerinden hormon ve süsleriyle Farnham Royal'deki büyük fabrikaya ham madde sağlayan büyükbaş hayvanların böğürtüleri duyuluyordu. Alaca karanlığı helikopterlerin aralıksız vızıltısı doldurdu. Bir zil ve ıslık sesi, iki buçuk dakikada bir. Alt sınıf golfçüleri ayrı kortlarından metropole taşıyan hafif tek raylı trenlerden birinin kalkışını anons ediyordu. Lenina ve Henry makinelerine atlayıp havalandılar. 800 metrede Henry pervaneleri yavaşlattı ve 1 iki dakika boyunca kararmakta olan manzaranın üzerinde hareketsiz asılı kaldılar. Burnham Beach's ormanı büyük karanlık bir havuz misali batıda gökyüzünün parlak kıyılarına değin uzanıyordu. Kızıla boyanmış ufukta gün batımının son kalıntıları turuncudan sarıya ve soluk su yeşiline dönüşerek kayboldu. Kuzeyde, ağaçların ötesinde ve üzerinde iç ve dış salgılar fabrikası, 20 katındaki her pencereden taşan vahşi bir elektrik ışıltısıyla parlıyordu. Aşağılarında golf kulübünün binaları vardı. Alt sınıflara ait dev barakalar ve bir ayırma duvarının diğer tarafında alfa ve beta üyelere tahsis edilmiş daha küçük evler. Alt sınıflar siyah karınca sürüleri gibi kıpırdaşarak tek istasyona yaklaşmaktaydılar. Işıkları yanan bir tren cam korunağın altından çıkarak açık alanda yol almaya başladı. Karanlık kova boyunca trenin güneydoğuya uzanan rotasını izleyen gözleri Slav Krematorium'un heybetli binalarına takıldı. Gece uçan uçakların güvenliği için 4 adet yüksek bacası projektörlerle aydınlatılmış ve tepelerine de kırmızı tehlike sinyalleri konmuştu. Bir kilometre taşıydı. ''Niye bacaların etrafında balkon gibi şeyler var?'' diye sordu Lenina. ''Fosfor elde etmek için'' dedi Henry duygusuzca. Gazlar bacadan çıkmadan dört ayrı işlemden geçiriliyor. Ne zaman birini yaksalar B2O5 bacadan uçup giderdi. Şimdi %98'inden fazlasını tutabiliyorlar. Yetişkin cesedi başına 1,5 kilodan fazla. Her yıl sadece İngiltere'de elde edilen 400 ton fosforun büyük bölümünü oluşturuyorlar. Henry konuşurken mutlulukla karışık bir gurur duymuş, başarı kendisinin mişçesine tüm kalbiyle neşelenmişti. Öldükten sonra bile toplumsal fayda sağlayabileceğimizi düşünmek güzel. Bitkileri büyütebilmek gibi. Bu arada Lenina gözlerini çevirmiş, dik olarak aşağıya, tekrar ile istasyonuna bakıyordu. Güzel, diyerek Henry'nin fikrine katıldı. Ama alfa ve betaların aşağıdaki şu berbat gama, delta ve epsilonlardan daha fazla bitki yetiştirmeyecek olması garip. Fetva verircesine. Tüm insanlar fiziko-kimyasal açıdan eşittirler, dedi Henry. Üstelik epsilonlar bile vazgeçilemez hizmetlerde bulunurlar. Bir epsilon bile. Lenina aniden okulda küçük bir kızken gecenin ortasında uyanıp uykularında bir hayalet gibi asla peşini bırakmayan fısıltının ilk kez farkına varışını anımsadı. Ay ışığı huzmesini sıra sıra küçük beyaz yatağa tekrar gördü. Herkes Herkes için çalışır. Hiç kimseden vazgeçemeyiz. Epsilonlar bile faydalıdır. Epsilonlar olmadan yapamayız. Herkes, herkes için çalışır. Hiç kimseden diyen yumuşak sesi bir kez daha duydu. Onca gecelik tekrarlardan sözcükler aklındaydı. Unutmamıştı. Unutamazdı. İlk korku ve şaşkınlık şokunu hatırladı. Uyanık geçen yarım saat süresince düşündüklerini sonra da sonsuz tekrarların sonucunda yumuşayan, zihnini yumuşatan, işleri yoluna koyan, sürünerek giziden gelen uykuyu anımsadı. Herhalde Epsilonlar Epsilonluklarından memnundurlar, dedi yüksek sesle. Elbette memnunlar. Nasıl olmazlar ki? Başka bir şey olmanın nasıl olduğunu bilmiyorlar. Bizler memnun olmazdık tabii. Ama bizler farklı şartlandırıldık. Üstelik bizler Farklı bir kalıtımdan geliyoruz. İnançla bir epsilon olmadığıma memnunum, dedi Lena. De bir epsilon olsaydın da şartlandırman gereği aynı şekilde alfa ya da beta olmadığına memnun olurdun, dedi ve ileri pervaneyi vitese geçirip helikopteri Londra'ya yöneltti. Arkalarında batıda kızıl ve turuncusu olmak üzereydi. Gökyüzünü yoğun, karanlık bir bulut kümesi kaplamıştı. Krematoriumun üzerinden geçerlerken bacadan yükselen sıcak hava dalgasına rastlayan helikopter aniden havaya yükseldi ve soğuk havayla tekrar buluşunca aynı hızla eski irtifasına düştü. ''Ne muhteşem zıplayıştı ama!'' diyerek keyifle kahkaha attı Lenina. Ama Henry'nin ses tonu bir anlığına neredeyse melankolikleşti. ''O zıplayış neydi biliyor musun?'' dedi. Son ve kesin bir biçimde yok olan bir insandı. Sıcak bir gaz sıçramasıyla göğe yükselen bir insan. Kim olduğunu bilmek isterdim. Kadın mı yoksa erkek mi? Alfa mı epsilon mu? İç geçirdi ve sonra neşeli olmaya karar vermiş bir sesle. Her neyse, dedi. Emin olabildiğimiz tek bir şey var. Her kim idiyse hayattayken mutluydu. Artık herkes mutlu. Evet artık herkes mutlu diye tekrarladı Lenina. Aynı sözcükler 12 yıl boyunca her gece 150 kez kulaklarına tekrarlanmıştı. Westminster'da Harry'nin dairesinin bulunduğu 40 katlı apartmanın çatısına iniş yapıp doğrudan yemek salonuna geçtiler. Orada gürültücü ve neşeli bir grupla muhteşem bir akşam yemeği yediler. Soma kahvenin yanında sunuldu. Lenina iki tane, Henry'de üç tane yarım gramlık tablet aldılar. 9.20 geçe yürüyerek caddenin karşısında yeni açılan Westminster Manastır kaberesine gittiler. Neredeyse bulutsuz, aysız ama yıldızlı bir geceydi. Fakat şanslarına Henry ve Lenina aslında iç karartıcı olan bu gerçeği fark etmediler. Elektrikli gök tabelaları dışarının karanlığını etkin bir biçimde siliyordu. Calvin Stopes ve 16 seksafoncusu. Manastırın ön cephesinde dev harfler davetkar bir şekilde parıldıyordu. Londra'nın en kaliteli koku ve renk gorgu. En yeni sentetik müzikler. İçeri girdiler. Amber ve sandal ağacı kokan hava sıcak ve boğucuydu. Rengorgu salonun kubbe şeklindeki tavanını geçici olarak tropik gün batımına boyamıştı. 16 seksefoncu eski, sevilen bir parçayı çalıyordu. Arasam tüm dünyayı yine de bulamam küçük sevimli şişem gibi başka bir şişe. 400 çift cilalanmış zeminde beş adım dansı yapıyordu. Lenina ve Henry çok geçmeden 401. çifti oluşturdular. Seksefonlar ay ışığında melodi tutturmuş kediler gibi ağlamaklı çalıyor, Üzerlerine ufak çaplı bir ölüm çökmüşçesine bir uçtan diğerine alto ve tenorlarda inliyorlardı. Armoni bakımından zengin, titreşen koro giderek yükselen bir tonda dora tırmandı. Ta ki sonunda şef elini sallayarak eter müziğin son parçalayan notasını da bırakıp 16 üfleyen insanın varlığını noktalayana dek. La bemol majör gök gürültüsü. Sonra sessizliğin ve karanlığın ortasında ses bir silinişe doğru kayarak çeyrek tonlardan geçip asılı kalan çok hafif fısıltı tonunda baskın bir akorda dönüştü. Bu arada beş dörtlük ritimler alttan nabız gibi atmayı sürdürüyordu ve karanlık saniyeleri yoğun bir beklentiyle yüklemeye başladı. Ve sonunda beklenti gerçeğe dönüştü. Ani, patlayan bir güneş doğuşu yaşandı ve 16 seksefoncu bir bomba misali eş zamanlı olarak şarkıya girdiler. Şişem benim ben hep seni istedim. Şişem benim yine sana döneyim. İçinde gökler mavi, hava daima güzel. Çünkü arasam tüm dünyayı yine bulamam küçük sevimli şişem gibi başka bir şişe. Westminster Manastırı'nda diğer 400 çiftle 5 adım dansı yapan Lenina ve Henry Başka bir dünyada, soma tatilinin sıcak, sonsuz dostluk dolu, renk cümbüşü dünyasında dans ediyorlardı. Herkes öyle kibar, öyle güzel ve eğlendiriciydi ki, şişem benim, ben hep seni istedim. Şişelerin içindeydiler, burada ve şu anda, güven ve güzel havanın içinde, her den mavi gökyüzünün altında. Yorulan 16'lı seksefonlarını bıraktılar ve sentetik müzik sistemi en son Slav Malthus Blues'larını çalmaya başladı. 400 çift şişelenmiş yapay kan okyanusunda hep birlikte dalgalarla yumuşakça sallanan iki zembriyolar gibiydiler. İyi geceler sevgili dostlar, iyi geceler sevgili dostlar. Hoparlörler emirlerinin neşeli, müzikli bir kibarlık peçesinin ardından veriyorlardı. İyi geceler sevgili dostlar. Lenina ve Henry diğerleriyle birlikte emre uyar bir şekilde binadan çıktılar. İç karartıcı yıldızlar gökyüzünde uzaklara gitmişti. Ancak gök tabelalarının ekranı şimdi büyük ölçüde sönükleştiyse de iki genç mutlu bir şekilde geceyi görmezden gelmeyi sürdürdüler. Kapanış saatinden yarım saat önce yutulan ikinci soma dozu gerçek evrenle zihinleri arasında iyice aşılmaz bir duvar çekmişti. Şişelenmiş bir halde caddeye geçip şişelenmiş halde asansöre bindiler ve Henry'nin 28. kattaki odasına ulaştılar. Yine de şişelenmiş haline ve Soma'nın ikinci gramına rağmen Lenina, yönetmeliklerin belirlediği tüm doğum kontrol önlemlerini almayı unutmadı. Yıllarca süren hipnopedya ve 12 yaşından 17'ye dek haftada 3 kez uygulanan maltus alıştırmaları, önlem almayı, göz kırpmak kadar otomatik ve kaçınılmaz bir şeye dönüştürmüştü. Banyodan odaya dönerken, aklıma gelmişken, dedi. Funny Crown, bana verdiğin o güzel, yeşil maroken taklidi fişekliği nereden bulduğunu merak ediyor. 2. İki haftada bir perşembe günleri Bernard'ın dayanışma ayini günleriydi. Afrodiyetum'da, iki nolu kurala göre yakın tarihte buraya Hemhouse başkan seçilmişti. Erken yenen bir akşam yemeğinden sonra arkadaşından ayrılıp çatıda bir taksi çevirdi ve adama Forsen Cemaat ilahi Evi'ne uçmasını söyledi. Makine birkaç yüz metre yükselip doğuya yöneldi ve dönerken ilahi evi tüm devasa ihtişamıyla Bernard'ın gözlerinin önüne serildi. Projektörlerle aydınlatılmış 320 metre beyaz karara taklidi, kar beyazı bir ışıltıyla Lajgate tepesinde parıldıyordu. Helikopter platformunun dört köşesinin her birinde dev boyutlarda bir T, gecenin karanlığında kızıl kızıl parlıyordu. Ve 24 tane kocaman altın rengi hoparlörün ağzından ağır başlı sentetik bir müzik gümbürdüyordu. İlahi evinin saat kulesi Big Henry'e bakınca kendi kendine ''Lanet olsun, geciktim.'' dedi. Taksinin parasını öderken de Big Henry'nin gongu saati vurdu. Altın rengi hoparlörlerin hepsinden gürleyen bas bir ses Ford diyerek ilahi söylüyordu. Ford, Ford, Ford. Dokuz kez. Bernard asansöre koştu. Ford günü kutlamaları ve diğer toplu cemaat ayinlerine ayrılmış büyük konferans salonu binanın alt katındaydı. Üstünde ise dayanışma gruplarının iki haftada bir ayinlerinde kullandıkları her katta yüz tane olmak üzere toplam yedi bin oda vardı. Bernard 33. kata indi. Koridoru aceleyle geçip oda üç bin önünde bir an tereddüt edip bekledi. Sonra kendini toparlayıp kapıyı açtı ve içeri girdi. Forda şükürler olsun. En son gelmemişti. Yuvarlak masanın etrafında dizilmiş 12 sandalyeden 3'ü hala boştu. Mümkün olduğu kadar göze çarpmamaya çalışarak yakındaki sandalyelerden birine ilişti ve geç kalanlara geldiklerinde kaşlarını çatmak üzere hazırlandı. Salondaki kız ona dönerek "Bu öğleden sonra ne oynadın?" diye sordu. Engelli mi yoksa elektromanyetik mi? Bernard kıza baktı. Fordum, Morgana Rothschild'dı ve kızarak hiçbirini oynamamış olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Morgana şaşkınlık içinde baka kaldı. Tuhaf bir sessizlik oldu. Sonra bariz bir şekilde ona sırtını dönerek solundaki daha sportif adamla konuşmaya başladı. Bernard içinde berbat bir hisle, dayanışma ayini için iyi bir başlangıç diye düşündü ve bir kez daha günahtan arınma konusunda başarısız olacağını sezdi. Keşke kendini en yakın sandalyeye atmak yerine etrafa bakınmak için kendisine zaman tanımış olsaydı. Şu anda Fifi Bradlaugh ile Joanna Dyson'ın arasında oturuyor olabilirdi. Oysa gidip kendisini kör bir şekilde Morgana'nın yanına atmıştı. Morgana. Ford aşkına. Onun o kara kaşları, daha doğrusu kaşı, çünkü kaşları burnunun üzerinde birleşiyordu. Fordum. Sağında ise Clara Deterding vardı. Doğru. Clara'nın kaşları birleşmiyordu ama gerçekten aşırı dolgundu. Oysa Fifi ve Joanna mükemmeldiler. Balık eti, sarışın, en fazla iride değillerdi. Şimdi de Otom ayısı oturuyordu aralarına. Son gelen ise Zarojine Angels oldu. Grubun başkanı sert bir şekilde ''Geç kaldın'' dedi. ''Bir daha olmasın.'' Sarujini özür diledi. Ve Jim Bakanovski ile Herbert Bakunin arasında yerini aldı. Grup şimdi tamamlanmıştı. Dayanışma çemberi eksiksiz kurulmuştu. Erkek, kadın, erkek. Masa etrafında sonsuz bir halka şeklinde birleşmişlerdi. On ikisi de tek vücut olmaya, bir araya gelmeye, kaynaşıp on iki ayrı kimliği daha yüce bir varlıkta yitirmeye hazırdılar. Başkan ayağa kalktı, T işareti yaptı ve sentetik müziği başlatarak yumuşak, yorulmak bilmez davul vuruşlarını ve kaçınılması olanaksız ilk dayanışma ilahisini iniltili bir şekilde tekrar tekrar çalan meltem üflemelilerden süper yaylılara enstrümanlar korosunu salıverdi. Tekrar tekrar nabız gibi atan ritmi kulak değil, diyafram duyuyordu. Tekrarlanan armonilerin inilti ve çınlaması beyne değil, merhametin hasret çeken bağırsaklarına musallat oluyordu. Başkan bir te işareti daha çıkardı ve oturdu. Ayin başlamıştı. Okunmuş soma tabletleri masanın ortasına yerleştirilmişti. İçinde çilek dondurmalı soma bulunan kupa elden ele dolaştırıldı. Ve Benliğimin silinişini içiyorum duasıyla on iki kez büyük yudumlarla içildi. Sonra da sentetik orkestra eşliğinde ilk dayanışma ilahisi söylendi. Fordum, on ikiyiz biz, bizi bireyle. Sosyal nehirdeki damlalar misali. Ah, güç ver bize koşalım birlikte. Parlak dört tekerin gibi çevikçe. On iki tane hasretle yanan dörtlük. Sonra kupa ikinci defa dolaştırıldı Bu kez dua yüce varlığa içiyorumdu Herkes içti Müzik yorulmaksızın çalıyordu Davullar vuruyordu Ağlayan ve çarpışan armoniler erimiş bağırsaklarda bir saplantıya dönüştü İkinci dayanışma ilahisi söylendi Gel yüce varlık sosyal dost 12'yi silip bir eleyen Ölmeye can atarız çünkü sonunda daha yüce hayattır bizi bekleyen. Yine 12 dörtlük. Soma artık etkisini göstermeye başlamıştı. Gözler parlıyor, yanaklar kızarıyor, evrensel iyiliğin içsel güneşi her suratta mutlu, dostane gülümsemeler şeklinde doğuyordu. Bernard bile bir parça eridiğini hissediyordu. Morgana Rothschild dönüp parlayan gözlerle kendisine baktığında karşılık verebilmek için elinden geleni yaptı ama kaşı o kara ikisi bir yerde ne yazık ki hala yerinde duruyordu görmezden gelemiyordu ne kadar uğraşırsa uğraşsın yapamıyordu yeterince eriyememişti eğer fifi ile johanna'nın arasında oturuyor olsaydı belki kupa üçüncü kez dolaştı dairesel ayini başlatma sırası kendisine gelen morgana Yüce varlığın gelmek üzere oluşuna içiyorum," dedi. Sesi yüksek ve gurur doluydu. İçti ve kupayı burner'da geçirdi. Gelişin yaklaşmakta olduğunu hissedebilmek için büyük çaba harcayarak, "Yüce varlığın gelmek üzere oluşuna içiyorum," diye tekrarladı. Ama Karakaş peşini bırakmıyordu ve burner'da kalırsa geliş korkunç derecede olanaksızdı. İçti ve kupayı Clara Deterding'e geçirdi. Yine başaramayacağım dedi kendi kendine. Biliyorum, olmayacak. Yine de parıldayan gözlerle bakmaya çalıştı. Kuplu kupa turnu tamamlamıştı. Başkan elini kaldırarak işareti verdi. Koro, üçüncü dayanışma ilahisine geçti. Hisset yüce varlığın gelişini. Neşelen ve neşe içinde öl. Davulların müziğinde eri. Ben de seni, sen de beni gör. Bir dize diğerini izledikçe, sesler gittikçe artan bir heyecanla titremeye başladı. Gelişin yakınlığı hissi havada elektrik gerilimi gibi asılı duruyordu. Başkan müziği durdurdu ve son dörtlüğün son notası da sustuğunda mutlak bir sessizlik çöktü. Gerilen bir beklentinin, galvanik bir canla titreyen ve sürünen sessizliği. Başkan elini uzattı. Aniden bir ses, salt insan sesinden daha müzikal, derin ve güçlü bir ses. Daha dolgun, daha sıcak, aşk, hasret ve heyecanla titreyen muhteşem, gizemli, doğaüstü bir ses kafalarının üzerinden konuşmaya başladı. Uzaklaşarak zayıflayan bir tonda çok yavaşça ''Ah Ford, Ford, Ford'' diyordu midelerinin altındaki sinir örgüsünden çıkarak heyecanla titreten bir sıcaklık, dinleyenlerin bedenlerinin en uzak noktalarına kadar yayıldı. Gözlerine yaşlar doldu. Kalpleri ve bağırsakları sanki bağımsız bir yaşamları varmışçasına kıpırdıyor gibiydi. Ford aşkıyla eriyorlardı. Ford diye çözülüyorlar, eriyorlardı. Sonra ilkilten bir anilikle, dinle diye gümbürdedi ses dinle. Dinlediler. Kısa bir sessizliğin ardından fısıltıya dönüştü. Ama öyle bir fısıltıydı ki her nasılsa en yüksek çığlıktan daha derine işliyordu. Yüce varlığın ayakları diyerek devam etti ve tekrarladı. Yüce varlığın ayakları. Fısıltı neredeyse duyulmaz olmuştu. Yüce varlığın ayakları merdivenlerden iniyor. Bir kez daha sessizlik oldu ve bir anlığına gevşeyen beklenti gerildi, gerildi. Neredeyse kopma noktasına ulaştı. Yüce varlığın ayakları, ah evet. Duyuyorlardı. Merdivenleri yavaşça indiğini, görünmez merdivenlerden inerek yaklaştığını duyuyorlardı. Yüce varlığın ayakları aniden kopma noktası geldi. Gözleri sabitlenmiş, dudakları ayrık Morgana Rothschild ayağa fırladı. Duyuyorum onu, diye haykırdı. Duyuyorum. Geliyor, diye bağırdı Sarajoni Angels. Fifi Bradlove ve Tom Kawaguchi aynı anda ayağa kalkarak, "Evet, geliyor. Duyuyorum onu." dediler. Konuşamayan Joanna tanıklığını "Oh, oh, oh." diye bildirdi. Geliyor diye yırtındı Jim Bokanovski. Başkan öne eğilerek bir düğmeye dokundu ve çıldırmış zilleri ve nefesleri tamtamların ateşini başlattı. Ah, geliyor işte diye yakardı Clara de Ay derken boğazı kesiliyormuş gibiydi. Kendisinin de bir şeyler yapma zamanının geldiğini hisseden Bernard ayağa fırlayıp bağırdı. Onu duyabiliyorum. Geliyor. Ama doğru değildi. Hiçbir şey duymuyordu ve ona kalırsa hiç kimse gelmiyordu. Hiç kimse. Müziğe rağmen, tırmanan heyecana rağmen kimsenin geldiği yoktu. Ama kollarını sallayıp en heyecanlılarına katılarak haykırdı ve diğerleri raks edip tepinmeye başladığında o da raks edip tepindi. Daire şeklinde dans eden bir dans grubu misali, her biri ellerini önündekinin kalçasına koyarak döne döne dans ediyor, bir ağızdan haykırıyor, müziğin ritmine uyarak ayaklarını vuruyor, elleriyle ötekinin kalçasını dövüyordu. On iki çiftel, tek bir elmişçesine dövüyor, on iki kalça, tek bir kalça misali sallanarak şaklıyordu. On iki birleşmiş, bir olmuştu. Duyuyorum, geliyor, duyuyorum. Müzik hızlandı. Ayaklar yeri daha hızlı dövüyor, Ritmik eller daha hızlı, daha hızlı iniyordu. Aniden yüksek, sentetik, bas bir ses, gümbürtüyle yaklaşan günah diyetini ve dayanışmanın tamamı erişini müjdeleyen on ikisi bir yerdenin gelişini, yüce varlığın yeniden doğuşunu bildiren sözcükleri söyledi. Ses, toplu seks, poplu seks diyerek ilahi söylüyordu. Ve bu arada tam tamlar ateşli tezahüratlarını sürdürüyorlardı. Toplu seks, poplu seks, fortla neşelen, öp kızları birleşsinler, oğlan kızla huzur bulur. Toplu seks, poplu seks uçurur. Toplu seks, poplu seks, dans edenler duanın kafiyesine uyarak tekrarladılar. Toplu seks, poplu seks, fortla neşelen, öp kızları. İlahi söylerlerken ışıklar yavaşça kararmaya başladı kararırken de aynı zamanda yoğunlaşıp sıcak bir kızıla dönüştüler. Ta ki sonunda dans edenler kendilerini bir embriyo deposunun kızılca karanlığında dans ederken bulana dek. Toplu seks, poplu seks. Dansçılar bir süre cenine özgü kan rengi karanlıklarında dönerek tepinmeye, yorulmak bilmez ritimle raks etmeye devam ettiler. Toplu seks, poplu seks. Sonra çember gevşeyip dağıldı ve parça parça çözülerek masayı gezegenler gibi çevreleyen sandalyelerin etrafına, çember çember içinde daire şeklinde dizilmiş koltuklara dağıldı. Toplu seks, poplu seks. Derin ses, yumuşak bir biçimde mırıldayıp cıvıldayarak ilahiye devam ediyordu. Sanki kızıl karanlıkta dev, zenci bir güvercin, rehavet içinde boylu boyunca sırt üstü ya da yüz üstü uzanmış dansçıların üzerinde hayırsever bir şekilde süzülüyor gibiydi. Çatıda dikiliyorlardı. Big Henry on biri yeni vurmuştu. Gece sakin ve ılıktı. Muhteşem değil miydi? dedi Fifi Bradlaugh. Tek kelimeyle muhteşem değil miydi? Coşkulu bir ifadeyle Burner'da baktı. Coşku ama bu coşkuda tahrik olmuşluk, ya da heyecandan eser yoktu. Çünkü heyecan duymak demek henüz tatmin olmamışlık demektir. Fifi'nin coşkusu, yerine getirilmiş görevden duyulan sakin coşkuyla, huzuru sırf boş bir tatmin ve hiçlikten değil, dengeli yaşamdan, durağan ve dengelenmiş enerjiden kaynaklanıyordu. Doygun ve yaşayan bir huzur. Çünkü dayanışma ibadeti aldığı kadar vermişti de çekilip alınan sadece zenginleştirmek içindi. Fifi tamdı, mükemmelleştirilmişti. Hala kendini aşmış durumdaydı. Doğaüstü bir şekilde parlayan gözleriyle Bernard'ın suratına bakarak "Sence muhteşem değil miydi?" diye sordu. "Evet, muhteşemdi." diyerek yalan söyledi ve bakışlarını kaçırdı. Kızın ruhani bir parıltıyla güzelleşmiş yüzüne bakmak bile ironik bir biçimde kendi ayrıklığını hatırlayıp suçlu hissetmesine yetiyordu. Şimdi yine ayin başladığı zamanki denli bedbaht ve yalnız hissediyordu. Doldurulmamış boşluğu, ölü tatmin hissi onu daha da yalnızlaştırıyordu. Ayrıktı ve günahlarının diyeti ödenmemişti. Diğerleri yüce varlıkla bütünleşirken bile böyleydi. Morgana kendisine sarıldığında da yalnızdı. Çok daha yalnız. Aslında hayatında daha önce hiç olmadığı kadar çaresizce kendisiydi. O kızılca karanlıktan sıradan elektrik parıltısına çıktığında kendinden utancı ızırap derecesine varmıştı. Feci durumdaydı ve belki de kızın parlayan gözleri suçlayarak bakıyordu. Belki de kendi suçuydu. Gerçekten muhteşemdi diye tekrarladı. Ama tek düşünebildiği Morgana'nın kaşıydı. 6. Bölüm 1. Lenina'nın Bernard Marx hakkındaki yargısı onun tuhaf, gerçekten tuhaf olduğu yolundaydı. Aslında öyle tuhaftı ki sonraki haftalarda Lenina birkaç kez New Mexico tatili konusunda fikrini değiştirip Benito Hoover'la Kuzey Kutbu'na gitmek daha mı iyi olur diye düşünmüştü. Sorun kuzey kutbunu bilmesiydi. Daha geçen yaz George Ezel'le gitmişti ve dahası orayı sıkıcı bulmuştu. Yapabilecekleri hiçbir şey yoktu ve otel umutsuz denecek kadar eski tarzdı. Yatak odalarında televizyon yoktu. Kokulu ork da yoktu. Sadece en iğrencinden sentetik müzik ve iki yüzün üzerindeki konuk için yalnızca 25 tane hareketli zemin duvar tenisi kortu vardı. Hayır, kesinlikle tekrar Kuzey Kutbu'nu görmek istemiyordu. Üstelik Amerika'ya daha önce sadece bir kez gitmişti. O bir kez de hiç yeterli değildi. New York'ta ucuz bir hafta sonu Jean-Jacques Habibullah'la mı yoksa Bakonovski Jones'la mı gitmişti? Anımsayamıyordu. Her neyse zaten hiç dönemi yoktu. Tekrar batıya uçma fikri hem de bir haftalığına çok cazipti. Dahası o haftanın en az üç gününde vahşi ayrı bölgesinde kalacaklardı. Tüm merkezde daha önce vahşi ayrı bölgesinde bulunmuş insanların sayısı yarım düzineyi geçmezdi. Bir alfa artı psikoloğu olan Bernard giriş izni olan tanıdığı birkaç insandan biriydi. Lenina için az bulunur bir fırsattı. Ancak şu da vardı ki Bernard'ın tuhaflığı o kadar az bulunur türdendi ki teklifi kabul etmekte tereddüt etmiş Hatta esprili çocuk Benito ile tekrar kuzey kutbuna gitme riskini göze almayı bile düşünmüştü. En azından Benito normaldi. Oysa Bernard... Fanny her tuhaflığı yapay kanındaki alkol ile açıklıyordu. Ama Lenina bir akşam Henry ile birlikte yataktayken biraz da endişeli bir biçimde yeni aşığından bahsetmişti. Ve Henry zavallı Bernard'ı bir gergedanla kıyaslamıştı. Bir gergedana hiçbir numara öğretemezsin diye açıklamıştı kısa ve enerji küslü buyla. Bazı insanlar gergedana benzerler. Şartlandırmaya gerekli şekilde tepki vermezler. Zavallılar. Bernard de onlardan biri. Ama şansı var ki işinde oldukça iyi. Yoksa müdür onu bir saniye bile tutmazdı. Fakat diye teselli eder bir şekilde ekledi. Bence oldukça zararsız. Oldukça zararsız, belki. Ama oldukça da tedirgin edici. Bir kere şu her şeyi baş başayken yapma takıntısı var. Ki bu da pratikte hiçbir şey yapmamak anlamına geliyor. Hem zaten insanın baş başayken yapabileceği ne var ki? Yatmak dışında tabii ama onu da her zaman yapamazsın. Evet, ne var ki? Çok az şey. Birlikte çıktıkları ilk öğleden sonra gerçekten de güzeldi. Lenina önce Torquay Country Kulüpte yüzmeyi, ardından da Oxford Union'da akşam yemeği yemeyi önermişti. Ama Bernard fazla kalabalık olacağını düşünmüştü. Sonra da sen Andrews'ta bir tür elektromanyetik golf oynamaya ne dersin? Ancak yine hayır. Bernard'a göre elektromanyetik golf zaman kaybıydı. Şaşkınlık içinde Öyleyse zaman ne işe yarar ki? diye sormuştu Lenina. Göller bölgesinde yürüyüşe çıkmaya yaradığı anlaşıldı. Çünkü Bernard'ın şimdi teklif ettiği buydu. Skid tepesine inip birkaç saat fundalıkta yürüyüş. Seninle baş başa Lenina. Ama Bernard bütün gece baş başa olacağız. Bernard kızardı ve başka tarafa baktı. Konuşmak için baş başa kalırız demek istemiştim diye mırıldandı. Konuşmak mı? Ne hakkında? Yürüyüp konuşmak tuhaf bir öğleden sonrayı geçirme yöntemine benziyordu. Sonunda isteksizce de olsa Burner'de Amsterdam'a uçup kadınlar ağır siklet güreş şampiyonasının yarı yarı finallerini seyretmeye ikna etti. Kalabalığın arasında diye homurdandı her zamanki gibi. Bütün öğleden sonra inatla surat asıp oturdu. Lenina'nın arkadaşlarıyla konuşmadı. Güreş aralarında dondurmalı soma barında düzinelerce arkadaşına rastladılar. Tüm ızdırabına rağmen Lenina'nın ısrarla verdiği yarım gramlı ahududu dondurmasını geri çevirdi. Kendim olmayı yeğlerim, dedi. Suratsız da olsa kendim olayım. Ne kadar neşeliyse de başka biri olmak istemem. Lenina uykuda öğretilmiş parlak bilgeliğini konuşturarak zamanında alınmış bir gram dokuzundan tasarruftur, dedi. Bernard sunulan bardağı tahammülsüzce eliyle etti. Sinirlenme şimdi, dedi Lenina. Unutma, bir santimetre kübü bin musibet savuşturur. Ah, Ford aşkına sus, diye bağırdı. Lenina omuzlarını silkti. Asil bir tarzda, her zaman bir gramı lanet okumaktan hayırlıdır, diye başladı ve dondurmayı kendisi bitirdi. Kanal üzerinden uçarak dönerlerken Bernard, ileri motoru durdurup dönen pervanelerle dalgaların 30 metre üzerinde asılı durma konusunda ısrar etti. Hava bozmaya başlamıştı. Güneybatıdan esen rüzgar kuvvetlenmiş, gökyüzü bulutlanmıştı. Bak, dedi emir verircesine. Ama korkunç, dedi Lenina pencereden uzaklaşarak. Gecenin hızla çöken boşluğundan, altlarında köpük köpük beneklenen karanlık sulardan, telaşlı bulutların arasında beti benzi sararmış ve çıldırmış duran ayın soluk çehresinden dehşete kapılmıştı. Radyoyu açalım, çabuk. Kontrol panelindeki çevirme koluna uzandı ve rastgele çevirdi. İçindeki gökler mavi diye ilahi okuyordu titrek ve tiz erkek sesleri hava daima güzel. Sonra bir cızırtı ve sessizlik oldu. Bernard akımı kesmişti. Denizi huzur içinde izlemek istiyorum, dedi. O barbarca gürültü sürerken izlemek de mümkün. Ama güzeldi. Ayrıca beni izlemek istemiyorum. Ama ben istiyorum, diyerek ısrar etti. Kendimi sanki tereddüt etti kendini ifade edecek sözcükleri arıyordu. Demek istediğim daha çok kendim oluyorum sanki, daha çok kendi başıma. Tamamen başka bir şeyin parçası olmaktan çıkıyorum. Salt toplumsal gövdenin bir hücresi olmaktan kurtuluyorum. Sana da böyle hissettirmiyor mu Lenina? Ama Lenina ağlıyordu. Korkunç. Korkunç diye tekrarlıyordu. Nasıl böyle toplumsal gövdenin bir parçası olmamayı istemekten söz edebiliyorsun? Sonuçta herkes, herkes için çalışır. Hiç kimseden vazgeçemeyiz. Epsilonlar bile... Evet, biliyorum, dedi Bernard alaycı bir tonda. Epsilonlar bile faydalıdır. Ben bile faydalıyım. Keşke olmasaydım. Kutsal şeylere saygısızlığı Lenina'yı çok şaşırtmıştı. Bernard, diyerek şaşkınlık ve ızdırap dolu bir sesle kınadı. Nasıl böyle yaparsın? Değişik bir tonla, nasıl yaparım? diye tekrarladı düşünce içinde. Hayır, asıl sorunu şu, nasıl olur da yapamam? Ya da daha doğrusu, çünkü sonuçta niye yapamayacağımı biliyorum. Yapabilseydim ne olurdu? Özgür olsaydım, şartlandırılmam beni köleleştirmeseydi. Fakat Bernard, sen korkunç şeyler söylüyorsun. Özgür olmak istemez miydin Lenina? Ne demek istediğini anlamıyorum. Ben özgürüm. Zamanımı keyifli geçirmek konusunda özgürüm. Şimdilerde herkes mutlu. Evet, şimdilerde herkes mutlu. Çocuklara beş yaşında öğretiyoruz bunu. Ama başka bir şekilde mutlu olmak istemez miydin Lenina? Başkaları gibi değil, kendi istediğin gibi ne demek istediğini anlamıyorum dedi. Sonra dönerek, ah geri dönelim Burner diye yalvardı. Buradan gerçekten nefret ediyorum. Benimle olmaktan hoşlanmıyor musun? Tabii hoşlanıyorum Burner. Sebebi bu korkunç yer. Burada, burada daha çok baş başa oluruz diye düşünmüştüm. Sadece deniz ve ay. O kalabalıkta ve Hatta dairemde olabileceğimizden daha baş başa kalırız diye düşünmüştüm. Bunu anlamıyor musun? Hiçbir şey anlamıyorum, dedi kararlılıkla. Tamamen anlamaz kalmakta kararlıydı. Hiçbir şey, hiçbir şey anlamadığım bir şey daha var, diye farklı bir tonla devam etti. Bu dehşet verici düşüncelerine kapıldığında niye soma almıyorsun? Hepsini unutursun ızırap çekeceğine neşelenirsin. Öyle neşelenirsin ki diyerek gülümsedi. Gözlerindeki şaşkın endişeye rağmen söylediklerinde davetkar ve şehvetli bir kandırma amacı vardı. Sessizlik içinde kıza baktı. Yüzü tepkisiz ve son derece ciddiydi. Ona dikkatle baktı. Birkaç saniye sonra Lenina gözlerini kırpıştırarak kaçırdı küçük, sinirli bir kahkaha attı. Söyleyecek bir şey düşünmeye çalıştı, bulamadı. Sessizlik daha da uzadı. Sonunda Bernard konuştuğunda sesi alçak ve yorgundu. ''Peki öyleyse'' dedi. ''Dönelim.'' Gazı kökleyerek makineyi füze gibi gökyüzüne tırmandırdı. Dört binde ileri motoru çalıştırdı. Bir iki dakika sessiz uçtular. Sonra Bernard aniden gülmeye başladı. Biraz tuhaf diye düşündü Lenina ama yine de kahkahaydı işte. Keyfin geri geldi mi? diye sordu. Yanıt olarak Bernard bir elini kontrollerden kaldırdı ve ona sarılarak göğüslerini okşadı. Ford'a şükürler olsun dedi kendi kendine. Tekrar normale döndü. Yarım saat sonra Bernard'ın dairesine döndüler. Bernard bir yudumda dört soma tableti yuttu. Radyoyla televizyonu açtı ve soyunmaya başladı. Ertesi gün öğleden sonra çatıda buluştuklarında Lenina anlamlı bir cilvelikle ''Ee, dün gece eğlenceli miydi sence?'' diye sordu. Bernard başıyla onayladı. Uçağa atladılar. Küçük bir sarsıntı oldu sonra havalandılar. Lenina düşünceli bir şekilde kendi bacaklarına hafifçe vurarak ''Herkes benim acayip dolgun bir kadın olduğumu söylüyor.'' dedi. Hem de nasıl ama Bernard'ın gözlerinde acı dolu bir ifade vardı. Et parçası gibi diye düşünüyordu. Bir tür endişeyle bakışlarını kaldırarak ''Ama beni aşırı tombul bulmuyorsun değil mi?'' dedi. Hayır anlamında başını salladı. Bir yığın et gibi.'' Sence iyiyim. Bir kez daha başını salladı. Her bakımdan mı? Mükemmel, dedi yüksek sesle ve içinden kendini böyle görüyor. Et parçası olmayı umursamıyor. Lenina zafer hissiyle gülümsedi ama tatmin olmakla aceleci davranmıştı. Yine de, diye devam etti kısa bir aradan sonra. Hala keşke her şey daha farklı bitmiş olsaydı diye düşünüyorum. Farklı mı? Başka sonlar da mı vardı? Sonu yatakta bitsin istemezdim. Lenina şaşkına dönmüştü. Hemen ilk gün olmasını isterdim ama öyleyse ne? Bir sürü anlaşılmaz ve tehlikeli saçmalıktan bahsetmeye başladı. Lenina beyninin kulaklarını tıkamak için elinden geleni yapıyordu. Ama arada bir bir cümle duyulma konusunda ısrarlı davranıyordu. Dürtülerimi frenlememin etkilerini denemek dediğini duydu. Sözcükler sanki beyninde bir yayı harekete geçirmişti. Lenina ciddi bir ifadeyle ''Bugün alabileceğin keyfi asla yarına erteleme'' dedi. Bernard'ın tek söyledi. 14 yaşından 16 buçağa kadar haftada iki kezden toplam 200 tekrar oldu tutku nedir öğrenmek istiyorum dediğini duydu. Bu şeyleri yoğun hissetmek istiyorum. Birey hissederse topluluk sendeler dedi Lenina. Niye biraz sendelemesin ki? Bernard! Bernard hiç istifini bozmadı. Entelektüel açıdan ve çalışma saatleri süresince yetişkiniz, diye devam etti. Duygu ve arzular söz konusu olduğunda ise çocukça davranıyoruz," dedi. "Ford'umuz çocukları severdi." Sözünün kesilmesini aldırmayarak, "Geçen gün durup dururken aklıma geldi de," diye devam etti Bernard. "Her zaman yetişkin kalmak mümkün olabilir." "Anlamıyorum." Lenina'nın ses tonuna kesinlik hakimdi. "Anlamadığını biliyorum." İşte bu yüzden dün yetişkinler gibi beklemek yerine çocuklar gibi yatağa girdik biz. Ama keyifliydi diye Lenina ısrarını sürdürdü. Öyle değil mi? Ah en büyük keyif diye yanıtladı. Ama öyle kederli bir sesle, öyle derin bir ızdırapla söyledi ki Lenina bütün zaferinin aniden uçup gittiğini hissetti. Sonuçta belki de aşırı tombul bulmuştu kendisini. Lenina gelip de sırlarını paylaştığında Fanny'nin tek söylediği ''Sana söylemiştim'' oldu. Yapay kanına koydukları alkol yüzünden. ''Yine de'' diye ısrar eden Lenina. ''Ondan hoşlanıyorum'' dedi. ''Öyle güzel elleri var ki ve omuzlarını hareket ettirişi. Çok çekici.'' İç geçirdi. ''Ama, ama keşke bu kadar tuhaf olmasaydı.'' 2. Müdürün odasının kapısı önünde bir an duraksayan Burner derin bir nefes aldı. Omuzlarını düzelterek canlanmaya ve kendisini içeride karşılaşacağından emin olduğu soğukluk ve hoşnutsuzluğa hazırlamaya çalıştı. Kapıyı çaldı ve içeriye girdi. Mümkün olduğunca canlı görünmeye çalışarak, ''Paraflamanız için bir izin kağıdı getirdim müdür bey'' dedi ve kağıdı yazı masasının üzerine koydu. Müdür ters bir şekilde Burner'da baktı. Ancak kağıdın üst kısmında Dünya Denetçisi Ofisi'nin mührü ve alt kısmında da kalın siyah yazıyla Mustafa Mond'un imzası vardı. Her şey usulüne uygundu. Müdürün seçeneği yoktu. Adını parafladı. Mustafa Mond'un ayaklarının dibinde sefil görünen iki küçük, soluk harf ve tam kağıdı yorum yapmadan ya da güler yüzlü Ford hızı göstermeden geri verecekti ki gözü izin metninde yazılı bir şeye takıldı. New Mexico ayrı bölgesi için mi? Diyen ses tonunda Burner'da bakan suratında rahatsızlıkla karışık bir şaşkınlık vardı. Şaşkınlığı anlamlandıramayan Burner başıyla onayladı. Sessizlik oldu. Müdür kaşlarını çatarak sandalyesine yaslandı. Bernard'dan çok kendisiyle konuşarak. Ne kadar önceydi? dedi. Yirmi yıl sanırım. Hatta yirmi beş. Herhalde senin yaşındaydım. İç geçirip kafasını salladı. Bernard son derece rahatsız olmuştu. Müdür gibi basma kalıp kurallara titizlikle bağlı bir adam böyle bir densizlikte bulunsun. Yüzünü saklayıp koşarak odadan çıkmak istedi. Uzak geçmişten bahseden insanlar da sakıncalı bir taraf görmüyordu. Tamamıyla yenmiş olduğu ya da kendisi öyle sanıyordu. Hipnopedik ön yargılardan biriydi bu. Müdürün uygun bulmadığını bildiği için utanmıştı. Uygun bulmuyordu ama yasağı çiğneyerek kendisi ihanet etmişti. Hangi içsel zorlamayla yapmıştı bunu? Rahatsızlığına rağmen Bernard merakla dinledi. Seninle aynı fikirdeydim," diyordu müdür. Vahşileri görmek istemiştim. New Mexico iznini alıp yaz tatilimde gittim. O günlerde çıktığım kız da benimleydi. Bir beta eksiydi ve sanırım gözlerini kapattı. Sanırım sarı saçlıydı. Her neyse, etine dolgun bir kızdı, hem de müthiş. Bunu hatırlıyorum. Neyse, oraya gittik. Vahşileri gördük ve atlara binip gezdik. Bilirsin işte. Ve sonra neredeyse dönme zamanım gelmişti. Sonra kız kayboldu. At üstünde o iğrenç dağlardan birine çıkmıştık. Hava müthiş sıcak ve boğucuydu. Öğle yemeğinden sonra yatıp uyuduk. Ya da en azından ben uyudum. Kız tek başına yürüyüşe çıkmış olmalıydı. Her neyse. Uyandığımda yanımda değildi. Hayatımda gördüğüm en korkunç fırtına patlamıştı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, gök gürlüyor, şimşek çakıyordu. Atlar iplerinden kurtulup kaçtılar. Onları yakalamaya çalışırken düşüp dizimi incittim. Güçlükle yürüyebiliyordum. Yine de bağırıp paramayı sürdürdüm. Ama kendisinden hiç iz yoktu. Sonra kendi başına dinlenme evine dönmüş olmalı diye düşündüm. Sürünerek çıktığımız yoldan vadiye indim. Dizim müthiş ağrıyordu. Somamı da kaybetmiştim. İnmem saatler sürdü. Gece yarısını geçene dek dinlenme evine dönmedim. Orada değildi. Yoktu. Sessizlik oldu. Sonra müdür devam etti. Ertesi gün aramaya çıkıldı. Ancak onu bulamadık. Çukurun birine düşmüş olmalıydı. Ya da bir dağ aslanı parçalamıştı. Fort bilir. Demek istediğim korkunçtu. Zamanında çok üzülmüştüm. Yereğinden fazla diyebilirim. Çünkü sonuçta herkesin başına böyle bir kaza gelebilirdi. Üstelik kendisini oluşturan hücreler değişse de toplumsal gövde yaşamayı sürdürür. Ama bu uykuda öğretilmiş teselli pek işe yaramamıştı. Kafasını sallayarak alçak bir sesle. Bazen rüyamda görüyorum, dedi müdür. Fırtınanın gürültüsüyle uyanıp onun gitmiş olduğunu anlıyorum. Ağaçların altında sürekli onu arıyorum. Anıların sessizliğine gömüldü. "Burner, neredeyse gıpta ederek korkunç bir şok geçirmiş olmalısınız." dedi. Burner'ın sesiyle irkilip nerede olduğunu hatırlayan müdür, suçluluk içinde Burner'da bir baktı. Sonra gözlerini kaçırarak kulaklarına kadar kızardı. Sonra tekrar ani bir şüpheyle ona baktı tüm vakarı ve öfkesiyle. Sakın kızla herhangi uygunsuz bir ilişki yaşamış olduğumu düşünme, dedi. Duygusal, uzun sürmüş bir ilişki değildi. Tümüyle sağlıklı ve normal bir ilişkiydi. İzin kağıdını Burner'de uzattı. Bu önemsiz anekdotla niye canını sıktım bilmiyorum. İtibarına gölge düşürebilecek bir sırrı verdiği için kendine kızan müdür, hiddetini Bernard'dan çıkardı. Şimdi gözlerindeki bakış gerçekten öldürücüydü. Bu vesileyle size şunu belirtmek isterim Mr. Marks diyerek devam etti. Çalışma saatleri dışındaki davranışlarınızla ilgili olarak aldığım raporlardan hiç memnun değilim. Bunun beni ilgilendirmediğini söyleyebilirsiniz ama ilgilendiriyor. Merkezin adına gölge düşüremem. Çalışanlarım, özellikle de en üst sınıflardan olanlar, Kesinlikle şüpheden arınmış olmalıdırlar. Alfalar duygusal açıdan çocukça davranmak zorunda kalmayacak şekilde şartlandırılmışlardır. Bu bile kendi başına uyum sağlamak için özel çaba göstermenin gerekçesidir. Kendi eğilimleri bu yönde olmasa bile görevleri çocukça davranmaktır. Sonuç olarak Mr. Marx, sizi uyarıyorum. Müdürün sesi şimdi kesinlikle kişisellikten arınmış bir haklılıkla titriyordu. Sesi toplumun itirazını seslendiriyordu. Eğer bir kez daha standart çocukça davranışlardan ayrıldığınızı duyarsam bir alt merkeze, tercihen İzlanda'ya transferinizi isteyeceğim. İyi sabahlar. Sandalyesinde dönüp kalemini aldı ve yazmaya başladı. Bu ona ders olur, dedi kendi kendine. Ama yanılıyordu. Çünkü Bernard çalımla kapıyı vurup dışarı çıkarken tek başına ayakta durup tüm düzene kafa tutmakta olduğunu düşünerek övünüyor. Bireysel varlık ve öneminin bilincine varmaktan dolayı sarhoş uçuyordu. Zulüm düşüncesi dahi kendisini yıldırmamış, moralini bozacağına güçlendirmişti. Izrapla yüzleşip üstesinden gelebilecek denli güçlü hissediyordu kendisini. İzlanda bile yıldıramazdı. Herhangi bir şeye katlanmak zorunda bırakılacağına bir an olsun inanmadığı için kendine güveni daha da artmıştı. İnsanlar böyle şeyler için transfer edilmezdi. İzlanda sadece bir tehditti. Son derece diriltici, hayat veren bir tehditti. Koridorda yürürken keyiften ıslık çalıyordu. O akşam karşı emeği müdürüyle yaptığı kahramanca görüşmeyi anlatıyordu. Bunun üzerine kendisine dipsiz geçmişe kadar yolum var dedim ve odadan çıktım. Hak ettiği anlayış, teşvik ve hayranlığı bulmayı umarak Hem Helmholtz Watson'a baktı. Ama tek bir söz bile gelmedi. Helmholtz sessizlik içinde oturmuş yere bakıyordu. Burner'da seviyordu. Önemli olduğunu hissettiği konularda konuşabildiği tek insan olduğu için ona minnettardı. Ancak Bernard'ın nefret ettiği yanları da vardı. Bu böbürlenme örneğin. Bir de arada bu böbürlenmenin yerini alan sefil kendine acıma krizleri vardı. Olay olup bittikten sonra gösterdiği acı nasıl gözü pekliği ve müthiş soğukkanlılığı. Salt Bernard'ı sevdiği için bunlardan nefret ediyordu. Saniyeler geçti. Hemholtz yere bakmaya devam etti. Bernard aniden utandı ve bakışlarını çevirdi. 3. Yolculuk olaysız geçti. Mavi Pasifik roketi New Orleans'a iki buçuk dakika erken vardı. Texas üzerinde bir kasırga yüzünden dört dakika kaybetti. Fakat 95 batı boylamında elverişli bir hava akımına girdi ve programın 40 saniye kadar gerisinde Santa Fe'ye indi. buçuk saatlik bir uçuşta 40 saniye, hiç fena değil. Sonucuna vardı Lenina. O gece Santa Fe'de geçirdiler. Otel mükemmeldi. Bir önceki yaz Lenina'nın bir sürü dert çektiği Aurora Bora Palas'la kıyaslanamayacak kadar iyiydi. Her yatak odası, sıvı hava, televizyon, titreşim, vakumlu masaj aleti radyo, kaynar kafein çözeltisi, sıcak doğum kontrol hapları ve sekiz değişik parfümle donatılmıştı. Hole girdiklerinde sentetik müzik cihazı çalışıyordu ve geriye arzu edilecek başka bir şey kalmıyordu. Asansördeki bir duyuru, otelde 60 adet hareketli zemin raketli duvar tenisi kortu olduğunu, parkta hem engelli hem de elektromanyetik golf oynanabileceğini bildiriyordu. İnanılmayacak kadar güzel, diye çığlık attı Lenina. Neredeyse keşke burada kalsak diye düşüneceğim. Altmış tane hareketli zemin kortu. Ayrı bölgede hiç kort olmayacak, diyerek uyardı Bernard. Parfüm cihazı, televizyon, sıcak su bile yok. Dayanamayacağını düşünüyorsan ben dönene dek burada kal. Lenina çok gücenmişti. Elbette dayanabilirim. Buranın harika olduğunu söyledim. Çünkü şey... Çünkü ilerleme harikadır değil mi? Bernard kendiyle konuşuyormuş gibi usanmış bir şekilde. 13 yaşından 17'ye kadar haftada bir kereden 500 tekrar dedi. Anlayamadım. İlerleme harikadır diyordum. Onun için gerçekten istemiyorsan ayrı bölgeye gelmemelisin. Gerçekten istiyorum. Peki öyleyse, dedi Bernard. Sözlerinde bir tehdit havası vardı. İzinlerinin ayrı bölge müdürü tarafından imzalanması gerektiği için ertesi sabah müdürün ofisine çıktılar. Epsilon artı bir zenci görevli Bernard'ın kartını alıp içeri götürdü. Hemen ardından içeri alındılar. Müdür sarışın, basık kafalı, kısa boylu bir alfa eksiydi. Kızıl, ay suratlı, geniş omuzluydu. Ve hipnopedik bilgelik taslamaya gayet uyumlu, yüksek, gümürdeyen bir sesle konuşuyordu. İlgisiz bilgi ve istenmemiş tavsiye madeniydi. Bir kere başladı mı durmaksızın gümbürdüyordu. 560 bin kilometre dört farklı alt ayrı bölgeye bölünmüş ve her biri yüksek gerilimli telle çevrilmiştir. Tam o anda Bernard aniden belli bir sebep olmaksızın banyosundaki kolonya musluğunu sonuna kadar açık bırakmış olduğunu hatırladı verilen yüksek gerilim Grand Canyon Hidroelektrik İstasyonu'ndan sağlanmaktadır. Dönene kadar bana bir servete mal olacak. Bernard, kolonya metrenin karınca misali yorulmak bilmez biçimde dönen ibresini gözünde canlandırdı. Hemen hem hosvasına telefon et. 5000 kilometreden fazla tel örgü 60 bin voltla yüklenmiştir. Lenina, müdürün dramatik sessizliğinden yola çıkarak kibarca, Öyle denmez, dedi. Müdürün ne dediği konusunda en ufak bir fikri yoktu. Müdür gümbürdemeye başladığında çaktırmadan yarım gramlık soma yutmuş, sonucunda şimdi dinlenmeden sakince oturabiliyor, hiçbir şey düşünmüyordu. Ancak iri, mavi gözleri can kulağıyla dinliyormuşçasına müdürün yüzüne sabitlenmişti. Müdür ciddi bir şekilde. Tel örgüye dokunmak anında ölüm demektir, dedi. Vahşi ayrı bölgesinden kaçış mümkün değildir. Kaçış, sözcüğü hatırlatıcı oldu. Bernard yarı ayaklanarak, artık gitsek iyi olacak, dedi. Küçük siyah hibre bir böcek gibi koşturup zamanı kemiriyor, parasını tüketiyordu. Kaçış mümkün değildir, diye tekrarlayan müdür, Eliyle işaret ederek Bernard'ı tekrar yerine oturttu. İzin henüz imzalanmadığı için Burner'dan itaat etmekten başka şansı yoktu. ayrı bölgede doğanlar ve unutmayınız ki sevgili genç bayan derken bir yandan da Lenina'yı yan gözle süzüyor ve uygunsuz bir tıslamayla konuşuyordu. Unutmayınız ki ayrı bölgede çocuklar hala doğurulmaktadır. Her ne kadar iğrenç gelse de gerçekten doğmaktadırlar yüz kızartıcı bir konuya gönderme yaparak Lenina'yı utandırmayı umuyordu. Fakat o yapay zekasıyla gülümsemekle yetinerek ''Öyle denmez.'' dedi. Hayal kırıklığına uğrayan müdür yeniden başladı. ''Yineliyorum. Ayrı bölgede doğanların kaderi ayrı bölgede ölmektir. Kaderi ölmektir. Geçen her dakika bir desilitre kolonya. Saat başına altı litre. Bernard tekrar denedi. Biz artık... Öne eğilen müdür işaret parmağıyla masaya vurdu. Bana ayrı bölgede kaç kişinin yaşadığını soruyorsunuz. Yanıtım şu ki... Zafer kazanmışçasına. Yanıtım şu ki... Bilmiyoruz. Sadece tahminde bulunabiliyoruz. Öyle denmez. Sevgili genç bayan, ben öyle diyorum. 6 çarpı 24, hayır 6 çarpı 36'yı bulur. Burner sararmıştı ve sabırsızlıktan titriyordu. Ama gümbürtü amansız bir biçimde sürdü. 60 bine yakın kızıl derili ve melez, mutlak vahşiler. Müfettişlerimiz arada bir ziyaret ederler. Onun dışında uygar dünya ile başka hiçbir bağlantıları yoktur. İtici alışkanlık ve geleneklerini halen sürdürmektedirler. Evlilik. Bilmiyorum anlamını biliyor musunuz sevgili genç bayan? Aileler şartlandırma yoktur. Barbarca batıl inançlar. Hristiyanlık, totemcilik ve atalarına tapınma. Zunice ve İspanyolca ve Ahtapaskanca gibi yok olmuş diller. Pumalar, kirpiler ve diğer vahşi hayvanlar. Bulaşıcı hastalıklar, rahipler, zehirli kertenkeleler. Öyle denmez. Sonunda kurtuldular. Bernard telefona koştu çabuk çabuk. Ama Helmholtz Watson'sa ulaşması neredeyse üç dakika sürdü. Şimdiden vahşilerin arasındayız diyerek sızlandı. Lanet olası beceriksizlik. Bir gram alsana dedi Lenina. Hiddetini yeğleyen Bernard teklifi geri çevirdi. Sonunda Ford'a şükürler olsun bağlanmıştı evet. Helmholtz'du. Ona her şeyi anlattı. Helmholtz hemen gidip ilk fırsatta musluğu kapatacağına söz verdi. Ama bu fırsatı değerlendirerek dün akşam KŞM müdürünün herkesin içinde söylediklerini de aktardı Burner'da. Ne? Yerimi alacak birini mi arıyor? Burner'dan sesi ızdırap doluydu. Yeni karar verildi mi? İzlanda'dan söz etti mi? Etti mi dedin? Fordum, İzlanda. Ahizi yerine koydu ve Lenina'nın yanına döndü. Yüzü sararmıştı. İfadesi son derece kederliydi. Sorun nedir? dedi Lenina. Sorun mu? Tüm ağırlığıyla bir sandalyeye yığıldı. İzlanda'ya gönderiliyorum. Geçmişte sık sık büyük bir testten geçmenin somasız ve kendi içsel kaynakları dışında başka hiçbir şey olmaksızın büyük acılara, büyük bir zulme maruz kalmanın nasıl bir şey olduğunu merak etmişti. Izırap çekmeyi çok istemişti. Daha bir hafta önce müdürün ofisinde acılara cesaretle karşı koyup metanetle kabullendiğini hayal etmişti. Müdürün tehditleri moralini yükseltmiş, kendisini yaşamdan daha büyük hissetmesine sebep olmuştu. Ancak bunun nedeni, şimdi anlamış olduğu gibi, tehditleri pek ciddiye almamış olmasıydı. Mesele o dereceye vardığında müdürün herhangi bir şey yapacağına inanmamıştı. Şimdi tehditler yerine getirilmekte olduğu için afallamıştı. O hayali metanetten, o teorik cesaretten eser bile kalmamıştı. Kendine öfkelendi. Ne salaklık ama. Müdüre öfkelendi. Diğer şansın kendisine tanınmaması müthiş bir adaletsizlikti. Diğer şansını kullanmayı hep istemişti. Şimdi kesinlikle emindi bundan. Ve İzlanda, İzlanda. Lenina kafasını salladı. Alıntı yapan Lenina, geçmiş ve gelecek, beni hasta edecek, dedi. Bir gramımı alırım, öyleyse varım. Sonunda Bernard'ı dört soma tableti yutmaya ikna etti. Beş dakika sonra kökler ve meyveler gitmiş, anın çiçeği bir gül misali açmıştı. Görevliden gelen bir mesaj. Bir ayrı bölge korumasının müdürün emriyle bir uçak getirdiğini ve otelin çatısında kendilerini beklediğini bildirdi. Hemen yukarı çıktılar. Gama yeşili üniforma giymiş, kanı sekizde bir zence olan bir koruma selam durup sabah programını anlatmaya koyuldu. 10-12 kadar büyük Kızılderili köyünü kuşbaşı izleyip öğle yemeği için Malpais Vadisi'ne iniş yaptılar. Oradaki dinlenme evi konforluydu ve yukarı köylerde Kızılderililer herhalde yaz bayramlarını kutluyorlardı. Geceyi geçirmek için en iyi yer orasıydı. Uçakta yerlerini aldılar ve uçak havalandı. 10 dakika sonra uygarlığı vahşi yaşamdan ayıran sınırı geçiyorlardı. Yokuş yukarı ve aşağı, tuz ve kum çölleri boyunca, ormanların içinden geçerek, kanyonların mor derinliğinde, sarp kayalıklardan, zirvelerden ve tepesi düz, dik kenarlı yüksek platolardan geçerek, karşı konulmaz bir düz çizgi halinde ilerleyen elektrikli tel, amacına ulaşarak zafer kazanmış insanın geometrik sembolü gibiydi. Telin dibinde bir geyik ya da öküzün, puma, kirpi ya da sırtlanın veya leş kokusuna ilmiş aç gözlü hindi akbabalarının ilahi adaletin şimşeğiyle yanmak için ölümcül tellere yaklaştığı yerlerde bir beyaz kemik mozeyi kahverengi zeminde hala çürümemiş hayvan ölüleri bulunuyordu. Yeşil üniformalı pilot toprak üzerinde duran iskeletleri göstererek "Asla öğrenmiyorlar." dedi. "Asla da öğrenmeyecekler." diye ekledi ve güldü. Sanki elektriğe kapılmış hayvanlar karşısında bir zafer kazanmış gibiydi. Bernard da güldü. İki gram somadan sonra bu şaka bir şekilde iyi gelmişti. Güldü ve hemen sonrasında kaldı. Uyurken Kaos ve Tescu üzerinden, Nambe, Picuris ve Mojok üzerinden, Shia, Gochiti'den, Laguna ve Akoma ve Büyülü Platon'un üzerinden, Zuni ve Kibola ve Oja Kalient'den geçtiler. Sonunda uyandığında uçak yere inmiş. Lenina valizleri küçük kare şeklindeki eve taşıyor. Gama yeşili 8'de bir zenci ise anlaşılmaz bir dilde genç bir kızıl deriliyle konuşuyordu. "Burrhardt inerken pilot Malpais dedi. "Burası dinlenme evi. Bu öğleden sonra kızıl derili köyünde bir dans var. Sizi oraya götürür." Asık suratlı genç vahşiyi gösterdi. Eğlencelidir umarım. Sırıttı. Bunların yaptığı her şey eğlencelidir. Ardından uçağa atlayıp motorları çalıştırdı. Yarın dönerim ve unutmayın diyerek Lenina'ya güvence verdi. Tamamen uysaldırlar. Vahşilerin size zararı dokunmaz. Herhangi bir dolap çevirmemeleri gerektiğini bilecek kadar gaz bombası deneyimleri vardır. Gülmeye devam ederek pervaneleri vitese geçirdi, hızlandı ve uzaklaştı. 7. bölüm. Dik kenarlı yüksek plato, aslan rengi tozdan bir boğazda rüzgarsızlıktan kımıldamayan bir gemiyi andırıyordu. Kanal, sarp kıyılar arasında dolanıyor, yeşil bir damar, nehir ve onun tarlaları bir duvardan diğerine eğilip bükülerek vadi boyunca uzanıyordu. Boğazın ortasındaki bu taştan geminin pruvasında onun bir parçası gibi görünen çıplak kayanın biçimli ve geometrik yükseltisi Kızılderili Köyü Malpais bulunuyordu. Blok blok üstüne. Her bir kat altındakinden küçüktü. Yüksek evler, basamaklı ve güdük piramitler misali mavi gökyüzüne uzanıyordu. Diplerinde dağınık, alçak binalar, zikzak çizen duvarlar vardı üç tarafta uçurumlar dimdik ovaya iniyordu. Birkaç duman spirali dikey olarak rüzgarsız havaya yükseliyor ve kayboluyordu. Garip, dedi Lenina. Çok garip. Ne zaman birini ya da bir şeyleri kınayacak olsa bu sözcüğü kullanırdı. Hoşlanmadım buradan, bu heriften de hoşlanmadım. Onları köye çıkarma görevi verilen kızıl derili rehberi gösterdi adamın da bu hissi paylaştığı belliydi. Önerinde yürüyen adamın sırtı düşmanca hareket ediyor. Onları içten işe aşağı alıyordu. Sesini alçaltarak, üstelik de kokuyor, dedi Lenina. Bernard inkar etmeye kalkışmadı. Yürümeye devam ettiler. Aniden havanın canlanıp yorulmak bilmez kanın hareketiyle bir nabız gibi attığını hissettiler. Yukarıda Malpaiste davullar çalınıyordu. Ayakları o gizemli yüreğin ritmine kapıldı ve adımları hızlandı. Yürüdükleri patika onları uçurumun dibine götürdü. Yüksek plato gemisinin dik kenarları kule gibi üzerlerinde yükseliyordu. Küpeşte 100 metre yukarıdaydı. Pişmanlık içinde tırmanılmayı bekleyen boş bakışlı kaya surata bakan Lenin'a keşke uçağa getirebilseydik dedi yürümekten nefret ederim. Bir tepenin dibinde dikilirken insan kendisini ufacık hissediyor. Bir süre Platon'un gölgesinde yürüdüler. Bir çıkıntının etrafında dolandılar ve karşılarında suyla açılmış bir oyuktan yukarıya uzanan küpeşte iskelesini gördüler. Tırmanmaya başladılar. Yarığın bir kenarından diğerine zikzak çizen çok dar bir patikaydı. Davullar bazen neredeyse duyulmaz oluyor, bazen de hemen yakında çalıyormuş gibi geliyordu. Yolun yarısını ulaştıklarında bir kartal öyle yakından geçti ki kanatlarının rüzgarından buz gibi bir esinti çarptı suratlarına. Bir kaya oyuğunda kemik yığınına rastladılar. Her şeye kasvetli bir gariplik hakimdi ve kızıl derili gittikçe daha kötü kokuyordu. Sonunda yarıktan çıkarak göz kamaştıran güneşe kavuştular. Platon'un tepesi taştan düz bir güverteydi. Charing T kulesine benziyor diye yorumunu yaptı Lenina. Ancak bu güven telkineden benzerliğin keyfini uzun süre çıkaramadı. Yumuşak, patikli ayakların sesini duyup arkalarına döndüler. Boyunlarından göbeklerine kadar çıplak, koyu kahverengi bedenleri beyaz çizgilerle boyanmış, Lenina daha sonra anlatırken asfalt tenis kortları gibi diyecekti. Şuradan kırmızı, siyah ve toprak boyasıyla kabaca boyanıp insanlıktan çıkmış iki kızıl kızılderili patika boyunca koşarak yaklaştılar. Siyah saçları tilki kürkü ve kırmızı flanelle örülmüştü. İndi tüyü omuzlarında uçuşuyor, zevksiz bir biçimde kafalarını saran tüylü iri taçlar son derece göz alıcı duruyordu. Kollarındaki gümüş bilezikler ve turkuaz boncuklarla kemiklerden oluşan ağır kolyeleri her adımlarında çıkırdayıp fıkırdıyordu. Tek bir söz söylemeden geyik derisi mokasenlerinin içinde sessizce koşarak yaklaştılar. Bir tanesi elinde tüylü bir fırça tutuyordu. Diğeri ise iki elinde birden, uzaktan üç dört parça kınnabı andıran bir şeyler taşıyordu. İplerden biri sinirli bir biçimde debelendi ve Lenina, Aniden yılan olduklarını fark etti. Adamlar gittikçe yaklaştılar. Karanlık gözleri Lenina'ya bakıyor fakat hiçbir tanıma işareti göstermiyorlardı. Onu görmüş olduklarını ya da varlığını fark etmiş olduklarını gösteren en küçük bir belirti yoktu. Debelenen yılan diğerlerini uyarak kendini cansız bıraktı. Adamlar geçip gittiler. "Hoşlanmadım buradan." dedi Lenina. Hoşlanmadım. Leyna, rehberleri talimatları almak üzere içeri girip yanlarından ayrılarak onları köyün girişinde bıraktığında karşılaştığı şeylerden hiç hoşlanmadı. Öncelikle pislik, çöp yığınları, toz, köpekler, sinekler. İğrenerek yüzünü buruşturdu. Mendilini burnuna tuttu. Öfkeyle karışık bir inanmazlıkla patladı. Böyle nasıl yaşayabiliyorlar? mümkün değildi. Bernard düşünceli bir biçimde omuzlarını silkti. Yine de, dedi, son beş ya da altı bin yıldır böyle yaşıyorlar. Herhalde şimdiye kadar alışmışlardır. Ama temizlik, Ford'a imandan gelir, diye ısrar etti Lenina. Evet, uygar olmak, steril olmak demektir diyen Bernard, ironik bir tonla ikinci hipnopedik temizliğe giriş dersinin son cümlesini bağladı. Ama bu insanların Fordumuzdan hiç haberi olmadı. Üstelik de uygar değiller. Onun içinde hiç anlamı yok. Lenina, ah diyerek aniden onun kolunu tuttu. Bak. Neredeyse çırılçıplak bir kızıl derili, bitişik bir evin ilk kat terasında duvara dayalı bir merdivenden çok ağır adımlarla iniyordu. Son derece ileri yaşın verdiği titrek temkinlilikle basamak basamak iniyordu camsı kayadan yapılmış bir maske yandıran siyah suratında derin karışıklıklar vardı. Dişsiz ağzı içeri çekilmişti. Dudaklarının köşelerinde ve çenesinin her iki yanında birkaç uzun kıl, karanlık teninde neredeyse bembeyaz görünüyordu. Uzun örülmemiş saçları, ak, ince saç tutamları halinde yüzünün yanlarına dökülmüştü. Beli iyice bükülmüş, vücudu bir deri, bir kemik kalmıştı çok ağır adımlarla her basamakta bir sonrakine adım atmadan önce duraklayarak merdivenden indi. ''Ne olmuş bu adama böyle?'' diye fısıldadı Lenina. Gözleri dehşet ve şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmıştı. Bernard mümkün olduğunca umursamaz görünmeye çalışarak ''Sadece yaşlanmış'' yanıtını verdi. O da şaşkına dönmüştü ama etkilenmemiş görünmek için epey uğraştı. Yaşlı mı? dedi Lenina. Ama müdür de yaşlı, bir sürü insan yaşlı. Yine de böyle değiller. Çünkü bu hale gelmelerine izin vermiyoruz. Onları hastalıklardan koruyoruz. İç salgılarını yapay olarak dengeleyip gençlik seviyesinde tutuyoruz. Magnezyum-kalsiyum oranlarının 30 yaşlarındaki seviyenin altına düşmesini engelliyoruz. Genç kan nakli yapıyoruz. Onun için de elbette öyle görünmüyorlar. Bir nedeni de... diye ekledi. Çoğu bu yaşlı yaratığın yaşına ulaşamadan çok önce ölüyorlar. Gençlik neredeyse hiç bozulmadan altmışa kadar sürüyor. Sonra küt ve son. Fakat Lenina dinlemiyordu. Yaşlanmış adamı izliyordu. Adam ağır ağır indi. Ayakları zemine dokundu. Döndü. İyice derinleşmiş göz çukurlarındaki gözleri hala müthiş bir şekilde parlıyordu. Gözleri uzun bir süre ifadesiz, hiç şaşılmamış bir biçimde, sanki orada değilmişçesine Lenina'ya baktı. Sonra bükülmüş beliyle toparlayarak ağır ağır yanlarından geçti ve uzaklaştı. ''Ama çok kötü'' diye fısıldayan Lenina, ''Berbat, buraya gelmemeliydik'' dedi cebinde somasını aradı. Ama şişeyi beklenmedik bir dikkatsizlikle dinlenme evinde bırakmış olduğunu fark etti. Bernard'ın da cepleri boştu. Lenina, Malpais'in iğrençliklerine ayık kafayla katlanmak zorunda kaldı. Durdurak bilmeden birbiri ardına üzerine geliyorlardı. Bebeklerini emziren iki genç kadını görünce kızarıp yüzünü çevirdi. Ömründe böyle edepsiz bir şey görmemişti. Daha da kötüsü Bernard incelik göstererek görmezden gelmek yerine bu iğrenç, anaç manzara hakkında aleni yorumlarda bulunmuştu. Soma'nın etkileri artık kaybolduğu için o sabah otelde göstermiş olduğu zayıflıktan dolayı utanç hisseden Bernard, kendisini güçlü ve gelenek dışı göstermeye çalışıyordu. Kasti bir küstahlıkla. Ne kadar güzel, sıcak bir ilişki, dedi. Ne kadar da derin bir duygu yaratıyordur. Hep düşünüyorum da insan annesiz olmakla bir şeyleri kaçırmış olabilir. Belki sen de anne olmamakla bir şeyleri kaçırıyorsundur, Lenina. Orada kendi bebeğin kucağında oturduğunu düşünsene. Bernard, nasıl yaparsın? Göz iltihabı ve bir cilt hastalığı olan yaşlı bir kadının yanından geçişi protestosunu böldü. Gidelim buradan diye yalvardı. Ancak o anda rehberleri geri döndü ve izlemelerini işaret ederek evlerin arasında dar bir sokağa girip yolu gösterdi. Bir köşeyi döndüler. Ölü bir köpek bir çöp yığınının üzerinde yatıyordu. Guatr'lı bir kadın küçük bir kızın saçlarından bir tayıklıyordu. Rehberleri dayalı bir merdivenin altında durdu. Elini dik olarak havaya kaldırdı, sonra da yatay olarak ileri işaret yaptı rehberin dilsiz verdiği emirleri yerine getirdiler. Merdiveni çıkıp bir holden geçtiler. Hol oldukça karanlıktı. Yanmış yağ ve sigarayla karışık, iyice yıpranmış, uzun süre yıkanmamış elbise kokan uzun ve dar bir odaya açılıyordu. Odanın uzak ucunda başka bir hol daha vardı. Bu holden içeriye güneş ışığı ve yüksek sesli davulların gürültüsü geliyordu. Eşikten geçtiler ve kendilerini geniş bir terasta buldular. Altlarında yüksek evlerin çevirdiği, kızıl derililerle dolu köy meydanı duruyordu. Parlak battaniyeler, siyah saçlardaki tüyler, turkuaz parıltısı ve ateşle parlayan karanlık tenler. Lenina yine mendilini burnuna tuttu. Meydanın ortasındaki açık alanda örme duvar ve ayakla ezilmiş, kilden yapılmış iki yuvarlak platform vardı. Yeraltı odalarının damları olduğu belliydi. Çünkü her platformun ortasında bir damazı vardı ve aşağının karanlığından yükselen merdivenlerin uçları görünüyordu. altında çalınan flüt sesleri duyuldu ve neredeyse aynı anda davulların amansız ve durmak bilmez gümbürtüsünde kayboldu. Lenina davulları sevmişti. Gözlerini kapayarak kendini davulların yumuşak, Tekrarlanan gök gürültüsüne bıraktı ve sonunda dünyada bu derin nabız atışından başka bir şey kalmayana dek bilincini kaplamasına izin verdi. Davullar Lenin'aya güven veren bir biçimde dayanışma ayinlerinde ve Fort günü kutlamalarında çıkarılan gürültüleri anımsattı. Toplu seks, poplu seks diye fısıldadı kendi kendine. Bu davullar da aynı ritimle çalıyordu. Aniden patlayan bir şarkıyla irkildiler. Yüzlerce erkek sesi sert, metalik bir koro halinde haykırıyordu. Birkaç uzun nota ve sessizlik oldu. Davulların gök gürültüsünü andıran sessizliği, sonra tiz, kişneyen bir çınlamayla kadınlar cevap verdiler. Sonra yine davullar ve bir kez daha erkeklerin erkekliklerini gösteren derin, vahşi haykırışları. Garipti. Evet, burası garipti, müzik de garipti. Giysiler ve guatır, cilt hastalıkları ve yaşlı insanlar da garipti. Ama bu gösteride hiç de garip bir yan yoktu. Lenina Burner da bana alt sınıfların toplu ilahilerini hatırlattı, dedi. Ama biraz sonra bu gösteri o zararsız ibadeti çok daha az hatırlatır oldu. Çünkü aniden yer altındaki yuvarlak odalardan bir sürü ölü suratlı canavar çıkmıştı. İğrenç maskeler takmış ya da boyanarak insanlıktan çıkmış bu yaratıklar meydanın etrafında çıplak ayakla ağır aksak tuhaf bir dans tutturmuşlardı. Dolap beygiri gibi dönüp şarkılar söylüyorlar ve her turda gittikçe hızlanıyorlardı. Davullar değişmiş, ritimleri hızlanmıştı. Öyle ki kulaklarda ateşli bir nabız atışına dönmüştü davullar. Kalabalık da dansçılarla şarkı söylüyor ve sesleri gittikçe yükseliyordu. Önce bir kadın çığlık attı. Sonra diğerleri onu izledi. Sanki öldürülüyormuş gibiydiler. Sonra aniden dansçıların lideri sıradan çıkıp ahşap bir sandığa doğru koştu. Kapağını kaldırdı ve içinden bir çift karayılan çıkardı. Kalabalıktan büyük bir feryat koptu ve diğer bütün dansçılar ellerini uzatarak ona doğru koştular. Yılanları ilk gelenlere fırlattı ve daha fazla çıkarmak için elini tekrar sandığa daldırdı. Daha çok, daha çok. Kara, kahverengi, karışık renkli yılan çıkarıp fırlattı. Ardından dans farklı bir ritimle yeniden başladı. Yılanlar ellerinde Dizlerini ve kalçalarını yumuşakça çalkalayarak yılan gibi dönmeye başladılar. Durmadan dönüyorlardı. Sonra lider bir işaret verdi ve tüm yılanlar meydanın ortasına fırlatıldı. Yer altından yaşlı bir adam çıktı ve yılanların üzerine mısır ekmeği serpiştirdi. Diğer dam ağzından çıkan bir kadın ise siyah bir çömlekten su serpti. Sonra yaşlı adam elini kaldırdı. Şaşırtıcı, ürkütücü bir biçimde mutlak bir sessizlik oldu. Davullar sustu. Hayat durmuş gibiydi. Yaşlı adam iki dam ağzını işaret etti. Bir tanesinden aşağıdan görünmez ellerle yavaşça kaldırılan boyanmış bir kartal resmi, diğerinden ise çıplak, çarmıha çivilenmiş bir adam resmi yükseldi. Kendiliğinden duruyormuşçasına havada asılı kaldılar. Ortalığı gözler gibiydiler. Yaşlı adam ellerini şaklattı. Önünü örten beyaz pamuklu bir bez dışında çıplak, 18 yaşında görünen bir erkek çocuğu kalabalıktan çıkarak yaşlı adamın önünde durdu. Ellerini çapraz olarak göğsünde birleştirmiş, başını öne eğmişti. Yaşlı adam çocuğun üzerinde haç işareti yaptı ve uzaklaştı. Çocuk debelenen yılan yığınının çevresinde yavaş adımlarla yürümeye başladı. Bir turu tamamlayıp ikinciyi yarılamıştık ki kalabalığın arasından çakal maskesi giymiş, elinde örme deriden bir kamçı tutan uzun boylu bir adam çıktı ve çocuğa doğru ilerledi. Çocuk diğerinin varlığından habersizmiş gibi yürümeye devam etti. Çakal adam kamçısını kaldırdı. Uzun bir beklenti anı geçti, sonra ani bir hareket oldu ve kamçının ısı ardından da ete çarpınca çıkardığı tok yüksek ses duyuldu. Çocuğun bedeni titredi ama ses çıkarmadı. Aynı yavaş, sabit adımlarla devam etti. Çakal tekrar tekrar vurdu. Kalabalık her darbede önce nefesini tutuyor, sonra da derin bir şekilde inliyordu. Çocuk yürümeye devam etti. İki, üç, dört tur attı kan bedeninden aşağı süzülüyordu. Beş tur attı, altı tur. Birden Lenina elleriyle yüzünü örttü ve ağlamaya başladı. Ah, durdur onları, durdur onları, diye yalvarıyordu. Kamçı amansız bir şekilde inmeye devam ediyordu. Yedi turu tamamladı. Sonra çocuk aniden sendeledi ve yine ses çıkarmadan yüzü koyun kapaklandı. Çocuğun üzerine eğilen yaşlı adam uzun beyaz bir tüyle sırtına dokundu. Kızıla boyanan tüyü herkes görsün diye bir anlığına havaya kaldırdı. Sonra üç kez yılanların üzerinde salladı. Birkaç damla kan damladı ve davullar yine aniden telaşlı notalarla gümbürdediler. Büyük bir bağırtı oldu. Dansçılar ilerleyip yılanları topladılar ve koşarak meydanı terk ettiler erkekler, kadınlar ve çocuklar bütün kalabalık peşlerinden koştu. Bir dakika sonra meydan boşalmıştı. Geride sadece yüzü koyun yatan çocuk kaldı. Neredeyse hiç kımıldamıyordu. Evlerin birinden üç yaşlı kadın çıktı. Biraz güçlükle çocuğu kaldırıp içeri taşıdılar. Kartal ve çarmıhtaki adam bir süre boşalmış kızıl derili köyünden tuttular ve yeterince şey görmüş gibi yavaşça dam ağızlarından aşağı dünyaya inerek kayboldular. Lenina hala ağlıyordu. Korkunç diyordu ve Bernard'ın tüm tesellileri boşunaydı. Çok korkunç, bütün o kan titredi. Ah, keşke somam, somam yanımda olsaydı. İç odadan ayak sesleri geldi. Lenina kıpırdamıyor, elleri yüzünde, görmeden ayrı oturuyordu. Sadece Bernard döndü. Şimdi terasa çıkan delikanlının üzerinde kızıl derili giysileri vardı. Ama örülmüş saçı saman rengi, gözleri soluk mavi, teni bronzlaşmış beyaz bir renkti. Yabancı hatasız ama tuhaf bir İngilizceyle ''Selam, iyi günler'' dedi. ''Siz uygarsınız değil mi?'' Diğer taraftan ''Ayrı bölgenin dışından geliyorsunuz, Bernard şaşkınlık içinde, sen de kim diye başlayacak oldu. Genç adam iç geçirerek başını salladı. Son derece mutsuz bir kişiyim. Meydanın ortasındaki kan izlerini göstererek heyecanla titreyen bir sesle, o lanetlenmiş yeri görüyor musunuz? Lenina ellerinin arkasından konuşarak mekanik bir biçimde, bir gramı bin musibet savuşturur, keşke yanımda somo olsaydı dedi. Oradaki ben olmalıydım, diyen genç adam devam etti. Niye benim kurban edilmeme izin vermiyorlar? Ben on tur atardım, on iki tur, on beş. Plovitiva sadece yedi tur atabildi. Benden iki kat fazla kan akıtabilirlerdi. Kan rengi kabarırdı denizler. Kollarını açarak bolluk belirten bir hareket yaptı. Sonra da çaresiz bir şekilde indirdi. Ama izin vermiyorlar. Tenim yüzünden benden hoşlanmadılar. Hep böyle oldu, hep. Genç adamın gözleri doldu. Utanıp başını çevirdi. Şaşkınlık Leninaya soma mahrumiyetini unutturdu. Ellerini yüzünden çekti ve ilk defa yabancıya baktı. Yani siz o kamçıyla dövülmek istediğinizi mi söylemek istiyorsunuz? hala yüzünü Lenina'ya çevirmemiş olan delikanlı doğrulama işareti yaptı. Köyümüz için yağmurlar yağsın, mısırlar büyüsün diye. Pu Gong'u ve İsa'yı memnun etmek için ve de acıya gıkımı çıkarmadan katlanabileceğimi göstermek için. Evet. Burada sesi aniden yeni bir titreşim kazandı. Omuzlarını gururlu bir şekilde düzeltip, çenesini mağrur, meydan okurcasına kaldırarak ''Erkek olduğumu göstermek için, ah!'' dedi ve nefesi kesilip sessiz kaldı. Soluklanmaya çalıştı. Hayatında ilk defa yanakları çikolataya da köpek derisi rengi olmayan, saçları sürekli dalgalı ve kestane rengi olan ve yüz ifadesinden iyi kalpli bir ilgi beslediği ki büyüleyici bir yenilik, anlaşılan bir kız görüyordu. Lenina Delikanlıya gülümsedi. Son derece hoş bir çocuk diye düşündü. Gerçekten harika bir vücut. Delikanlının yüzüne kan hücum etti. Bakışlarını indirdi. Sonra bir anlığına yine kaldırdığında Lenina'nın gülümsemeye devam ettiğini gördü. Ve öyle utandı ki kaçıp uzaklaşmak ve meydanın diğer tarafında bir şeye bakıyormuş gibi yapmak zorunda kaldı. Bernard'ın soruları konuyu değiştirdi. Kim? Nasıl? Ne zaman? Neden? Gözlerini Bernard'ın yüzüne dikerek, çünkü Lenina'nın gülümseyişini görmeyi öylesine bir coşkuyla arzuluyordu ki ona bakmaya cesaret edemiyordu. Kendini anlatmaya çalıştı. Linda ve o, Linda annesiydi. Lenina bu sözcükten rahatsız oldu. Ayrı bölgede yabancılardı. Linda kendisi doğmadan önce babası olan bir adamla diğer taraftan gelmişti. Bu uzun süre önceydi. Bernard kulak kesildi. Annesi kuzeydeki dağlarda tek başına yürüyüşe çıkmış ve dik bir yerden düşüp kafasını incitmişti. Bernard heyecan içinde. Devam et, devam et dedi. Malpais'ten birkaç avcı kendisini bulup köye getirmiş. Babası olan adama gelince Linda onu bir daha görmemiş. Adı Tomakinmiş. Evet, KGM müdürünün adı Tom's'tı. Onu bırakıp bıçakla diğer tarafa dönmüş olmalıydı. Kötü, kaba, anormal bir adam. İşte ben Malpaiste doğmuşum diyerek bitirdi. Malpaiste ve kafasını salladı. Köyün kıyısındaki o küçük evin sefalet ve pisliği. Toz ve çöp dolu bir alan evi köyden ayırıyordu. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış iki köpek yılışıkça evin kapısındaki çöpü kurcalıyordu. Girdiklerinde evin alaca karanlığına leş kokusu ve sinek vızıltıları hakimdi. Delikanlı Linda diye seslendi. İçerideki odadan kısık sesli bir kadın cevap verdi. Geliyorum. Beklediler zemindeki kaplarda bir öğünün, belki de birkaç öğünün artıkları duruyordu. Kapı açıldı. Çok şişman, sarışın bir kızıl derili kadın eşiği geçti ve ağzı açık, inanmaz bir ifadeyle gözlerini dikerek yabancılara baka kaldı. Lenina iğrenerek iki ön dişini kaybetmiş olduğunu fark etti. Hele kalanların rengi ürperdi. İhtiyar adamdan da kötüydü. Öyle şişmandı ki Yüzündeki çizgiler, sarkıklar, kırışıklar. Sarkmış yanaklar, o morumsu lekeler. Burnundaki kırmızı damarlar, kan çanağı gözler. O boyun. O boyun ve kafasına sardığı lime lime olmuş pislik içindeki battaniye ve kahverengi, torba biçimli tuniğin altındaki dev göğüsler. Karnın şişkinliği, kalçalar. Ah, ihtiyar adamdan çok daha kötüydü çok daha kötü. Ve bu yaratık aniden bir çığ gibi patlayarak konuşmaya başladı. Ve kollarını açarak hızla ona yaklaştı. Ve Ford'um, Ford'um aşkına. Çok mide kaldırıcıydı, kusacak gibi oldu. Lenina'yı tutup şiş göbeğine, göğsüne bastırdı ve öpmeye başladı. Ford aşkına. Hem de şapur şupur öpüyordu ve leş kokuyordu hiç banyo yapmadığı belliydi. Delta ve Epsilon şişelerine konan o iğrenç şeyden kokuyordu. Hayır, ile ilgili söylenenler doğru olamazdı. Açık açık alkol kokuyordu. Lenina elinden geldiği kadar çabuk kurtuldu. Hüngür hüngür ağlayan ve şekilden şekle giren bir surat duruyordu karşısında. Yaratık ağlıyordu. Ah hayatım, hayatım. Sözcük seli hıçkıra hıçkıra çağlıyordu. Ne kadar sevindim bilseniz, bunca yıldan sonra uygar bir yüz, evet ve uygar giysiler. Çünkü bir daha asla gerçek bir aset adlı ipek parçası göremem diyordum. Parmaklarıyla Lenina'nın gömlek koluna dokunuyordu. Tırnakları simsiyahtı. Ya bu viskoz kadife şort? Hayatım biliyor musun, buraya üzerimde getirdiğim eski elbiselerimi ''Hala bir kutuda saklıyorum. Sonra size gösteririm. Ama tabii ki asetatı delik deşik oldu. Ne kadar hoş beyaz bir palaskaydı. Ama senin yeşil marokeninin daha güzel olduğunu söylemeliyim. Pek değişime işime yaramadı ya o palaska. Gözyaşları yine akmaya başladı.'' ''Sanırım John size anlatmıştır neler çektiğimi. Tek bir gram somada yoktu ki alayım.'' arada bir pop getirdiği zaman içilen bir parça meskal. Pop, tanıdığım bir çocuktu. Ama sonrasında o kadar kötü oluyorsun ki meskalden sonra piyot alınca da hasta oluyorsun. Üstelik o berbat utanç korkusu. İçtiğinin ertesi günü daha da kötü oluyor. Ben de öyle utanıyordum ki. Bir düşünün, ben bir beta, çocuğum oluyor. Kendinizi benim yerime koyun önerisi bile Lenina'yı ürpertmeye yetti. Ancak benim suçum değildi. Yemin ederim. Çünkü nasıl olduğunu hala bilmiyorum. Maltus araştırmalarını yaptığım halde, bilirsin sayılarla 1, 2, üç, dört. Daima yapıyordum. Yemin ederim. Ama yine de oldu işte. Tabii burada kürtaj merkezi diye bir yer yoktu. Aklıma gelmişken, kürtaj merkezi hala Chelsea'de mi? dedi. Lenina başıyla doğruladı. Hala salı ve cuma günleri projektörlerle mi aydınlatılıyor? Lenina yine başını salladı. O muhteşem pembe camdan kule. Zavallı Linda yüzünü yukarı kaldırarak kapalı gözlerle anımsadığı parlak görüntüyü düşündü ve keçeleri nehir diye fısıldadı sıkıca kapadığı göz kapaklarından iri gözyaşları süzüldü yavaşça. Ve akşamları helikopterle Stockbox'tan dönüş. Sonra da sıcak bir banyo ve titreşim. Vakumlu masaj. Ama orada. Derin bir nefes aldı. Kafasını salladı. Gözlerini tekrar açtı. Bir iki kez burnunu çekti. Sonra parmaklarına sümkürdü ve parmaklarını tuneğinin eteğine sildi. Lenina'nın iğrenerek yüzünü buruşturması üzerine ''Ah, çok özür dilerim.'' dedi. ''Bunu yapmamalıydım. Özür dilerim. Fakat mendilin yoksa ne yapabilirsin ki?'' Hatırlıyorum da bütün bu pislik, hiçbir şeyin aseptik olmayışı çok moralimi bozardı. Beni buraya ilk getirdiklerinde kafamda berbat bir kesik vardı. Kesiğin üzerine ne koyduklarını hayal bile edemezsiniz. Pislik. Sadece pislik koydular. Onlara uygarlık temizliktir derdim. Çocuklarla konuşurmuş gibi. Streptokok mikrop cehenneme direk. Her eve banyo tuvalet gerek derdim. Ama anlamazlardı. Nasıl anlasınlar ki? Sanırım sonunda anlaştım. Her neyse. Zaten sıcak su yokken nasıl temiz olabilirsin? Şu giysilere bak. Bu hayvan yünasetada hiç benzemez. Yıllar geçse de bir şey olmuyor. Yırtılırsa yamaman gerekiyor. Fakat ben bir betayım. Döleme odasında çalışıyordum. Hiç kimse bana böyle bir şey öğretmedi. Benim işim bu değildi. Üstelik elbise yamamaya hiçbir zaman iyi gözle bakılmazdı. Delinince at ve yenisini al. Yama artarsa refah düşer. Doğru değil mi? Onarmak antisosyaldir. Ama burada her şey farklı. Delilerin arasında yaşamak gibi. Yaptıkları her şey delice. Etrafına bakındı. Ve John ile Bernard'ın yanlarından ayrılmış, evin dışındaki toz ve çöpün arasında bir aşağı bir yukarı yürümekte olduklarını gördü. Yine de sır verircesine sesini alçaltarak Lenina'ya doğru eğildi. Lenina doğrulup büzüldü. Ama öyle yaklaşmıştı ki Embriyo zehrin rüzgarından yanağındaki tüyler oynadı. Örneğin diye kısık sesle fısıldadı. Buradaki insanların birlikte olma tarzlarını alalım. Manyakça. Söylüyorum sana. Manyakça. Herkes, herkese aittir değil mi? Öyle değil mi? Diye ısrar ederken bir yandan da Lenina'nın kolunu çekiştiriyordu. Lenina çevirdiği başıyla onayladı ve tutmakta olduğu nefesi bırakıp nispeten daha temiz bir nefes almayı başardı. Diğeri devam etti. Mesela burada insan bir kişiden fazlasına ait olamaz. Alışılmış şekilde insanlarla birlikte olursan senin kötü ve antisosyal olduğunu düşünüyorlar. Senden nefret edip lanetliyorlar. Bir keresinde bir sürü kadın erkekleri benimle görüştüğü için buraya gelip rezalet çıkardılar. İyi de niye olmasın? Sonra da üzerime saldırdılar. Hayır, çok kötüydü. Sana anlatamayacağım kadar kötüydü. Linda yüzünü elleriyle örtüp ürperdi. Öyle nefret dolular ki buradaki kadınlar. Manyaklar. Manyak ve acımasız. Ve de tabii ki maltus araştırmalarından ya da şişeler ve şişeden alma gibi konulardan hiç haberleri yok. Onun içinde durmadan köpekler gibi doğruyorlar. Çok iğrenç. Düşünüyorum da ben... Oh, Ford'um, Ford'um, Ford'um. Yine de John çok huzur verdi bana. O olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Yine de ne zaman bir erkek yaklaşsa bana çok kızardı. Minicik bir çocukken bile. Bir keresinde ama o zaman daha büyüktü, zavallı Vayı Suvayı öldürmeye kalktı. Yoksa Pop muydu? Sırf arada bir onlarla birlikte oluyorum diye. Çünkü ona uygar insanların böyle davranması gerektiğini asla anlatamadım. Manyaklık bulaşıcı bence. Her neyse. Sanırım Jona kızıl derilerden geçti bu huy. Çünkü onlarla büyüdü. Ona kötü davranıp diğer çocukların yaptığı şeyleri yapmasına izin vermemelerine rağmen bu da bir bakıma iyi oldu. Çünkü onu biraz olsun şartlandırabilmemi kolaylaştırdı. Yine de ne kadar zor olduğunu bilemezsin. İnsanın bilmediği o kadar çok şey var ki. Benim ilgilendiğim konular değildi bunlar. Yani bir çocuk sana bir helikopterin nasıl çalıştığını ya da dünyayı kimin yarattığını sorarsa ve sen bir betaysan, oldun olalı dölleme odasında çalışmışsan ne yanıt verirsin?'' 8. Bölüm Dışarıda, tozun ve çöplerin arasında, köpekler şimdi dört olmuştu. Bernard ve John bir aşağı bir yukarı yavaş adımlarla yürüyorlardı. Anlamak öyle zor ki benim için, diyordu Bernard. Tekrar kurmak, sanki farklı çağlarda, farklı gezegenlerde yaşıyormuşuz gibi. Anne fikri, bütün bu pislik, tanrılar, yaşlılık, hastalıklar Kafasını salladı. Neredeyse akıl almaz bir şey. Açıklamazsan asla anlayamam. Neyi açıklamazsam? Burayı köyü gösterdi. Orayı. Köyün dışındaki küçük evi kastediyordu. Her şeyi, tüm yaşamını. Anlatılacak ne var ki? En başından Hatırlayabildiğin kadar önceden başlayarak. Hatırlayabildiğim kadar önceden başlayarak. John kaşlarını çattı. Uzun bir sessizlik oldu. Hava çok sıcaktı. Bir sürü Meksika pidesi ve tatlı mısır yemişlerdi. Gel ve uzan bebeğim, dedi Linda. Büyük yatağa birlikte uzandılar. Şarkı söyle, ve Linda şarkı söylemeye başladı. Streptokok mikrop cehenneme direk ve uyusun da büyüsün yumurcak yakında şişeden çıkacak diyordu. Linda'nın sesi giderek uzaklaşıyordu. Büyük bir gürültü oldu. Bebek ürkerek uyandı. Dev gibi, ürkütücü bir adam yatağın yanında dikiliyordu. Linda'ya bir şeyler söylüyor. Linda ise gülüyordu. Linda battaniyeyi çenesine kadar çekmişti. Ama adam çekerek tekrar açtı. Saçları iki karı ipe benziyordu. Kolunda ise üzerinde mavi taşlar olan harika bir gümüş bilezik vardı. Bilezik hoşuna gitmişti ama yine de korkuyordu. Yüzünü Linda'nın vücuduna dayayıp sakladı. Linda elini üzerine koyunca kendini daha güvende hissetti. Linda, çocuğun pek iyi anlamadığı diğer sözcüklerle adama, "John burada. Yanımdayken olmaz." diyordu. Adam önce çocuğa, sonra Linda'ya baktı ve yumuşak bir sesle bir şeyler söyledi. Linda, "Hayır." dedi. Ama adam yatağın üzerine çocuğa doğru eğildi. Suratı kocaman ve korkunçtu kara saç, ipler battaniyeye değdi. Linda tekrar hayır dedi. Çocuk üzerindeki elin kendisini daha sıkı kavradığını hissetti. Hayır, hayır. Ama adam çocuğun kollarından birini tuttu, çocuğun canı yandı. Çığlık attı. Adam diğer elini uzatıp çocuğu kaldırdı. Linda çocuğu bırakmıyor. Hayır, hayır, diye bağırıyordu. Adam kısa ve öfkeli bir şey söyledi ve Linda'nın elleri aniden çözüldü. Linda, Linda! Tekme atıp debelendi. Ama adam çocuğu alıp kapıya götürdü, açtı. Diğer odanın ortasında yere bırakıp uzaklaştı ve kapıyı ardından kapattı. Çocuk kalktı ve kapıya koştu. Parmak uçlarında dikilince Ahşap kapı mandalına ancak yetişebiliyordu. Mandalı kaldırıp itti ama kapı açılmadı. Linda diye bağırdı. Linda karşılık vermedi. Büyük bir oda hatırlıyordu. Karanlık bir oda. İplerle bağlanmış ahşap bir şeyler vardı ve bunların etrafında bir sürü kadın dikiliyordu. Bataniye yapıyorlar demişti Linda ve gidip köşede çocuklarla oynamasını söylemişti. Bu arada Linda kadınların yanına gitmiş, onlara yardım ediyordu. Uzun bir süre çocuklarla oynadı. Birden insanlar seslerini yükselttiler. Kadınlar Linda'yı iterek uzaklaştırıyordu ve Linda ağlıyordu. Kapıya giden annesinin peşinden gelen çocuk niye öfkelendiklerini sordu. Bir şey kırdım da ondan, dedi Linda. Sonra da öfkelendi. Vahşi dokumalarını yapmayı nereden bileyim, dedi. Vahşi mahluklar. Vahşinin ne demek olduğunu sordu. Eve döndüklerinde Pop kapıda bekliyordu ve onlarla içeri girdi. Elindeki su kabağından yapılma kabın içi su gibi bir şeyle doluydu ama su değildi. Kötü kokan, ve insanın ağzını yakıp öksürten bir şeydi. Biraz Linda içti, biraz Pop içti. Linda kahkaha atıp yüksek sesle konuşmaya başladı. Sonra Linda ve Pop diğer odaya geçtiler. Pop gidince çocuk odaya girdi. Linda yatakta öyle derin uyuyordu ki uyandıramadı. Pop sık sık geliyordu. Balkabağındaki şeye meskal dendiğini söyledi. Fakat Linda Soma denmesi gerektiğini söyledi. Tek farkla. Bu sonrasında insanı hasta ediyordu. Pop'tan nefret ediyordu. Hepsinden. Linda'yı görmeye gelen bütün erkeklerden nefret ediyordu. Bir öğleden sonra çocuklarla oyun oynamış, eve dönüyordu. Hava soğuktu. Hatırlıyordu. Ve dağlarda kar vardı. Yatak odasından öfkeli sesler duydu. Kadınların sesleriydi ve anlamadığı sözler söylüyorlardı. Ama korkunç şeyler olduğunu biliyordu. Sonra aniden bir çatırtı oldu. Bir şey devrilmişti. İnsanların aceleyle hareket ettiklerini duydu. Bir çatırtı daha oldu ve dövülen bir katırın sırtından çıkan sese benzer bir şey duyuldu. Fakat o kadar kemikli birine vurulmuyordu. Linda çığlık attı. Hayır, yapmayın, yapmayın, diyordu. Çocuk içeriye koştu. Koyu renk battaniyelere bürünmüş üç kadın vardı. Linda yataktaydı. Kadınlardan biri bileklerini tutuyor, bir diğeri tekmelemesin diye bacaklarının üzerine uzanmıştı. Üçüncü kadın bir kamçıyla Linda'ya vuruyordu. Bir, iki, üç kez. Her seferinde Linda çığlık attı. Çocuk ağlayarak kadının battaniyesinin ucunu çekiştirdi. Lütfen, lütfen. Kadın boştaki koluyla çocuğu yaklaştırmıyordu. Kamçı tekrar indi. Linda tekrar haykırdı. Çocuk kadının kocaman kahverengi elini kendi ellerinin arasında yakalayıp tüm gücüyle ısırdı. Çığlık atan kadın elini bükerek kurtardı ve öyle bir itti ki çocuk yere düştü. Yerde yatarken kamçıyla üç kez çocuğa vurdu. Hayatında hissettiği en büyük acıydı. Ateş gibi yakıyordu. Kamçı tekrar indi. Bu kez çığlığı atan Linda'ydı. O gece annesine sordu. Ama niye senin canını yakmak istediler? Ağlıyordu. Çünkü kamçının sırtında bıraktığı kırmızı izler hala müthiş acıyordu. Ağlamasının bir nedeni de insanların böyle vahşi ve adaletsiz olmalarıydı. Ağlıyordu. Çünkü ufacık bir çocuktu ve onlara karşı koyamıyordu. Linda da ağlıyordu. Linda yetişkindi ama üçüyle başa çıkabilecek kadar iri değildi. Onun için de durum adil değildi. Niye canını yakmak istedilerliğinde. Bilmiyorum. Nereden bileyim? Ne dediğini duymak zordu. Çünkü yüzüstü uzanmıştı ve yüzünü yastığa koymuştu. Onlar bizim erkeklerimiz diyorlar diyerek devam etti. Hiç de çocukla konuşuyor gibi değildi. İçindeki biriyle konuşuyor gibiydi anlamadığı uzun bir konuşmaydı ve sonunda Linda her zamankinden yüksek sesle ağlamaya başladı. Ah, ağlama Linda. Ağlama. Linda'ya sokuldu. Kolunu boynuna doladı. Linda haykırdı. Ah, dikkat etsene omzum. Ah! dedi ve sert bir şekilde çocuğu itti. Kafası duvara çarptı. Salak çocuk diye bağırdı. Sonra da çocuğu tokatlamaya başladı. Çocuk bağırıyordu. Linda, "Ah, anne, yapma." "Annen değilim ben senin. Annen olmayacağım." Ama Linda, "Ah!" yanağını tokatladı. "Vahşiye döndüm." diye bağırdı. "Küçüklere hayvan gibi saldırıyorum. Sen olmasaydın denetçiye gidebilirdim. Kaçabilirdim." Ama bir bebekle yapamazdım. Çok utanç verici olurdu. Kendisine tekrar vuracağını anlayınca kolunu kaldırıp yüzünü korumaya çalıştı. Yapma Linda, lütfen yapma. Küçük vahşi. Çocuğun kolunu indirdi, yüzü şimdi korumasızdı. Yapma Linda. Tokadı bekleyerek gözlerini kapadı. Fakat Linda vurmadı. Bir süre sonra gözlerini açtığında kendisine baktığını gördü. Annesine gülümsemeye çalıştı. Aniden çocuğu kollarıyla sarıp öpücüklere boğdu. Linda bazen birkaç gün boyunca yataktan çıkmazdı. Üzüntü içinde yatardı. Ya da Pop'un getirdiği şeyi içer, kahkahalarla güler ve sonra da uyurdu. Bazen de hastalanırdı. Çoğunlukla oğlunu yıkamayı unuturdu ve soğuk Meksika pidelerinden başka yiyecek bir şey olmazdı. Annesinin ilk kez saçında o küçük hayvanları bulduğu zamanı hatırladı. Nasıl da çığlıklar atmıştı. En mutlu zamanları annesinin kendisine diğer tarafı anlattığı zamanlardı. Gerçekten ne zaman canın isterse uçabiliyor musun? Ne zaman canın isterse ona bir kutudan çıkan harika müziği anlatırdı. Oynayabileceğin bütün o güzel oyunları, lezzetli yiyecek ve içecekleri, duvardaki küçük bir şeye basınca çıkan ışığı, görebildiğin ve aynı zamanda işitip hissedebildiğin ve koklayabildiğin resimleri. Güzel kokular yaratabildiğin başka bir kutuyu. Dağlar kadar yüksek, pembe, yeşil, mavi, gümüş rengi evleri herkesin nasıl hep mutlu olduğunu ve kimsenin dert ve öfke nedir bilmediğini, herkesin herkese ait olduğunu, dünyanın diğer tarafında olanları görüp duyabildiğin kutuları, tertemiz, harika şişelerdeki bebekleri, her şeyin pırıl pırıl ve mis gibi koktuğunu, insanların hiç yalnız kalmayıp birlikte mutlu, neşe içinde, burada, Malpais'teki yaz bayramlarında olduğu gibi yaşadıklarını ama çok daha mutlu ve her gün her gün böyle yaşadıklarını anlatırdı. Saatlerce dinlerdi. Bazen o ve diğer çocuklar fazla oyun oynamaktan yorulunca köyün yaşlılarından biri onlarla diğer dilde konuşur. Onlara dünyanın yüce yaratıcısından sağ el ile sol el arasındaki uzun mücadeleden, ıslak ve kuru arasındaki uzun dövüşten gece düşünerek büyük bir sis ve bu sisten de bütün dünyayı yaratan Avonovilo'dan, Toprak Ana'dan, Babadan, Aha Iyuta ve Marseillema'dan, Savaş ve Şans ikizlerinden, İsa ve Pukung'dan, Meryem ve Essanat Lehi'den, Kendini Tekrar Gençleştiren Kadından, Laguna'daki Siyah Taş'tan ve Yüce Kartal ile Akomalı Leydimizden bahsederdi. Tuhaf öykülerdi başka bir dilde anlatıldığı ve tam olarak anlayamadığı için de daha güzel görünüyorlardı. Yatakta uzanıp cenneti ve Londra'yı, akomalı leydimizi ve sıra sıra tertemiz şişelerdeki bebekleri, göğe yükselip uçan İsa'yı ve uçan Linda'yı, Dünya Kuluçka Merkezi Müdürünü ve Avonovilona'yı düşünürdü. Linda'yı görmeye bir sürü erkek gelirdi. Çocuklar parmaklarıyla John'u gösterir olmuşlardı. Tuhaf diğer dille Linda'ya kötü diyorlardı. Ona anlamadığı ama kötü olduğunu bildiği isimleri yakıştırıyorlardı. Bir gün Linda ile ilgili bir şarkı söylediler tekrar tekrar. Onlara taş attı. Onlar da ona taş attılar. Keskin bir taş yanağını kesti. Kan durmuyordu. Her yeri kan olmuştu. Linda onu okumayı öğretti. Bir kömür parçasıyla duvara resimler çiziyordu. Oturan bir hayvan, şişi içinde bir bebek. Sonra da sözcükleri yazıyordu. Kedi paspasın üzerinde, bebek kavanozun içinde. Hızlı ve kolay öğreniyordu. Duvara yazdığı sözcüklerin hepsini okuduğunda Linda büyük tahta sandığını açıp hiç giymediği küçük, komik, kırmızı pantolonun altından ince küçük bir kitap çıkardı. John daha önce birçok kez görmüştü bu kitabı. Büyüyünce okuyabilirsin demişti Linda. Eh, artık yeterince büyümüştü. Kendiyle gurur duyuyordu. Korkarım fazla heyecanlı bulmayacaksın dedi. Ama elimdeki tek şey bu diyerek hiç geçirdi. Londra'da kullandığımız okuma makinelerini görebilseydin. John kitabı okumaya başladı. Embriyonun kimyasal ve bakteriyolojik şartlandırması Beta embriyo deposu çalışanları için pratik talimatlar Sadece başlığı okuması 15 dakika aldı. Kitabı yere fırlatıp ''İğrenç kitap, iğrenç'' dedi ve ağlamaya başladı. Bazen üstü başı döküldüğü için John'la da alay ediyorlardı. Elbiseleri yırtıldığında Linda yama yapmayı bilmiyordu. Linda diğer tarafta insanların elbiseleri delindiğinde atıp yenilerini aldıklarını söylemişti. Çocuklar "Paspal, paspal!" diye bağırıyordu. "Ama ben okuyabiliyorum, onlar okuyamıyor." diyordu kendi kendine. "Okumanın ne olduğunu bile bilmiyorlar." Okuma konusunda yeterince düşündüğünde çocukların alaylarına aldırmıyormuş gibi yapmak kolaylaşıyordu. Linda'nın kitabı tekrar kendisine vermesini istedi. Çocuklar parmaklarıyla işaret edip şarkı söyledikçe daha sıkı okuyordu. Çok geçmeden bütün sözcükleri oldukça iyi okur hale gelmişti. En uzun sözcükleri bile. Ama anlamları neydi? Linda'ya sordu. Ama Linda cevap verebildiği zamanlar bile pek anlayamıyordu. Genellikle de cevap veremiyordu. Kimyasal madde nedir? diye sordu. Aa e, magnezyum tuzu gibi delta ve epsilonlara tıfıl ve geri kalsınlar diye verilen alkol gibi ya da kemikler için kalsiyum karbonat benzeri şeyler işte Kimyasal madde nasıl yapılır Linda nereden gelir Şey bilmiyorum şişelerden alırsın Şişeler boşalınca kimya deposundan daha fazlasını istersin Sanırım kimya deposunda çalışanlar yapıyorlar ya da kimya fabrikasından istiyorlardır. Bilmiyorum, kimyala hiç uğraşmadım. Benim işim embriyolarlaydı. Sorduğu her konuda böyle oluyordu. Linda bir şey bilmiyor gibiydi. Köyün ihtiyarlarının yanıtları daha kesindi. İnsanların ve tüm yaratılanların tohumu, güneşin ve yeryüzünün ve gökyüzünün tohumları, Avonavilona, bunların hepsini bereket yarattı. Şimdi dünyanın dört rahmi var ve Avonovilona tohumları en alttaki rahime yerleştirdi ve tohumlar giderek büyümeye başladılar. Bir gün John sonradan bunun 12. doğum gününden hemen sonra olduğunu hesaplamıştı. Eve döndüğünde yatak odasında yerde daha önce hiç görmediği bir kitap buldu. Kalın bir kitaptı ve çok eski görünüyordu. Cildini fareler kemirmişti. Bazı sayfaları kopuk ve buruşuktu. Yerden alıp ön sayfasına baktı. Kitabın adı William Shakespeare'in tüm eserleriydi. Linda yatağa uzanmış, bir kupadan berbat, leş kokulu meskal içiyordu. Pop getirdi dedi. Sesi başka birinin sesiymişçesine kalın ve kısıktı. Antilop Kiva'nın sandıklarından birinde duruyormuş. Yüzyıllardır oradaymış. Doğrudur herhalde. Çünkü baktım da saçmalık dolu içi, ilkel. Yine de okumanı ilerletmen için iyi olacaktır. Son bir yudum içti, kupayı yatağın yanına yere bıraktı. Öbür tarafına döndü, bir iki kez hıçkırdı ve uykuya daldı. John kitabı rastgele açtı. Hayır, fakat yaşamak. Dağınık bir yatağın ekşimiş ter kokusunda. Çürüme, dalkavukluk ve sevişmeyle ağır ağır pişerek. Leş kokan domuz ahırının üst katında. Garip sözcükler beyninde dolanıyor, konuşan gök gürültüsü misali gümbürdüyordu. Yaz danslarında çalınan davullar misali. Eğer davullar konuşabilseydi, Mısır türküsünü söyleyen erkekler misali. Muhteşem. Öyle muhteşemdir ki ağlatır seni. Tüylerine, oymalı çubuklarına, kemik ve taş parçalarına büyü okuyan ihtiyar Mitsima misali. Kiat slok ve slok ve. Kiayi sulu sulu tisitlama. Mitsama'nın büyüsünden daha iyiydi. Çünkü daha anlamlıydı. Çünkü onunla konuşuyordu. Çok güzel konuşuyordu ve sadece yarısı anlaşılabiliyordu. Korkunç muhteşem bir büyüdü. Linda hakkında konuşuyordu. Kupası yatağın yanında, yerde duran, uzanmış, horlayan Linda hakkında. Linda ve Pop hakkında. Linda ve Pop. Her geçen gün Pop'a nefreti büyüyordu. Bir adam durmadan gülümseyebilir ama yine de yılanın biri olabilir. Vicdansız, hain, şehvet düşkünü. Eşi benzeri olmayan bir yılan. Sözcükler tam olarak ne anlama geliyordu? Sadece tahmin edebiliyordu. Ama büyüleri güçlüydü ve beyninde gümbürdemeye devam ediyorlardı. Ve her nasılsa daha önce Pop'tan gerçekten hiç nefret etmemiş gibiydi. Etmemişti. Çünkü ne kadar nefret ettiğini hiçbir zaman söyleyememişti. Ama şimdi elinde bu sözcükler vardı. Davullara, türkülere ve büyüye benzeyen sözcükler. Bu sözcükler ve onların alındığı tuhaf öykü hiçbir anlam çıkaramıyordu ama yine de muhteşemdiler. Pop'tan nefret etmesi için bir zemin oluşturuyor, nefretini gerçeğe yaklaştırıyor, hatta Pop'un kendisini bile daha gerçek kılıyordu. Bir gün oyundan döndüğünde iç odanın kapısı açıktı. Yatakta birlikte uzanmış uyuduklarını gördü. Linda bembeyaz, Pop ise onun yanında neredeyse simsiyahtı. Pop'un bir kolu Linda'nın omuzlarının altında, öbür kara eli Linda'nın göğsündeydi. Saçın örgülerinden biri Linda'nın boynunda boğazını sıkmaya çalışan bir kara yılan gibi uzanıyordu. Pop'un su kabağı çanağı ve bir kupa yatağın yanında yerde duruyordu. Linda horluyordu. Birden kalbinin yok olduğunu ve yerinde bir çukur kaldığını hissetti. İçi boşalmıştı. Boşalmış ve üşüyordu. Midesi bulanıyor, başı dönüyordu. Kendini toparlayabilmek için duvara yaslandı. Vicdansız, hain, şehvet düşkünü Davullar misali, Mısır için türkü söyleyen erkekler misali, büyü misali sözcükler beyninde durmadan uğulduyordu. Üşürken birden ateş basmıştı. Yanakları kanın hücumuyla yanıyor, o da gözlerinin önünde dönüyor ve kararıyordu. Dişlerini sıkarak, onu öldüreceğim, onu öldüreceğim demeye başladı. Birden sözcükler akmaya başladı sarhoş sızmışken ya da öfkeli veya yatağında ensesten keyifli. Büyü John'un yanındaydı. Büyü açıklıyor, emir veriyordu. Tekrar dış odaya çıktı. Sarhoş sızmışken. Et bıçağı ocağın yanında yerde duruyordu. Eğilerek aldı ve parmaklarının ucuna basarak kapıya geldi. Sarhoş sızmışken sarhoş sızmışken odaya koştu ve bıçağı sapladı ah kan pop sıçrayarak uyandığında tekrar sapladı bir kez daha saplamak için kolunu kaldırdı ama bileğinin yakalanıp ah ah büküldüğünü fark etti kıpırdayamıyordu yakalanmıştı pop'un küçük siyah gözleri çok yakından kendi gözlerinin içine bakıyordu bakışlarını kaçırdı. Pop'un sol omzunda iki kesik vardı. ''Ah, kana bak!'' diye bağırdı Linda. ''Kana bak!'' Kan görmeye hiç dayanamıyordu. Pop diğer elini kaldırdı. Kendisine vurmak için kaldırdığını sandı John. Darbeyi karşılamak için gerildi. Ama kalkan el çenesinin altından tutup tekrar Pop'un gözlerinin içine baksın diye kafasını çevirdi. Uzun bir süre baktı. Saatler sürmüştü. Sonra birden elinde olmadan ağlamaya başladı. Pop kahkahalara boğuldu. Kızılderili sözcükleriyle git dedi. Git benim cesur a iyi tam. Gözyaşlarını saklamak için diğer odaya koştu. İhtiyar Mitsima kızılderili sözcükleriyle 15 yaşına geldin. Artık sana kilden şeyler yapmayı öğretebilirim dedi. Nehrin yanına çömelerek birlikte çalışmaya koyuldular. Mitsima ellerinin arasına bir toprak kil alarak "Öncelikle küçük bir ay yapalım." dedi. Toprağı sıkıp yuvarlak hale getirdi. Sonra da bükerek kenarlarını kaldırdı. Ay sığ bir kupaya döndü. Çocuk yavaş ve beceriksiz bir şekilde ihtiyar adamın zarif el hareketlerini taklit etti. Ay kupa ve şimdi de bir yılan. Mitsima bir başka kil parçasını alıp yuvarlayarak uzun, esnek bir silindire çevirdi. Bir çembere çevirip kupanın kenarına yapıştırdı. Sonra bir yılan daha, bir tane daha, bir tane daha. Çember şeklinde yukarı çıkarak çömleğin kenarlarını işledi. Çömlek biraz önce darken şişkinleşti. Boğazına doğru yine daraldı. Mitsima elleriyle sıkıp dövdü, okşayıp sıyırdı ve sonunda ortaya çıktı. Şekil olarak tanıdık Malpayis su kabıydı. Ama siyah yerine krema beyazıydı ve hala yumuşaktı. Mitsima'nın yaptığı çömleğin yanında komik bir taklidi, Jun'un yaptığı çömlek duruyordu. Mitsuma yan yana duran iki çömleğe bakınca gülmeden edemedi. Bir sonraki daha iyi olur, dedi ve başka bir kil parçasını ıslatmaya koyuldu. Yaratmak, şekil vermek, parmaklarının maharet ve güç kazandığını hissetmek Jona büyük bir keyif vermişti. Çalışırken kendi kendine şarkı söylüyordu. A, B, C, vitamin D, mezgit suda, yağ ciğerde. Mitsima da bir ayı öldürmekle ilgili bir şarkı söylüyordu. Bütün gün çalıştılar. Gün boyunca içi insanı saran yoğun bir mutlulukla doldu. Önümüzdeki kış, dedi ihtiyar Mitsima, sana yay yapmayı öğreteceğim. Uzun bir süre evin dışında dikildi. Sonunda içerideki törenler bitti. Kapı açıldı, dışarı çıktılar. İlk kotlu çıktı sağ elini değerli bir mücevher tutuyormuşçasına sıkıca kapatmış, ileriye uzatmıştı. Ardından aynı şekilde sıktığı elini ileri uzatmış halde Kiyakim'e çıktı. Sessizlik içinde yürüdüler. Onları yine sessizlik içinde erkek ve kız kardeşler, kuzenler ve ihtiyarlar grubu izledi. Köyden çıkıp plato boyunca yürüdüler. Tepenin kenarında durdular yüzleri sabah güneşine dönüktü. Kotlu elini açtı. Avucunda bir parça beyaz mısır ekmeği vardı. Mısırın üzerine eğilerek nefes alıp verdi. Birkaç söz mırıldandı ve bir avuç beyaz tozu güneşe doğru fırlattı. Kiyakime de aynını yaptı. Sonra Kiyakime'nin babası öne çıktı ve tüylü bir dua çubuğunu kaldırarak uzun bir dua okudu sonra da çubuğu mısır ekmeğinin ardından fırlattı. İhtiyar Mitsima yüksek bir sesle Bitti dedi. Artık evliler. Dönüş yolunda Linda. Eh Tüm söyleyebileceğim ufacık bir şey için gereksiz bir telaş bence. Uygar ülkelerde bir erkeğin canı bir kızı çektiğinde tek yaptı. Ama sen nereye gidiyorsun John? Annesinin seslenişine kulak asmayıp Koşarak uzaklaştı. Yalnız kalabileceği bir yer arıyordu. Bitti. İhtiyar Mitsima'nın sözleri beyninde durmadan yankılanıyordu. Bitti. Bitti. Sessizce ve uzaktan ama yoğun bir şekilde umutsuzca, çaresizce Kiyakimeyi sevmişti ve şimdi bitmişti. 16 yaşındaydı. Dolunay olduğunda antilop kivasında sırlar söylenir, sırlar tamama erer ve meyve verirdi. Çocuklar kivaya iner ve erkek olup çıkarlardı. Çocukların hepsi korkar ama bir yandan da sabırsızlanırlardı. Sonunda beklenen gün geldi. Güneş battı, ay yükseldi. John da diğerleriyle gitti. Erkekler Kiva'nın girişinde Karanlıkta dikiliyordu. Merdiven kızıl aydınlatılmış derinliklere iniyordu. Öndeki çocuklar inmeye başlamışlardı. Aniden erkeklerden biri ileri çıkıp Jon'u kolundan yakaladı ve kuyruktan çıkardı. John kıvrak davranarak kendini kurtarıp diğerlerinin arasındaki yerini aldı. Adam bu kez ona vurdu ve saçını çekti. Sana göre değil beyaz kafa Dişi köpeğini oğluna göre değil, dedi adamlardan biri. Çocuklar güldüler. Git. Grubun yakınında dolanırken adamlar tekrar git diye bağırdılar. Bir tanesi yere eğilip bir taş aldı ve fırlattı. Git, git, git. Taşlar yağmur gibi yağıyordu. Kan revan içinde karanlığa doğru uzaklaştı. Kızıl ışıklı kivadan şarkı sesleri geliyordu. Çocukların sonuncusu da merdiveni inmişti. John yapayalnızdı. Köyün dışında, platonun çıplak düzlüğünde yapayalnızdı. Ay ışığında kaya, beyazlamış kemikleri andırıyordu. Aşağıda, vadide kır kurtları aya dönmüş oluyorlardı. Çürükleri canını yakıyor, kesikleri hala kanıyordu. Fakat acıdan ağlamıyordu yapayalnız olduğu için dışlandığı, bu kayalar ve ay ışığından ibaret iskeletler dünyasında yalnız kaldığı için ağlıyordu. Uçurumun kenarına oturdu. Ay arasında kalmıştı. Aşağıya, Platon'un siyah gölgesine baktı. Ölümün siyah gölgesine. Bir adım atması, kendini bırakması yeterli olurdu. Sağ elini ay ışığına tuttu. Bileğindeki kesikten hala kan süzülüyordu. Birkaç saniyede ölü bir ışığın ortasında neredeyse renksiz bir damla karanlığa süzülüyordu. Damla, damla, damla damla. Yarın, yarın, yarın. Zamanı, ölümü ve tanrıyı keşfetmişti. Yalnız. Hep yapayalnızdım diyordu delikanlı. Bu sözcükler Burnard'ın beyninde ağlamaklı bir yansımaya sebep oldular. Yalnız, yapayalnız. Ani bir sırdaşlıkla, ben de yalnızım dedi. Son derece yalnızım. Yalnız mısın? John şaşırmışa benziyordu. Diğer tarafta insanların daima demek istediğim Linda hep hiç kimsenin asla yalnız kalmadığını söylerdi. Bernard utanarak kızardı. Bakışlarını kaçırıp mırıldanarak. Anlatmak istediğim sanırım ben çoğu insandan farklıyım. Eğer insan şişeden farklı çıkarılmışsa... Evet, mesele tam da bu diye delikanlı kafasıyla onayladı. Eğer farklıysan yalnızlığa mahkum oluyorsun. Yalnız olana acımasız davranıyorlar. Biliyor musun, beni her şeyden dışladılar. Diğer çocukları geceyi geçirmek üzere dağlara yolladıklarında, bilirsin işte kutsal hayvanının hangisi olduğunu bulmak için rüyaya yatarsın. Benim gitmeme izin vermediler. Bana sırların hiçbirini söylemediler. Yine de ben kendi başıma yaptım. Diye ekledi. Beş gün boyunca hiçbir şey yemedim ve sonra da tek başıma oradaki dağlara çıktım. Eliyle gösterdi. Werner bilmiş bir edayla gülümsedi. Peki rüyanda bir şey gördün mü?" diye sordu. Diğeri başıyla onayladı. Ama sana ne olduğunu söylememem gerekiyor. Bir süre sessiz kaldı. Sonra alçak bir sesle "Bir keresinde," diyerek devam etti. "Diğerlerinden hiçbirinin yapmadığı bir şey yaptım. Yazın bir gün öğle saatinde kollarımı açarak Çarmıhtaki İsa gibi bir kayaya yaslandım. Niye yaptın ki böyle bir şeyi? Çarmıha gerilmenin nasıl bir şey olduğunu merak ediyordum. Güneşin altında asılı kalmanın Ama niye? Niye mi? Bilmem diye tereddüt etti. Çünkü yapmam gerektiğini hissediyordum. Eğer İsa dayanabildiyse bir de insan bir hata işlemişse üstelik de mutsuzdum. Bu da başka bir neden. Musuzluktan kurtulmanın tuhaf bir yolu gibi görünüyor, dedi Bernard. Ama bir kez daha düşününce o kadar mantıksız olmadığına karar verdi. Soma almaktan daha iyiydi. Bir süre geçince bayıldım, dedi delikanlı. Yüzüstü düştüm. Yara izimi görebiliyor musun? Alnındaki sarı, gür saçları kaldırdı. Sağ şakağındaki yara izi soluk ve buruşuktu. Bernard baktı sonra da hafif bir ürpermeyle hızla bakışlarını kaçırdı. Merhametli olmaktan çok son derece yufka yürekli olacak şekilde şartlandırılmıştı. Hastalık veya yara düşüncesi bile sadece dehşete düşürmekle kalmıyor, itici ve hatta iğrenç geliyordu. Kir gibi, sakatlık ya da ihtiyarlık gibiydi. Hemen konuyu değiştirdi. Bernard, Küçük evde bu genç vahşinin babasının kim olduğunu anladığı ilk andan beri gizlice stratejisini oluşturmaya çalıştığı planın ilk hareketini yaparak "Bizimle Londra'ya gelmek ister misin? Merak ediyorum." dedi. "İster misin?" Delikanlının yüzü aydınlandı. "Ciddi misin?" "Elbette, ama izin alabilirsem." "Linda da geliyor mu?" "Bilmem." şüphe içinde kalarak tereddüt etti. O iğrenç yaratık mı? Hayır, imkansızdı. Fakat eğer... Birden Bernard'ın aklına Linda'nın iğrençliğinin son derece faydalı olabileceği geldi. Tabii ki, diye haykırdı. İlk tereddütünü aşırı yüksek sesli bir samimiyetle telafi eder gibiydi. Delikanlı derin bir nefes aldı. Tüm yaşamım boyunca hayalini kurduğum şeyin gerçek olacağını düşünmek. Miranda ne diyordu hatırlıyor musun? Miranda da kim? Delikanlı belli ki soruyu duymamıştı. Mucize, dedi delikanlı. Gözleri parlıyor, yüzü ışıldıyordu. Ne kadar çok iyi yürekli varlık var burada. Ne kadar güzel insanoğlu. Yüzündeki ışıltı birden derinleşti şişe yeşili viskoz giymiş, gençlik ve cilt besleyicilerle parıldayan, balık eti, iyilik dolu gülümseyen bir meleği Lenina'yı düşünüyordu. Kekeledi. Hey cesur yeni dünya! diye başladı. Sonra aniden duraksadı. Kan yanaklarından çekildi. Beti benzi sarardı. Onun evli misin? dedi. Ne miyim? Evli yani sonsuza dek. Kızıl derili dilinde sonsuza dek derler. Koparılamaz bir bağdır. Ford aşkına hayır. Bernard gülmeden edemedi. John da gülüyordu ama nedeni başkaydı. Salt keyiften gülüyordu. Hey cesur yeni dünya diye tekrarladı. Hey cesur yeni dünya ki içinde böyle insanlar var. Hemen işe koyulalım. Bazen gerçekten tuhaf konuşuyorsun," dedi Bernard, şaşkınlık içinde Delikanlı'ya bakıyordu. Neyse, ama yeni dünyayı kendi gözlerinle görene kadar beklesen daha iyi olmaz mı?